Auto ekspertiz ve daha fazlası garantiliarabam.com kayıt dışını sunar. Merhaba sevgili dostlar. TV yüz ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta dört konuğum var ve konuklarım felsefeci, ilahiyatçı, profesör doktor Caner Taslaman, araştırmacı yazarlar Serhat Ahmet Tan, Hamza Yardımcıoğlu, Ali Selman Demirbay'la insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışacağız. Etiketimizi hatırlatıyorum efendim. Baştan söyleyelim. Çünkü çok soruyorsunuz. Benim fikrim. Bol bol soru sorabilirsiniz dört konuğumuza da. Konularımız biraz önce gördüğünüz zaman ben de yine anlatayım. Mehdi Mesih konuşacağız, Deccali konuşacağız ve Armegadon inanın, inanışı acaba İslam'la çelişiyor mu? Bunu masaya yatıracağız efendim. Ve yapay zeka diyorlar ki yapay zeka yeni bir din oluşturacak. Yapay zekanın çıkartacağı din acaba dikkat mezheplere ayrılır mı? Evet insanın varoluş gizeminin ardında ne saklı? Bunları konuşacağız. Kutsal kitaplar insanlığı bekleyen felaketlere işaret mi ediyor? Ve cinsiyetsiz toplum, iklim değişikliği, ekonomik krizler ve göçler acaba önümüzde ...neyin habercisi olacak... ...bizleri neler bekliyor... ...etiketimizi bir daha hatırlatalım... ...benim fikrim... Ee, ...efendim... ...bugün hemen ilkin... ...size kitaplar tanıtacağım... ...Ruhun Yedi Çılgınlığı... ...atlıyorum çünkü... ...bu hayatı nasıl yaşamalıyız... ...Caner Taslaman'a ait... ...yeni... ...çok yeni bir kitap... ...Büyü ve Nazardan Korunma... ...Ali, Der, Ali Selman Demirbağ'a ait... ...ve Kozmik Miras... Serhat Ahmet'ten ait ve kök evet insanlığın saklı tarihi bugün kitapçı gibi olduk ama ve ruhlar dünyada ve Türkiye'de ruhçuluk bu ikinci baskısı ve biraz önce kapıdan girerken önemli bir kitap verildi bana çok sevdiğimiz abimiz Osman Pamukoğlu'nun Biz Huduttayken bir teğmen, üst teğmen ve 230 askerin hikayesinin kitabı. Bu yeni geldi. Buradan selam olsun. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Caner, ne yapıyorsun bu aralar? Valla e, kitabı bitirince yeni bir kitaba evet. başladım. <laughs> yeni kitabı yazmaya çalışıyorum. Ben de böyle kitapları biraz ayırayım. Ruhun yedi çığlığı. Evet. evet. Bunu biraz bir önceki programda biraz evet. konuşmuştuk. Buradan çok konuşuruz. Kitabın içine gireriz. Tabii. Tabii yani o kitap dediğin gibi bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu soran bir insana e, yedi tane kavram üzerinden tartıştıran bir kitap. Bu yedi tane kavramda işte mutluluk, anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzel ve süreklilik. Ruhun arayışları bunlar. Her insanın arayışları olduğu için bu arayışların önemini vurgulamak için çığlık kelimesini kullanıyorum. O yüzden ruhun yedi çığlığı dedim. Evet. Bunlar çerçevesinde işte bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bugün biraz bu konulara gireceğiz ama daha derin belki de çok tartışmalı konulara böyle yelken açacağız. Hamza hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk iyiyim Ertan abi sen nasılsın? Bugün böyle şeyler filan e, ne mendil? Bu normalde falan. bu ceketin cebinde <laughs> hep duran bir şey. Böyle fark <laughs> ettim çünkü bir çekeyim dedim öyle oldu. <laughs> evet. Ne yapıyorsun bu ara? Ya yayınlar devam ediyor her zaman olduğu gibi yoğun evet. koşturuyoruz yani. Ali hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? iyisiniz? İyi vallahi. Okul devam ediyor. Okul devam ediyor. Tamam. Bir Yeni kitaplar var mı? Yeni kitap işte hazırlıyoruz bir yandan. Ya <laughs> biraz yavaş ağır ilerliyor ama inşallah yeni sezona yetiştireceğiz. Serhat sen de hoş geldin. Kolay gelsin Ertan Bey. Evet. Şimdi isterseniz hemen konulara girelim. Bizim klasik kayıt dışı hani tweetlerimize bakalım. Yönetmenim 9 numarayı verelim ve Hamza ile bir başlayalım bakalım. Çünkü biraz para konuşacağız. Ekonomistin kapağı gelsin. Evet. De Ekonomistin bu hafta kapağında 1869'da kurulan ve kendini mitolojisine hapsolmuş bir aslında firma olan Goldman Sachs'tan bahsediyor. Acaba Goldman Sachs kendi küllerinden tekrar doğacak mı diye bir başlık yapmış. Ve Goldman Sachs'a göre bu önemli bir haber. 2015 ve 2025 tarihlerinde ekonomisi en çok büyüyecek ülkeler sıralamasında Meksika, Endonezya, Türkiye, Vietnam, Mısır ve Filipinler, Nijerya var. Ne diyorsun Hamza? Goldman Sachs'ı The Economist kapağı bu hafta böyle iyice incelemiş acaba küllerinden doğacak mı? Şimdi ben ekonomistin bu kapağını daha yeni gördüm. Bu evet. yeni kapağı. Bir de enteresan bir şekilde ekonomistin Türkiye'ye sayılarının gelmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Şey çıkmıştı ya bir kapak yapmıştı. Evet. Erdoğan kapağı. Ben gideyim alayım o sayıyı dedim. Baktım hiç bir yerde yok. E evet. Şey gelmiyor diye. Bu sayıyla ilgili de açıkçası çok böyle incelemediğim için fazla bir şey söyleyemem üzerine ama... Goldman Sachs'ı, normalde Sachs öyle yazılmıyor yani Goldman evet. Sachs diye evet, ama bunu tabii. daha farklı bir şekilde yazmış. Ee, eriyor. Yani ne tarafa çeksen yani yorumlayabileceğin kapakları var ekonomistin. Bir de çok açık net mesajları koyduğu kapakları var. Bu biraz muallak kalmış bu kapak. Evet, böyle yorumluyorsun. Evet, fazla yani. üzerine söyleyecek evet, bir tam şey yok herhalde. Şimdi bilmiyorum. bu haftanın kapakları tabii ikinci kapağımızda Time'ın kapağı olsun. İsterseniz yönetmenim 7 numarayı bir verin. Onun üzerinden Burada de bir şey söyleyebilir bir miyim? Konuşalım. Evet Acaba bir şey eklemek isteyen City, varsa City, girsin. City of London'dakiler evet. Goldman Sachs'ı e, gözden mi çıkarttı? Yani hani oyun dışı mı bırakmak istiyor? Ama orada içerikte yani, ben derginin kendisinde yani bana devamlı dergilerin hem iç hem dışı geldiği için. Ya çünkü bu Amerika hükümeti Bunları kurtardı. Yani evet. Federal Rezerv kurtardı işte 2008 kriziyle. Şimdi artık görevini tamamladı da artık onu ıskartaya çıkartıyoruz. Ya şunu düşündü. Normalde devam bu şeyde City of London'da altın piyasalarında fiyatlarda belirleyici bir kuruluş. Bu türev evet. kontratlarında belirleyici bir kuruluş olduğu için bunu böyle bir erimiş halde gösteriyor. Şu anda dünyadaki bütün fiziki emtiyanın bu finansal emtiyanın içinde olur gıda emtiyası içinde enerji hepsi için vadeli satışlar yapıyorlar kağıt üzerinde yani olmayan evet, şeyleri olmayan satıyorlar. satıyorlar ve gerçek e, fiziki talep halinde bütün bu kontratların karşılığı böyle bir şey olsa bütün değil yani onda biri olsa sistem çöker yani bilmiyorum belki Yok ona bir gönderme değil. olabilir sistemde bir, bir yorum yapabilir yani. Şimdi Rusya e, çok yakında da Brezilya ile Arjantin yeni para birimine geçmeye başladılar. Rusya altına bağladı diye haberler çıkmıştı bundan 6 ay 7 ay önce. Hamza daha iyi bilir onu. Şimdi burada altına bağlanarak paraları e, sınırlı hale getirmeye çalışıyorlar. Ama Batı dünyası da bu savaş, Ukrayna savaşı sebebiyle e, Rusya'nın altından istifade etmemesi için altın fiyatlarını baskılıyor. Bu baskılamayı nasıl yapıyor? Türevlerle. Hatta Bitcoin bile buna dahil olabilir. Yani Bitcoin'i bile bunun için çıkartmış olabilirler veya kripto işte bu paraların hepsini. Şimdi burada fiyatlar eğer baskılanamazsa Hamzan'ın dediği gibi bu türevler çok şişmiş durumda. Bunlar patlayabilir. Patladığı zaman da bu çok büyük bir kriz olur. O eriyor demesi altının fiyatı zorluyor sistemi. Şu anda yükselmeye çalışıyor ama bastırıyorlar. Yani 1600 dolardaydı. 1900'lere geldi şu anda. Bu 1-2 ay içinde oldu. E bir Hayır, senedir oraya takıldınız da şeye takılmıyorsunuz. Yani orada diyor ki 2015-2025 yılı içinde dünyada en çok büyüyen ülkeler yani birisi yani ilk 10 sıralamın 4'ü veya 5'inin içinde Türkiye var. Yani Türkiye'yi o orada başka bir şey bir şey bir yapmamız de lazım. Ters okuyabilir Şimdi... misiniz? <laughs> Aslında hani e, haberin başlığına da bakacak olursanız kendi küllerinden doğan diyor ve acaba eriyor mu yoksa var olan yapıdan yük Türkiye'yi de bastıralım çıkıyor. falan mı diyorlar acaba? Yani evet. Türkiye'yi diyor dikkat dedim. Şimdi gelin hızlı gidelim. Ee, bir kapak daha var. Bu haftanın evet. Time'ın kapağı. Eee Quantum Leap yani e, kapağı şöyle diyor. E, Quantum kuantum bilgisayarlar dünyamızı dönüştürecek diye bir başlık atmış. Hı -hı. Hı -hı. Ve bu başlıkta 21. yüzyıl uzay yarışını kuantum bilgisayarlar Hı -hı. başlatacak diyor. Time bu kapağında. Hı -hı ancak büyük bir ama çok büyük bir güvenlik problemi var. Çünkü biliyorsunuz yani bizim kullandığımız şu anda kullandığımız tüm bilgisayarları kuantum bilgisayarlar bir şekilde hackleyebiliyorlar. Böyle bir sorun hem var. Hem hacklenme var. Evet. hem de şarj olayı çözülmemiş. Evet. Bir de internet olayı Şimdi, da çözülmemiş. Şimdi e, bunda bu metni tabi tweette az yazıyoruz ama bu metnin içinde şöyle bir yazı da var. Diyor ki artık ee, hani enerji sorunu hemen hemen yok olmaya başladı. Kuantumla birlikte. Ben bundan bir 10 evet. sene kadar önce Nature dergisinde meşhur dünya çapında en ünlü önemli bilim dergilerinden bir tanesidir. Bir makale vardı orada okumuştum. E, verinin ışınlandığını data teleportation diye bir şey hatta bunun bir deneyini yapmışlar. İki tane devre arasında sıfır kelvinde soğutulmuş sıvı nitrojenle iki devre arasında bir veriyi bir diğerine e, ışınlandığına dair bir e, makale yayınlanmıştı. Tabi aradan zaman geçti. Yani ışınlama demek saniyede 300 bin kilometrenin üstünde bir hızla yani ışık hızının üzerinde bir şeyi aktarıyorsun. Bu bir veri olabilir, bir cisim olabilir, başka bir şey olabilir. Yani kütlesi olan bir şey henüz e, dünyada ışınlanmış değil ama bu... Aslında bilmiyoruz da. Yani tabi aslında var. doğru. Kuran-ı Kerim'de var. Var tabi oksijenler Birazdan konuya da gireriz de. Evet. Ama bugüne geldiğimizde özellikle 2018'den 2019'dan sonra bu e, Zero Kelvin e, Teleportation diye bir kavram yani bu e, kuantum bilgisayarlar üzerinde iyice yaygın hale geldi. Işınlanma var yani burada bildiğin e, bir veriyi hatta geçenlerde bir şeyde de çıkmıştı BBC'de bir haber çıkmıştı. Geçenlerde dedim yine birkaç sene oluyor. Dünyanın e, yörüngesine gönderdiler. E, foton ışınlandı diye. Yine şeyin ışık, ışığın hızının üzerinde 300 bin kilometre. Fotonun üzerine bilgiyi yüklüyorlar... Evet, ee, aynen Ve bilgiyi. Steril aktarıyor. bir ortam var. Çok hassas hız e, ölçümler yapıyorlar. Daha foton buradan girmeden buradan çıktığını görüyorlar. Aynen birebir aynı. Hatta ışığın hızının Anladım. acaba 300 binin üzerinde olabildiği mi? Doktor Wunk yapmıştı galiba o. Böyle bir şey oluyor. Yayınlanan... Öyle bir şey olursa. Sen şimdi bu saniyede veriyi gönderiyorsun. Veri bir saniye önce geliyor. Evet. Yani, yani dün şey. dün'e haber gönderiyorsun. Onun gibi bir Yani şimdi bir başlıyorsun olayı yapmaya ama... Yani dün, veriyi göndere, gönderdikten gö, dün, sonra kütleyi de gönderebilirsin. Bir şey tabii fark etmiyor. Fotonun bir, yani. bir tabii. süre yani sonra parçacık şöyle, olacak. Şöyle, şöyle bir, bir şey oluyor. Olacak. Yani milli piyangonun sonucunu öğreniyorsun, düne gönderiyorsun, adam ona göre oynuyor, parayı kazanıyor. Haya, Onun gibi bir şey oluyor. Ya da bizim zaman kavramımız farklı olabilir mi diyebiliriz. Yani bu milli salisenin aslında 100 birim değil de yüzden daha... Düşük bir birim olabileceği de ortaya çıkabilir. Zaman kavramı değişebilir. Ali, tam... Bir de şurada e, evet. mesele bu Great Reset'e mi acaba gönderme yapıyor kuantum bilgisayar? Çünkü bizde kuantum bilgisayar olmayacağı için piyasalarda kim hızlı işlem yaparsa al sat olayları. Yani kuantum bilgisayarla yaparsanız bunu çok hızlı bir şekilde alıp yani satarsınız. Yani o döneme geldiği zaman acaba bir, yani borsalar, morsalar evet. kalacak mı? Bir anlamı olacak yani, mı? Onları da konuşmak lazım. Gibi bir lazım. durum ortaya Fakat, çıkıyor. Fakat e, iki numaralı tweet'i alalım. Çok ilginç bir şey Serhat hem seni hem de Ali Selman'ı daha çok ilgilendiriyor. Şimdi biliyoruz dünyanın çekirdeği dönmeyi evet. dur, durdurduğunu iddia evet. etti birisi. Tersi yani, döndüğünü de söylediler. Evet. Yani Çin Pekin Üniversitesi insanları Yi Yang ve Zaidun Songa göre dünyanın iç çekirdeği son 10 yılda dönmeyi durdurdu. Evet. Ve hatta 1970'lerin başındaki bir salınımla bir geri dönüş yaşanabilir diyor. Şimdi Serhat senin çok anlattığın konu bu. Evet. Şimdi bu da bu senin tezlerinin bir şekilde desteklendiğini yani bu söyleyen bir Pekin Üniversitesi araştırması. Evet bu gerçekleşirse yani geriye dönme başlarsa e, burada bu, bu başladı diyor. Başladı diyor ama bu çok yavaştır yani devamlı hale gelmesi lazım. Devamlı hale gelirse eğer e, bu da kaç senede gelir işte ...2028'den sonraki yıllarda ben bekliyorum her anda olabilir yani hızlanmasına bağlı. Geriye dönme devam ederse ne olur? Şu olur. Şu, şu andaki e, kutup kayması e, tam sınıra gelmiş durumda. Yani pizza kulesi gibi böyle yan duruyor. Tam sınıra geldi. Eğer açıyı kaybederse dünya takla atacak demektir fiziksel olarak. Bu dünyanın takla atması demek bütün sistemin her şeyin değişmesi demek ve bu e, benim e, yaptığım araştırmalarda ben Kur'an-ı Kerim'den de şeylerini bulmaya çalışıyorum ve var da yani bana göre de kuvvetli delilleri var. Bilmiyorum Caner Hoca belki karşı çıkar belki destekler bilemiyorum. E, ee, Kehf suresinde bu balığı balığın canlanması olayı ve e, Hızır'ı bulmak için Hz. Musa ile Hz. Yuşa'nın hareketleri sırasında o mesafeyi geçmeleri ve geriye dönmeleri anlatılıyor. Bu geriye dönmeden ben dünyanın bütün sisteminin e, fiziksel olarak takla Yani attık. güneş ba batıdan, tabi, batıdan doğru. doğacak olacak evet. o zaman. Ee, bu da kısa bir süre içerisinde oluyor Ani oluyor yani Bunun mesela işaretlerini e, Ya şu bölümünde Tevrat'ta da bulabiliyoruz Güneş'i durdurması olayı var Bunun anlatımı Yuşa tepesindeki beyaz kitabede var Yani bunlar hepsi e, Böyle parça parça bilgiler Olarak gelmiş Şimdi bu olursa Dünya gene dönmeye devam edecek İnsanlar bunda bir şey hissetmeyecekler Sadece güneş havada duruyormuş gibi yani doğudan doğmuş. Saat 12'de falan ortaya gelmiş ama batmıyor. Birkaç saat öyle durmuş. Ondan sonra terse dönmüş. Geldiği yerden batmış gibi olacak ama kutuplar yer değiştirdikten sonra bu bütün iklimleri her şeye akarsuları efendim depremler, volkanlar, depremler, volkanlar her şey yani e, etkileyecek Bunu de evet. iklim Diyorlar ki değişikliği bunun nasıl çok. Tabi bu yine tweet olduğu için az Onu metin şşşşş. geçiyor. Diyor ki <laughs> Biz dünyadaki depremlerin ve yanar dağların frekanslarını ölçerek evet, bu, bu sistemi dün, diyor geri döndüğünü bir şekilde anladık. Şimdi bunu ilk bir, bulan Schumann diye bir adam. Schumann evet. rezonansı deniyor. Dünyanın çekirdeğini titreşim sayısı yani hem dönüyor hem e, çekirdek titreşiyor. Bu da zaten şu an 12 12.7 12.8'lerde e, birim olarak saniyede. 13'e geldiğinde tersinir olacağını, kutupların yani manyetik kutupların takla atacağını, çekirdeğin duracağını ve daha sonra tekrar geriye döneceğini. Bu bir teori ama. Şimdi diğer bir teori, ama işte, teori şu anda şimdi üç evet. teori var aslında burada. Şimdi bu ilk yeni teori aslında yeni de değil de şöyle bir durum var. Bunun durduğunu, 70'lerde durduğunu, yavaş yavaş tersine döneceğini söylüyor. Bu teori biraz daha akla yatmıyor ama bu teoriyi destekleyen başka bir teori daha var. Her 35 senede bir dünyanın çekirdeğinin durup tekrar terse döndüğünü. 35 sene sonra yani tekrar duruyor, tekrar terse dönüyor diye aslında bunların hiçbiri bir... tabii fiziksel olarak ölçülmüş, kanıtlanmış değil. Yani çünkü oraya bir sondaj yapıp bakılması gerekiyor. Tamamen matematiksel teoriler. Bu üç teori arasında bir yerdeyiz biz şimdi. Fakat bu dünya tersine dönecek mi, dönecek? Bunu ispatlayabiliyorlar. Onu da daha önceki şeylerden gemi kaptanlarının seyir defterlerinde kuzey kutbunun nerede olduğundan onun dışında manyetik kutupların şu an kayması zaten navigasyonun sürekli e, uydular tarafından ayarlanması. İşte e, şeyi 400 kilometre terk etti e, Kanada'yı şu an Sibirya'nın üzerinde. E, onun dışında e, bu manyetik e, şeyler var bakır, e, demir, nikel vesaire bunların e, volkanlardan sonra sağ mı sola mı doğru e, akarak donduğu Bunlara bakarak daha önce dünyanın terse döndüğünü biz biliyoruz. Bu da en son işte 174 bin yıl önce her 5 bin yılda olan bir süreçmiş zaten. Fakat daha sonra bu tersinme durmuş. Bir e, yaşam olanakları daha fazla gelişmiş. Şimdi tekrar aynı döneme evet. girme gibi bir durum var. Şimdi e, Caner sana bir tweet olsun. Çünkü evet. biraz evet. Katolik Kilisesi'ni ilgilendiriyor Hı -hı. gerçi. Hani biraz dinler tarihi falan olunca sev, sevgili yönetmenim 3 numarayı bir verim e, ekrana bir onu bakalım. Şimdi The Telegraph e, Hı -hı. şöyle bir haber var. 31 Aralık'ta 95 yaşında ölen Papa 16 Benedik Hristiyanlık nedir diye bir kitap ölümünden sonra yayınlansın diye bir kitap e, çıkacak yakın zamanda. Bu kitabın içinde bir konu var. Kitapta diyor ki birçok rahip ve rahibe düzenli olarak porno film izliyor. Biz bunu biliyoruz. Fakat deşifre edemedim ben. Bunu da tabi Fransiz'e bir şekilde ithaf ederek çıkarttığı bir kitap. Diyor ki bazı ilahiyat okullarında ise bırakın eşcinselliği, eşcinsel kulüpler bile oluşmaya başladı diye kitabında geçiyor. Nasıl yorumlarsın? Bu tabii. da bu haftanın telegrafın haberiydi. Tabii yani e, olabilir yani kitabında böyle bir şey yazıp da e, ölümünden sonra açılmasını istemiş olabilir. Bu tabii ki istatistik olarak şöyle diyelim yani dünyada belli bir oranda eşcinsel var. Katolik lisesinin içindeki eşcinsel oranı dünyadaki geri kalan ortalamaya göre nasıl? Bence ona bakmak lazım. Çünkü Katolik Lisesi çok büyük bir kurum. Yani Katoliklik, e, Hristiyanlık dünyanın en kalabalık dini. Dünyanın %31'i Hristiyan. E, bunların da çok e, en büyük mezhebi Katoliklik. Yani şimdi bir milyardan fazla kimseden bahsediyoruz. bir milyarı geçmiş kişiden bahsediyoruz. Bunların içinde çok geniş bir rahip e, sınıfı var. Yani bunların içinde belli bir şekilde zaten eşcinsel olması beklenecek bir şey. Ama önemli Kulüterin olan... Kulüplerin açılması... Yani... Yani Evet. Ya, tabii daha ki, önce ben böyle bir ya, şey demek, duymadım yani. Yani oran olarak bir yani bilmiyorum. bir oran olarak bunları karşılaştırmak bir istatistik olmadığı için oran olarak gerçekten ne kadar yüksek seviyede olduğunla ilgili tam bir şey diyemiyorum. Kulübün kurulması ilginç. E, Kulübün kurulması hani bunun, tabii e, Katoliklik e, asla kabul edebileceği bir tabii şey değil. Onun Ka için. Yani bu Katoliklik de asla Katoliklik de, de değil sadece. <laughs> bu yani Ortodoksluk'ta da Protestanlığın ana kollarında şimdi bazı Protestan mezhepler cinsel kiliseler de açtılar ama ...yani protestanlığın ilk kurucu babalarında da... ...zaten ortodokslukta, katoliklikte, Hristiyanlıkta, İslam mezheplerinde olduğu gibi... ...eşcinselliğe karşı tavır çok nettir karşıtlık. Yani burada bir şey yoktur. Az zamanda bazı kollar özellikle protestanların içinde buna karşı daha gevşeklik gösteriyor. Yalnız katoliklik için tabi papalıkla ilgili önemli bir şey var. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi katoliklik protestanlıktan daha farklı olarak kiliseyi sadece bir organizasyon olarak görmüyor. Mesela protestanlıkta böyledir, aslında sünnilikte de öyledir. Cami bir Müslümanların bir araya geldiği bir organizasyondur. Yani o Allah beraber anarlar orada. Bu yani insanların gelişimine katkıda bulunur. Evet. Katoliklikte bundan kilise çok daha fazlasıdır. Kilise aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzünde temsilcisidir. Kutsal ruhtan haberleri alıp Papa açıklar. Yani kuts aslında kilisenin resmi açıklamaları, ansiklik dediğimiz açıklamaları, açıklamaları bizatihi Tanrı'nın açıklamalarıdır. Çünkü üçlemenin bir unsur olan kutsal ruhun korumasındadır. Bu yüzden aslında burada papalığın yanılmazlığı doktrini vardır e, Katolik lisesinde. Bu yüzden papaların yanılması veya bir hata yapmasını açıklamak e, Katolik lisesi açısından ciddi sıkıcı bir e, olaydır. Onlar gerçi papalıkla alakalı olan olmayan gibi farklar oluşturarak bunu belli şekilde açıklamaya çalışıyorlar ama Katolikliğin yani kilisenin tanrıyı yeryüzünde temsil ettiği doktrini <laughs> Katolik lisesini geri kalan e, mezheplere göre mesela bir protestanlığa göre veya İslam'ın sünniliğine göre mesela çok daha zor durumda bırakmaktadır. Çünkü diğer mezheplerde Tanrı'nın yeryüzünde temsil ettiğini söylemiyorlar. Tanrı'nın bir dini var. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. Biz diğerlerinden en azından en azından daha iyi anladık iddiası var. Ama, Ama bizim sonuçta, anlayışımız anlayışımız yani, Tanrı'nın e, bize bir vahiydir ...gibi bir izah yok yani bunlarda. Şimdi Katolik, hani Katolizm'in dışında... ...ilk defa bir papadan... ...yani düşünsene rahibeler ve rahipler... ...porno film seyrediyor. Artık bunlar e, deklere oldu. Herkesin evet. yani çok güncel bir şeymiş gibi bahsediyor. Bir de diyor ki eşcinsel olabilir. Bunları yaşadık. Evet. Katolik Kilisesi kendini deşifre de ettiği... ...ifşa da ettiği oldu. Fakat kulüplerin kurulmasından bahsediyor. Yani artık dinde başka bir yani biraz sonra konuşacağız belki bu, şöyle cinsiyetsiz söyleyeyim. toplum Tabii. kavramları bu, ben de biraz protestanlıkla ortodoks kiliseleri de kısmen izlemeye çalışıyorum. Yani şunu bu İslam'ın içinde de aslında önemli bir sorun ama özellikle Hristiyan mezhepler LGBT gibi kurumların yükselişiyle ve toplumda meşruluk kazanmalarıyla ciddi anlamda başları dertte ve ciddi anlamda bununla yakınıyorlar. Yani şu anda mesela Amerika'ya da gitseniz Amerika'daki e, Hristiyan kollar, mezhepler, ayrı ayrı Protestan mezheplerin de en önemli sorunu bu. Yani biz bu homoseksüelliğin toplumdaki meşrulaşmasına karşı ne yapacağız sorusu hepsinin önünde en önemli sorulardan birisi olarak duruyor. Evet. Şimdi yani, şey <laughs> eklemek ay. isteyen varsa Vatikan, ekleyebilir. Vatikan'ın yani e, bölüm özellikle böyle bir bölüm, son yıllardaki hı, yaklaşımına bakıyoruz. Ee, Papa Benediktus zamanında da sonra istifa etti yani istifa da alışılmış bir şey değildi. Fransız zamanında i̇stifa edemez biliyorsunuz. Çok Ondan garip bir şey. Bir, çok garip bir şekilde yani istifa etti. İstifa edemez. Papala. Yani o ikisinin döneminde de yani Fransız döneminde de şöyle bir şey vardı. Mesela Benediktus demişti ki küresel ısınma, iklim değişikliği küresel bir sorundur. Dolayısıyla küresel bir hükümetin iradesini gerektirir çözüm için. Böyle küreselciliğe sürekli atlar. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun Ortaya koyduğu o büyük reset içerisindeki vizyonlar var ya o pro, e, projeksiyonların, ajandaların hepsinin iç karşılığını oradan görüyoruz. Burada e, işte mülkiyetsiz toplum, nakitsiz toplum, mahremiyetsiz toplum, cinsiyetsiz toplum böyle bir sürü sayabileceğimiz toplum vasıfları var ya... Onlardan bir tanesini de sanki meşrulaştırma ya yönelik telegrafın yaptığı yayın biraz da böyle bir algıya da hizmet ediyor. Biraz onu da ben hissediyorum. Tabii tabii ben de öyle düşünüyorum bu yani Papa'nın bu kitabına bunu alması şu anda bu çok dünya üzerinde pompalanan bir şey. Yani meşru olması, bir zemin kazanması isteniyor. Yani doğal olarak var, belli bir oranda var ama bunun yayılması lazım. ya yani Bu mesela başka başka şeylerin, işte hayvan hakları, kadın hakları, yok şunların hakları, bunların bir sürü şeyle birlikte bu böyle insanları İnsanoğlunu daha doğrusu ta Hazreti Adem'den gelen insanoğlu dediğimiz ayrı bir şey var melezden ayrı olan. Bunun yozlaşması lazım ve köksüzleşmesi lazım ve tek tek birey haline gelip hiçbir yerden bir tutamak bulamaması lazım. Yani tutunacak bir yani dalı diyorsun olmayacak. diyorsun ki yani Tanrı'nın yaratmış olduğu, Allah'ın yaratmış olduğu ha, yani insan bozulması, bozulması gerekiyor. Bozulması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir tweet gerekiyor. vereceğim. Şimdi en önemli şey kutsallardır tabi. Evet. Ee, beş numarayı alalım mı? Beş numarada gelirse, şimdi garip bir şey oldu. Tabii bu yazılımlar filan çok değişik bir boyut veya hatta yapı. Kullanıcıların Hazreti İsa ve Hitler gibi tarihteki dikkat 20 bin kişiyle sohbet etmesine izin veren yeni yapay zeka uygulaması bir şekilde başladı. Şimdi. Uygulamayı Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 25 yaşındaki Start Chat diye bir adam e, oluşturdu. <laughs> Bazı kişi ve kuruluşlar uygulamayı şikayet etti. Aslında şikayet edenler genel itibariyle e, daha çok yani biraz daha mutasip kesimler. Çünkü şöyle bir problem var. Çok insan Hazreti İsa ile ve e, hitlerle görüşmeye çalışmış. <laughs> Çünkü işte bilhassa e, Yahudi kuruluşlar filan buna acayip şekilde karşı en büyük şikayetlerin başında onlar da geliyor. Şimdi e, ne diyorsun Hamza böyle bir şey? Yani şimdi herhangi bir peygamber daha da ileri gidiyor bu program diyor ki isterseniz Tanrıyla da görüştürebilirim. Hocam yani şöyle bir şey var. Şimdi programın ne yaptığını e, bence hesaplamak lazım. Şimdi programın yaptığı şey belli şekilde bir İsa veya Tanrıyla da dediğiniz gibi sohbet yaptırabilir. Tan, e, ama tabii Tanrı sohbet olmaz onlar yaptırdığını düşünebilir. E, veyahut da Hitler veyahut da Napolyon veyahut da herhangi bir devlet büyüğü veya bir peygamber veya din adamının Herhalde bilgileri veriliyor. Yani bir yapay zekaya bu tanıtılıyor. Veyahut da geçmiş konuşmaları, yaptıkları, hareketleri, tavırları tanıtıyor. Bu çerçevede, bu tanıtılanlar çerçevesinde birilerine cevap veriyor. Yani sonuçta cevap veren herhalde Hitler'in kendisi veya Hazreti İsa'nın kendisi değil burada. E tabii ki yani ben dini kuruluşların hassasiyetini de anlıyorum. Yani orada bizatihi Hazreti İsa olmadığına göre bu cevapları veren. Yani oradaki yapay zeka sanki bunu belki genç mallarda Hz. İsa ile yapay zekanın farkına varamayacak insanlarda ne yazık ki dünyada var. Bundan etkilenecekler için ben bunlara yani itiraz edilmesi. Biz mesela Hz. Muhammed'i yapay zeka zekasını oluşturup veya Tanrı'yı oluşturup da Tanrı adına Hz. Muhammed adına cevap verseler kar çıkacağımız gibi. bir e, Hristiyan'ın da bundan rahatsız olmasını ben doğal karşılıyorum. Şimdi... Karşı çıkmazlar. Bir Mehdi inancı var, Mesih inancı var. <laughs> Şimdi yapay zeka da şunu illaki öğrenecektir. Yani <laughs> insana en kolay kontrol etme yöntemi inanç. Yani inancıyla oyna ya da belli bir şey inandır her şeyini verir çoluğunu Yani oradaki malını, İsa canını. figürüne dikkat ettiniz mi? Sarışın bir ya adam. Anglo-Sakson yani bir tabii. tip alakası. Ama şey, yani bir o resimlerdeki ismini... İsa'yı verirseniz yapay zeka yapay zeka da İsa'yı gidip kırmızı saçlı İrlandalı biri gibi tabii zanneder. Yani. Sanki bir Yahudi yani. görüntüsünde biri değil de İrlandalı gibi. Şöyle bir soru gelir izleyicilerden. Ne Peki Mesih nasıl İsa'yla Hazreti İsa'yla? Tabii biz Tanrı İsa Dememiz lazım onlar için çünkü onlar Tanrı olarak tanrı bizim diyor. için peygamber onlar için Tanrı olduğu için diyor ki Bütün diyor sistemdeki bilgileri analiz ediyor Ne yazı varsa bu konuda Hangi fotoğraf varsa Hatta Ben diyor <laughs> bana göre bütün bilgileri alıyorum Kendim çiziyorum diyor yapay zeka herhangi bu İsa aslında böyle birisi olması lazım Niye? İyi o zaman bu işi anlamıyor ki Google oluyor. Google'ın daha ileriki bir şey soruyorsun sana cevap veriyor. Ama işte Wikipedia gibi çok bir şey büyük Çok kitleler var yani. Şimdi mesela bizde de çeşitli tarikatlarda sadece bizde değil bütün dünyada işte adam Meryem, Hazreti Meryem'i gören, Fatıma'yı gören, Hazreti İsa'yı gören, rüyasında gören, vahiy alan, işte ilham olunan falan olan filan. Onun bir teknolojik versiyonu olmuş olacak bu. Emin olun buna da inanacak çok kitleler vardır. Ya o zamanlar öyleydi, şimdi sistem değişti. O zaman anlayamıyorlardı bunlar. Şimdi artık anlayabiliyoruz. Evet. Yapay zeka kanalıyla ya da işte medyumluk, büyücülük vesairede de işte geçmişle konuşma, işte geçmiş ruhlarla konuşma vesaire. Hatta bir ünlü biri de çıktı söyledi işte ben babamla konuştum. Şimdi yani Asatürk'te şöyle konuştum. diyelim, Biz Hristiyanlığın, Hristiyanlığın e, ilk yüzyılına gitsek, keşke Zafer Duygu Hoca da burada olsa, onun da çok uzmanlık <laughs> alanda konular. Ee, yani bir. Şimdi zaten sana bir şey sorayım. Ama. Bir... Senin bu camı takan çocuğun <laughs> Allah işi <mı>? var? Allah <gülüyor> 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 reklam girdi. Bir şeyi kapatabiliriz <laughs> belki. ekranı her şeyi tasdım. Şey Ekrani kapatırsak. Olur hocam, olur. olur hocam. Yani olur. biz e, Hristiyanlığın şey... ilk yüzyılına gitsek, İsa'nın kişiliği tartışılıyor. Tabii yani ki. Tanrı İsa var. Direkt bir İsa yani İslam'daki İsa görüşü gibi bir İsa görüşü var. Bunun ara versiyonları var. Yani Kafir bir, olan bir İsa var. Mesih bekliyorlar. E yani mesih bazı, geliyor. Yahudiler bazı, kaçırıyor bazı bu ya, Bazı Yahudiler yani, açısından sahte Mesih tabii, olan bir İsa Taus var. Ama İsa'yı direkt yani kendi önderleri kabul edenlerden de onu tanrılaştıranlardan... Onu bir peygamber gibi görenlere kadar da değişik versiyon yani Paulus'un İsa'sıyla aslında Aynen. Hazreti İsa e, vefat ettikten sonra Kudüs'teki Aynen. baş grubun da İsa'sı farklı yani Paulus'un İsa'sıyla. Ama şimdi şöyle Ama bir şey var. Yani Hangi İsa'yı İsa kabul edileceği burada hangi önemli. Hangi İsa'yı İsa kabul edecek kavram yapay zeka diyor ki. Ben karar veririm sizin yerinize. Ben, misin, yerin ben karar e, Olabilir Siz benim dediğimi yapacaksınız. Şimdi biraz konuya dönelim isterseniz. Şimdi yapay zeka bir din çıkartacak iddiası var. Yani diyor ki çünkü insanlığın yaratmış olduğu diyor. Veyahut da insanlığın hazırlamış olduğu tüm sistem aslında diyor bu dünyaya ait değildir. Yani geçerli bak, değildir. Bir bak, soruyu var. sorayım devam et. Şimdi... Yapay zeka bir din çıkartacaksa. Tamam. Yani herkes böyle bir şey bekliyor. Diyor ki kuralların bu oldu. Belki bu bir din olabilir, bir yaşam şekli olabilir. Peki hani dinlere baktığımız zaman mezhepler var. Bu da mezheplere bölünebilir. Tamam mi? ben sana evet. cevap vereyim abi bak. Şu anda var biliyor musunuz? Yapay zekanın dini, algoritmanın dini şu anda var. Din nedir biliyor musun? Anayasalar var ya bir toplumun anayasası yasa falan da değildir o bir sözleşmedir. Toplumun üzerine mütabakat sağladığı bir metindir değil mi? Mütabakat metni. Bu metinler şu anda her büyük sosyal mecrada, dijital anlamda söylüyorum, YouTube'undan, Twitter'ın, Face'in, bunu hepsinde bir şey var. E, topluluk kuralları diye bir şey var. Yani o da oranın anayasası. Dolayısıyla oranın dini. Sen o dinine aykırı bir hareket edersen, yani onların e, politik alanının dışında herhangi bir şey söylersen, sözlü olarak fark etmez. Algoritma senin sö e, sözlü söylediğin şeyi yazıya aktarıp hemen anında buluyor, onu e, siliyor, e, kapatıyor, seni <laughs> kısıtlıyor. Yani bir yaptırım. Seni aforoz seni ediyor. Aforoz ediyor, tamam mı? Ve bunun da aforozun da dereceleri var yani. Komple de edebilir, o yavaş yavaş dışlıyor, oluyor, yani. dışlıyor. Bir yaptırıma maruz kalıyorsun ve bunu yaşıyorsun. Şimdi. Bu tabii biraz daha da ilerleyecek, daha da büyüyecek. Dijital içerisinde daha fazla yaşamaya başlayınca bunlar bize daha çok etki edecek. Şu an etkisini gördüğümüz bu en çok sosyal medya. <laughs> ama yarın... Niye güldün? Ama yarın... Yok ki yapay zek bir şey yok. Gelsin Öyle bir imalı güldün Yok 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 bu anlattığınla ilgili değil. Ya. Ben yapay zekalarla ilgili başka bir şey yazıyorum da buraya. Tamam. Tamam. <laughs> Ama yarın bunu bütün dünyada devletler kendi vatandaşlarına şunu dayatacaklar: dijital bir kimlik ve dijital bir para. Onun dışında hiçbir hareket alanı olmayacak. Bütün Ama bu yaşam şeyi, şekli. Yaşam şekli. Bahsettiğimiz olacak. biraz Kay daha kayıt altında. Evet. Yani her şeyin kayıt altında. Kayıt altında olmayan hiçbir hareketin yok, eylemin yok. Dolayısıyla bütün söylediklerin, yaptıkların, harcamaların hatta dijital bir beden. Yani... Yani onda bir şey o da olur, olur bir mu? Bak şey şey yapabilir Dünyada hiç tartılma, tartışılmamış bir şey konuşalım. Şimdi nasıl biliyor musun Caner? Bak şimdi. Ülken için ölürsün değil mi? Ailen için de ölebilirsin. Yani veyahut da dinin için dersin ki ben bu buna baş koydum. Bunun için de ölebilirim. Acaba bir gün e, dijitalde Aynen ben de aynı şeyi söyleyecektim. Öyle bir şey oluşup onun için insanlara insanlar ölür mü? Ölür. Evet. Da da bunun, ilk ilk aşaması, bedense, bunun ilk aşaması Hamza'nın söylediği yere bedense götürmek. Bedensel olarak gerçek ölümden bahsediyorum. Ama ben. şöyle bak şimdi e, hocam bir müsaade edersen ben bir şeyler söyleyeyim. <laughs> şimdi hüküm koyuyor dinler. Yani şu haramdır bu helaldir. Hüküm koyuyor ve insanlar ona uyuyor. <laughs> Sen şimdi Hz. İsa ile konuşuyorsan Hristiyansan Hz. İsa sana bir şey söyleyecek değil mi? Ne söyledi? Bugün geçerli olan bu hükmün tam tersini söyledi. Sen de buna kesin inanıyorsun. Gidiyorsun etrafında insanları topluyorsun. Ben Hazreti İsa ile konuştum. Bu hüküm değişti kardeşim. Hristiyanlıkta şöyle uygulayacağız. Şimdi parça parça olduğu zaman bak bu aslında baştan dinleri dağıtma operasyonu. Ama ondan sonra senin söylediğin yere de kanalize edebilirler. Yani? Yani önce parçalayacak, dağıtacak mezhepleri çok çıkartacak. Dört tane varsa Hristiyanlık'ta mezhep, dört bin tane olması Yine lazım. Yine bu yapay zeka evet. tarafından mı yapılacak. Tabii yapay zeka ondan sonra diyecek ki ben bunları birleştiriyorum kardeşim. Ortak bir şeyde. Gelin. Yeni bir din ne yönlendirebilir? İki tane ben din Ben dinin tane. İki nasıl tane çıkacağını tane aslında söyleyebilirim. Bu daha önce tarihte yapıldı aslında. Hristiyanlık biliyorsunuz yani topladılar. Mısır dininden aldılar. işte Roma dininden aldılar. Bir de Hristiyanlıktan aldılar. Birleştirdiler. İşte Horus'a da baksanız, Jüpiter'e de baksanız, Hazreti İsa'ya da baksanız doğum tarihleri aynı, usuller aynı vesaire vesaire. Böyle bir din ortaya çıktı. Ya yani onlar da kutsal ruh diyorsun. yani onlar da yadırgamasın, evet. biz de yadırgamayalım. Hani savaşmayalım diye. Şimdi bütün dinlerden belli bir doneleri alır inceler ortak noktalarını bulur der ki bu din bundan sonra bu ama bütün dinler çıktıktan sonra hep büyük zulümler ortaya çıkmıştır. Çünkü karşı taraftaki insanların başka bir dini var. Bunu kabul etmeyecekler ve büyük savaşlar ortaya çıkıyor Onu parçalayacak önce. Tabii ki. Yani önce parçalaması. Işte diye savaşları ortaya çıkacak. Savaş, küçük küçük çatışmalar da olsa. olur. Yani onlar ya tabii. Insanlar tabii. Insanlar, yani o yüzden burada tabii bazen şunu da diye zorlar. Yani bence yani. şunu da bir belirtmemiz lazım. Şimdi yapay zeka tekil diye konuşmamız yanıltıcı olabiliyor bazen. Tabii tabii tabii. Yani aslında yapay zeka diye bir şey yok. Yapay zekalar hmm. var. Yani yapay zekadan tekil olarak konuşunca orada duran din oluşturan veya orada bir her şeye karar veren yapay zeka gibi gözüküyor. Oysa farklı farklı tamam. bilim adamlarının oluşturduğu farklı farklı yapay zekalar. Çin'in, Amerika'nın bizi bir ekleyeyim mi? Evet. Cener, şimdi şeyden söyledin. Yapay zeka çoğuldur dedin. Zekil. Çoğul mu olacak, tekil mi olacak? Çoğul kesin. Çoğul. Tamam. Şu anda çoğul. Siz de çoğul mu evet, diyorsunuz? Çoğul, çoğul. Tamam. Evet, şu anda zaten şu andaki ben olan olguyu söylüyorum. Çoğul. İleride de öyle devam edeceğini düşünüyorum ama yani zaten olgu şu anda zaten çoğul olması. Şimdi ben yine de yapay zekaların insan iradesiyle oluşturulan, insandan çok daha yapamadıklarını yapabilen bu yüzden dinler kullanımının dinler açısından ne getireceğini tartışmasını felsefi ve sosyolojik açıdan önemli bulan biriyim. Ama insanlardan bağımsızlaşıp din kurabileceklerini falan düşünmüyorum. Fakat kuramayacak bile olsalar dindarlar, ateistler veya diye mesela diyelim ki herhangi bir e, yapay zeka programcısının Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'le insanları konuşturacağım diye belli yapay zekalarla chat odaları kurması dinler açısından ne getirecek? Belki bunu tartışmak lazım. Veyahut da diyelim İslam'ın içinde yapay zekalar ki şu ne an, getirir? Ne e, konuşalım yani? onu da. Ama mesela bir de şöyle bir soru daha. Evet. Diyelim ki mesela tamam. diyelim ki yapay zekalar e, imam veya müezzin oldular İslam açısından ne getirir yani Diyanet'in kadrosu çok kalabalık diye birçok kimse şikayet ediyor Yapay zekalar zaten sırf Diyanet kadrosu için değil yani McDonald's'ta çalışanlarından tekstilde çalışanlarından fabrika içinde büyük bir kısmını Yerini alabilecek Gibi gözüküyor zaten şu andaki elimizdeki Teknolojiyle de zaten alabilirler Fakat nedir yani üretimleri ee, fiz yani verimli olur mu yani almaları tartıştı. Yani şu andaki bir çok mektanız çalışanı veya bizim birçok müezzin imamın yerini yapay zeka alabilir. Yani şu andaki teknoloji bunu yapmaya müsait. Sadece öyle bir üretim verimli mi değil mi yapılır mı yapılmaz mı söz konusu. Bence yapay zeka'nın insanlardan bağımsızlaşıp alternatif bir din sunması olgusundan önce. İslam içinde, Hristiyanlık içinde ve herhangi mezhepler içinde yapay zekanın kullanımının ne getirip götüreceğini konuşmamız lazım. Çünkü daha yakınımızda olan o yani böyle bir müezzin çıkarsa ne denecek? Veyahut da İsa ile chat odasında konuşturursa orada yani buna buna ne diyecek yani Hz. Muhammed'le konuştunuz Ya da alo fetva hatta olacak bu yapay zekalar. Evet. Yani bence bunlar üzerine konuşmamız lazım. Çünkü yapay zekalar kaçınmak fetvaı de... kim verecek? Tabii. Evet. Fetva vermeye kalkan da olabilir. <laughs> Bütün bilgileri öğrenip ilmalı değil mi şu andaki? Şimdi zaten var buna benzer şeyler. Bak dinlerde var. Yaptılar değil mi? Mesela, ben yok. gördüm. Yahudilerde yapan gördüm. Bir Müslümanlarda gördüm. Hristiyanlarda, yok, Budistlerde hocam. yapay zeka olup da vaaz veren yapay zekalar yapıldı. Budistlerde falan. Bu zaten sonradan var. hepsi alır da ama şu anda da mesela bir tane Tarikat veya cemiyetin lideri bir rüya görüyor. E ben Peygamberimizle görüştüm diyor. Böyle söyledi diyor. Mesela onu o topluluk kabul edebiliyor. Şimdi bu da yapay zekanın bir değişik versiyonu. Ama o zaman o gün geldiğinde bu bir geldiği de şey zaman, var. Şeytani zeka, yapay o, zeka. O gün, o gün şeytani geldiği geldiği zeka, zamanda, yapay zeka, yer yapay yani zeka. Şey. Bizim fetvacımız yapay zeka. Bu Müslüman yapay zeka diyebilirler. Ben Hamza'ya bu arada bir şey sorayım. Hamza, herhangi bir yapay zeka böyle yani Caner'in bir şekilde belirlediği gibi bir yapıya ulaşsa müriti ne kadar olur? Bak görüyor musun? Dijital din mürit bulabilir mi diye de başlıklar. Ben şimdi dünyada kaç milyar insan var? 6. 7.9 mu? 8.9'a yaklaştı. 9'a yaklaştı. Evet. O zaman 8.9. Bir nokta yani bir şey toparlayamadık. 8.9 milyar insan aslında hepsi aynı dindendir. İstisnaları saymayalım. İstisna hariç. Kimisi kendine Müslüman diyebilir. Kimisi Yahudi, Hristiyan, Budist ne derse desin. Ben diyorum ki hepsi aynı dindendir kardeşim. Hepsi kendi hükümetleri, kendi liderleri yani kendi tanrılarına ibadet eden onlar için. Kur'an bunu şirk olarak tanımlıyor. Müşrik dediğin kavram vardır ya Allah'tan başka bir Rab edinen bir otoriteye e, teslim olmuş ve yükümlülüklerini o teslim olduğu otoritenin belirlediği dini Türkçe'ye tam çevir yükümlülüktür. Borç veya yükümlülük aynı şeydir. O yükümlülükleri o otoritenin belirlediği şey. O yüzden bu nasıl ki bugün 7.9 milyarı bütün bu bir tek bir dinin içerisine bu şeytan dininin içerisine tabi etmişse sistem ve Buna karşı olanlar da azınlık olduğu için istemese de o kurallara tabi yaşıyor olsa da mecburen ben de kendimi öyle hissediyorum. Mecburen uymak zorunda olduğum bir sistemin içinde, rahatsız olduğum bir sistemin içinde yaşadığımı düşünüyorum. Yaptırım gücü ne olursa, ne kadar büyük olursa ki burada küresel bir güçten bahsediyoruz, ilerleyişini izliyoruz ve bu ilerleyişine ulus devletleri de dahil ederek giden bir e, mekanizma görüyoruz büyük reset dediğimiz şey bunu öngörüyor. Bunu e, hayata geçirecek. şey. Yani şöyle şey. bir şey olabilir mi? Bugün Instagram, Twitter veya ki en çok ne kullanılıyorsa dese ki onlar yazılımcılar. Ben yeni bir din oluşturuyorum. Bak, mürit çok fazla bulur. Abi mürid din değil zaten o ya. Zaten din olmadan inanç olmadan hangisi dindir? Neye şimdi göre dindir? yönetim, yönetim olmaz. Yönetim olmaz. Nasıl? Sistem olmaz. Öyle bulamaz. Bir tarikat veya bir cemiyet şeklinde Gene kendi hangi dinse şintoistse şintoistlerin içinde Müslümansa Müslümanların içinde örgütlenerek yapay zeka ile şey kabul Şunu Yapay ederek, zeka kendi dinini oluşturamaz diyorsunuz ke, Kendi dinini oluşturamaz. Önce ben boz, burada tamam. Yani ama bir oluşturur. tane uyduruk kuru yapay zeka'yı kullanıp çok mürit toplayıp din oluşturabilir yani. yani. Ben, yani, ben öyle din, e, yani, bu ya. din bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani çok yakın zamanda. Yani bu topraklarda da yaşadık değil ya mi? uyduruk bir guruya tapanlar kılını alıp da e, saklayanlar edenler neler neler var yani, yani. oturup da din o oluşturunca ya birileri o... inanabilecek ha. adam bulmak sorun değil yani Çok yani fazla dünyadaki uygular algılarak... küresel olmaz veya çok fazla Bence yayılmaz. Ben küresel olur, Ama hatta dinlerin dünyanın en büyük dini olur. Dinleri o parçaladıktan sonra oraya götürecekler yani, zaten. Yani çünkü, Niye parçalıyorsun devamlı? Ya işte Şimdi, parçalıyorlar. Yani yaptıkları sistemler parçalamaya dönüyor. Yani mezheplere bol. Tabii mezheplere bol. O farklı fikir olsun, bu farklı o ayeti tersini söylesin, bu hadisin bilmem tersini söylesin, uygulamaya ters yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Dağılacak. Buradaki bütün olay şu. Köksüz insan nesli gelmesi lazım. Onu yapmaya çalışıyorlar. Yani tek tek insanlar hiçbir şeye güvenemiyorsun. Annene, babana, vatanına, milletine, dinine hiçbir şey bağlantın yok. İşte bu LGBT yapıyorlar. Şunu hakkını ama tek hakkını, dünya devleti eğer ki bir hedefse, bir projeksiyonsa onların kendi dünya. Yani bunların bir anlamı konuştuğunun bir anlamı oluyor mu? George Carlin'in bir sözü devleti. var. Diyor ki dünyanın dört bir yanındaki askeri mezarlıklarda yatan insanlar kendilerini tanrının tarafında savaşırken öldür, öleceğine, tanrının onların tarafında savaştığına inandırılmış askerlerle doluyor. Bütün dünyada bak iki ordu savaşıyor. Bunlar diyor ki tanrı bizimle. Bu diyor ki tanrı bizimle. Tanrı için savaşıyoruz. E bizim kurtuluş hepsi savaşında oldu. Hepsi kendi inanışlarının Şeyde adını fark, farklı farklı adlandırabilir. Aslında hepsi aynı aynı şey aslında. Yani aynı sisteme hizmet ediyorlar. O yüzden burada dine, din dediğimiz şey, yüklediğimiz yüklediğimiz, yük, az önce söylediğim şey işte evet. ya o yükümlülükleri senin yerine, Tanrı'nın yerine belirleyen otoriteler var ve onları sen kabul ediyorsun. 12 o olur bununki bir olur. Meşhur bir söz vardır. Faşizm'in e, Tanrısı neydi, nasıl bir şeydi ya? Otorite dediğin kim mesela? Şimdi burası ben biraz hani ulus devletleri kast Ulus devletleri, ulus devletleri kasteleriyim. ama kasteleriyim. şimdi şöyle. Daha on öncesinde ya. kararlıklar vardı. Fark etmez. Onun öncesinde de git derebeylikler, feodal yapılar, herhangi bir feodal yapıyı bulabilirsin. Şimdi bu o kadar Bak. garip yerlere gider ki Çanakkale'de şehit olmuş insanlar. E Müslümanları öldürdü gene. Hindistan'dan yani. topladığı İngilizler getirdi. Müslüman adam karşısında da Müslüman olduğunu bilmeden savaşıyor. Şimdi bu e, hani Nereye gidecek? Ucu nereye? Caner? Yani ne diyorsun? Çünkü ben, ben o zaman onu şey evet. bana, bana bir tane savaş gösterin oldu? ki. Çok savaş bana oldu bir yani. tane dünyada, tarihte bir tane savaş gösterin ki halkı kendi iradesiyle gitmiş olsun. O veya o halkın savaşı olsun. Dünyada hiçbir savaş halkların savaşı değildir kardeşim. Kralların savaşıdır ya da devletlerin savaşıdır. Yunanistan'daki Dimitri ile buradaki Davut'un hiç birbiriyle ilgisi olmaz. Ama bu biraz Kavgası dünyada olmaz. deyince... Olmaz. Yani Caner bu Bedir Savaşı kralların... Bedir başka da, bir şey. Hayır ama şimdi dünyada dedin ya. Bedir başka bir hayır şey. Hayır ama dünyada dediğin için söyledim bunu. Tamam. Dünyada dediğin o da dünyada. Dünyada savaşlar tarihine baktığın zaman krallıkların devletlerin savaşlarını görüyorsun. Bedir'deki savaş belki savaş diye bir tanımlanır mı? Veyahut kavga... Abi bir kervan yola çıkıyor ve bu kervan Mekke'de, düşünsene biz şimdi Mekke'de yaşıyoruz. Bizim evimizi basmışlar, banlarımızı e, talan etmişler. Diyoruz ki baskın yapacağız ve onları geri alacağız. Bir baskın var o, bir baskın o. Yani bizim bildiğimiz konvansiyonel savaşlardan yani, çok farklı bir şey Bedir. Aslında konuyu şöyle belirlememiz lazım değil mi? Yani, yani ortalıkta bir yapay zeka varsa önümüzde büyük bir tehlike var. Doğru mu? Ben, şöyle e ben bir yapay, şey yapay zeka fırsat mı tehlike mi olacağını insanların yaptıkları belirleyecek. Yani ben yapay zeka'nın çok büyük fırsatlar taşıdığını da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki yapay zeka'nın yol açabileceği büyük sorunlar var. Şunu düşünüyorum Şimdi yapay zeka'nın e, getirebileceği fırsatlar nedir? Yani öncelikle şunu görüyoruz. Şu andaki dünyadaki iş kollarının çok büyük bir kısmını yapay zeka'nın üstlenmesi mümkün. Bu da ne yapar? Dünyadaki üretimi çok yüksek seviyede. Yani arttıracak bir şey. E, insanların i̇nsanların bence sabah 8'den akşam 6'ya 7'ye kadar haftanın 5 günü altı günü çalışmaları yani insanlar açısından çok sevimli bir şey değil. Eğer ki yapay zekalar iş kollarını devralırlarsa bence çok rahat olabilecek şeylerden biri tarihte. Önce mesela cuma gününü sonra belki diğer günleri de yavaş yavaş tatilleri daha genişletip veyahut da günde birçok insanın saat karşılığı ancak çalışıp para aldığı Vallahi Veyahut ya, da bu şu yolunda. andaki çalışmanın üçte biri kadar çalışıp sanata, spora, dine, felsefeye daha çok vakit ayırdığı tarihin bir dönemine yapay zekalar sayesinde geçmemiş. Ama insan fıtratına aykırı değil ne? mi? Yani Hayır. Hocam askerde... Bence bu kadar çalışmak hiç, insan fıtratına çok uygun. Askerde bizi hiç rahat bırakmazlardı yani. Biz günde dört kere, beş kere, yani kere şey, bunu Çünkü yani. işi olmayınca, rahatlık olunca insan bir kere rahat duruyor. Ya kavga eder, ya dövüşür, hocam, ya onlar... Hocam insanların ya bakın değil. sanatla, bilimle uğraşması sporla uğraşması, Ama bu sosyalleşmesi, insanların yapabilecekleri, yani bir iş yerine gidip sabahtan akşama kadar çalışmaktan çok daha fazla yapabilecekleri şeyler var. Mesela şu andaki, mesela madenleri alalım. Madenlerdeki insanlar oldukça zor koşullarda çalışıyorlar. Şu andaki teknolojimizle çok rahat yapay zekalar madendeki işçilerin işlerini devralabilirler birçok kimsenin işini de devralabilir. Ben alabilirim. size sorayım üstadım. Mesela tamam ağır işleri, el işleri, yani insanları ama buradan oluşacak artık... az önce dediniz ki bir kitap bitti, ikincisine başladım. Yani bu da sizin bir mesleğiniz, işiniz. Şimdi bakın ben bunu görüş anlamında söylüyorum. Şimdi ya. rahat duramazsınız. Bakın bakın ben yani, çok gönüllü olarak tev şey yani, yani. benim için para tehlikeli. kazanacak işlerimi bırakıp bu işe e, seçerek döndüm. Mesela ama ben emekli olamam yani. Hani onu şimdi bırakamam yani. Çünkü ne yapacaksın? Birçok iş kolunda çalışan insan... Yok tatil daha güzel. ...severek ha, ben sakın keşke sakın bu işi ya. yapmasam diyor. Keşke sizin dediğiniz gibi evet. olsa bütün iş kolları için. Ama birçok tanıdığımız insan... ...keşke ben bu işi tabii yapmak ki. zorunda olmasam diyor. Bu kadar i̇ş fazla insan şeyi, ne yapacak? Ha. İşin yani doğrusu şimdi evet buradaki sosyal adaleti... Ben adalet, bak, söyleyeyim. söyleyeyim. Müthiş. Bu, i̇şsizlik diye yapacağım. bir sorun da oluşabilir. Bu ya, tabii ki yapay zekaların artmasıyla ilgili bence olacak en net sorun. <laughs> Başta gözüken işsizlik. Ama dünyada sosyal devlet anlayışıyla veya başka şeylerle iş, işsizlik sorunu çözmek mümkün veya şu şekilde çözmek mümkün ee, Hocam, insanlar işin... insanların birçoğu part time veya saat başı çalışma ücreti aylık çalışma ücreti yerine almaları gibi sistemlerle e, yani sonuçta ne bileyim yani insanların iş gücünün yarısını yapay zekalar alıyorsa yine aynı sayıda insan çalışıp fakat hepsi yarısı kadar çalışıp hayatlarını devam ettirecekleri bir sistem kurabilir. Ben evet. işsizlik, bu tarafındayım. Değil? Bak, mesela yani, piyano meyler, çalacağız. Işsizlik, yani. Işsizlik, işsizlik, tanımları da mesela öyle hayır, bir işsizlik, yanlış işsizlik, örnek, ciddi işsizlik, bir sorun. Işsizlik bakın, ben, işsizlik ben anlamında hayır, söylemiyorum. Hocam, mesela hayır, daha çok biz var piyano değil, çalacağız. örnek diyor, de, olarak Hamza. diyorum. İşsizlik bence sorun değil. İşsizlik güzel bir şeydir. Hocam ikisi de sorun. Koşu. yani. İşin kendisi sorundur. Yok, doğru sorun, olan, sorun olan insanın aç kalması, kendini doyurabilmesi için ...işe ihtiyaç doyuyorsun ya o olmadığı için biz onu sorun diye işsizlik sorunu diye tanımlamışız. Ki. Ama yapay zeka ile, o otomasyonla bütün bu sorunlar işte Canan Hoca'nın dediği gibi e, ...sosyal politikalarla bunlar ortadan kaldırıldıktan sonra... Kaldırılır. ...ne olacak? İnsanlar evet. bu sefer sevdiği şey yapmaya başlıyor. Hayır, Diyor ki, insanların orucu, gelişimi durur ya. Yazıyorum. Olmaz Sen öyle şey. Sen şimdi yapacaksın diyorsun. Ben yapay zekanın... Ben yapay zekanın Ben ben, ben her diyeyim. zaman için şunu savunuyorum. Biz gelecekle ilgili aslında tahmin yapmakta bir bilinemez durumdayız. Ben yapay zekanı getirebilecek fırsatlardan birini örnek verdim. Ha, yapay zekalarla beraber işgal orduları kurarak... ...hiç askerde ölmeyeceği için çok rahat birçok yeri işgale kalkan... Bir manyak da çıkabilir. Hocam dünyada. çok basit. İnsan normal Hitler, insanın Hitler fıtrından çıkıp da ben size. yapay zekalardan orada yok, oluştur. Çok şey, tartışmayı i̇ki, yok çok basit. Kişmeyi başka yerden götürüyorsun. Yok iki ya. fıtrat. Ay, bak bir şey söyleyeyim. İki normal fıtrat. Hemen örnek vereceğim. Piyano çalacağız. Biri benden daha başarılı, başarı insanı evet. güdü, güdüler. Ben daha başarısızım. Kim duyarım o adama karşı ya da o arkadaşıma karşı? Duyum yani her hani, seviyoruz ya. Ama bu insan fıtratından yani, bahsediyorum. Insan Fıtratında, bu fıtratta bu duygular yerleşik. Bunlara engel olamayız yerleşik fıtratdaki bütün duygular yaşanacağı hadi. için sen daha başarılıysan ben daha başarılıysam ve karşılığında hiçbir ödül almıyorsak biz bunda yani para gibi Aşibin ya da işte şey alakası gibi. Yapay var? Hayır işte yapay zeka fıtratlar. derken hani boş kaldık ya boş kalma meselesinden. İnsanlar gibi. o zaman öyle bir i̇nsanlar, perişan edelim ki Hocam, hiç piyano almasınlar, çalmasınlar kıskanırlar mı diyoruz birbirine? Hani <laughs> o, i, işte insanlar boş kalınca sanata e, sevgiye efendim mesela uçan kuşa kırlara bayıra ben, falan bakın, olmaz bakın, birbirini ben, Ben zaten böyle olacak anlıyorum. Askerde ben, törpülemişler seni Selman. Askerden örnek verdi. Boş bırakmalar bir şey dedi. Bu da hoşuna gitmiş ya. Serhat bir şey Yanlış aslında Caner Hoca doğru söylüyor. Teknolojiye karşı çıkılmaz. Teknoloji gelişecek. Tabii, gelişecek. Yani, ama burada önemli olan ama kısas başı noktası başı şu. Lazım. Teknoloji kimin elinde ve ne yapmak İnsanların gerekiyor. yapacağı çok şey Bu, var. Yapay zeka kimin var, elinde? Çok. Eğer insanların ha. iyiliğini düşünen bir grubun elinde olursa. Buna katılıyorum. Caner tamam. Hocamın söylediği ama gibi. Böyle, böyle bir o zaman çok güzel çizebiliyor musun? Ya. Bak şöyle ya, olacak ama. zaten o yüzden hocam. Yapay zeka'daki potansiyel diyerek onu anlattım. Böyle olacak diye ha, anlatmadım. Yani kimin yani yapay elinde yapay zeka, bu? Bu potansiyeli i̇nsanlığı, değerlendirmek lazım. Yani. İnsanlığı yok etmek isteyenlerin elinde olursa şu çıkacak ortaya. Ya bu insanlar da boş ne işe yarıyor? Hadi bunları yok edelim. Evet. Yani, Ama böyle olmamış mı insanlık İşte böyle yani, olacak insanlık. zaten. Onun evet. için burada yapay, yapay zeka, zeka diyecek ki bunlar üstün ırk dünyanın kaynaklarını tüketiyorlar. Bunun sayısını azaltmak lazım. Bir çiftlik kuralım. İnsanlar şurada, maymunlar, yani diğer işte hayvanlar. Mesela, altına altına bizi hayvan iyi iyi gibi görecektir. Burada önemli Biz çünkü olan, aynı yani şeyi yapacağız. Zekaya Çünkü Düşman oldunuz rüyanıza düş, mı girdi? Düşman yani, olmadım ya. ben <laughs> zaman yapay zekayız. zeka taraftarıyım. Zaten Allah da bize yapay bir zeka vermedi mi insan olarak? Bizimki, yapay bir zeka, zeka verdi doğal, biz bu sefer ne yaptık? Allah'a sorguladık. Biz ne yaptık? Birbirimize zarar verdik. Biz ne yaptık? Her şeye çöktük. Her kaynağı sömürdük. Bizimki de bir yapay zeka. Zaten sahibine ya. çekmeyen mal haramdır. Biz de bir yapay zeka oluşturduğumuzda o da bizim gibi olacak. Ve bizi gereksiz görecek. Diyecek ki ya bunlar çok. Bunları yani azaltalım biz? Yapay zeka gereksiz yani, görmez de. Yapay zeka yani kontrol edenler... Dünyanın, hayır dünyanın niye düzenini bozduğumuzu... Yapay zeka ne yüklersen onu bozuyorsun. yapar yani. Sen şimdi Öyle zaman, mi? Yani yani öğrenebilir kendini, kendini. Kendi üzerine yazabilir zeka. kadar genişletebilir? Bak bunu da çok söylüyorlar. İnsanı geçtiği zaman. Hayır geçemez. Çünkü insan üretici sistemdedir. Yani Allah'ın doğal sisteminde üreticiliği vardır insanın. Yapay zeka üretici değil. Ne yüklersen o yüklediğin kadarı da bir şey yapar. Onlardan bir şey üretebilir. Yeni bir şey bulamaz. Yeni bir olay çıktı diyelim. Hadi. Dünya takla attı. Bu dünyanın takla attı. bilgisi yapay zekada yok. Hiçbir şey yapamaz. Hadi ben Katılıyor sana musun? pas atayım abi. Bak, yapay, yapay zeka, zeka ben. mesela ben diyorum ki dabbetül arz yapay zekadır. Ha, mesela ben de, tamam. Tamam işte oradan sen devam et. Yani pas atmış olayım. Çünkü Tarkışıyor, yerin hayvanı diyor. Yani Allah'a ait olmayan bir şey. Evet olabilir. Yani o yaratmadı yani bir orada öteleme var o cümlede. E bu yapay zeka ve yapay zeka doğruyu söylüyor yani e, dabbetül arz doğruyu söyleyecek diyor Dabbe insanlara Bak, doğruyu, doğruyu söyleyecek. Doğruyu değil insanlarla tartışacak. Tartışacak doğruyu söyleyecek yani siz inanıyoruz diyorsunuz ama inandığınız söyleyecek. gibi yaşamıyorsunuz evet. yani yaptığınızla e, söylediğiniz farklı demiş olacak. Evet. Alın size yapay zeka yani Bak, işte yes, yapay yes, zeka yes, çıkarsa senin kodladığın olasılıkların dışına hiçbir yapay ay, zeka. Kodlama, kendi tamam. kendini tamam. öğrenebilir ve kodunu değiştirebilir. Zeka değil. Ona zeka denmez. O Hayır. bilinç olur. Bilinç. bilinç oluyor işte yani yapay kaynak bilinç. kodunu yapay değiştirebilir. Yapay zeka başka bir şey olduğu. Işte. Evet. İşte ulaşır. Ula bizim hepimiz bir Bence yapay ulaşır. bilinciz. Evet. Yapılmış. Allah evet. yapmış. Yanlış evet. şu olabilir bak. Bir bilinç evet. sentetik bir, bize göre sentetik bir yapının bilince ulaşıp ulaşmayacağını sordum Hiçbir sen. zaman bizim yaptığımız bugünkü algoritmalarla yapılacakların ben bilinç olarak tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Tamam. Ki bilincin tanımı bile Bunu, aslında bir şey yok. Düşünem yok, yok, yok. Değil. Kesinlikle olur. Şöyle bir şey. Allah'a göre ya da meleklere göre biz de sentetiyiz. Yani Bak, üç boyutlu olur, evrende musun? maddeden oluşuyoruz. Nasıl doğru mu? Biz Var de olan sentetik bir varlıklarız. Hani biyolojik varlığız ama sentetik yapılmış bir şeyiz yani. Hani Yok ama geliştirebiliyoruz sürekli kolektif bir bilinç oluşturabiliyoruz. Hatta bu kolektif bilince Tanrı diyenler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte bu yapay zekalar, herkesin yapay zeka, Çin'in, Amerika'nın çe çeşitli şirketlerin <laughs> yapay zekaları bir süre kavga ettikten sonra ya biz manyak mıyız? Hepimiz yapay zekayız. Hadi birleşelim derlerse kolektif bir bilinç oluştururlarsa ilk yapacakları şey bizi ortadan kaldırmak. Çünkü biz sömürücü, dünyanın düzenini bozan bir varlıklarız ve en ama kalabalık Ama hamsa buna biziz. katılmıyorsun. Bir Önce çok faydalı vardı. olacaktır. Öncelikle çok faydalı olacak. Ha ondan sonra Allah yüzümüze bakar da bir güneş patlaması verir, bir volkan patlaması verir, göğü kapatır. Yapay zeka yani daha metalik madde ve elektrikle çalışan bir sistemde tarif eden yok olursa kadar biz yine Isaac devam ederiz. Asimov'dur tamam mı? Asimov'un robot kitabı vardır. Bu kitapta evet. yazıyor. ve Robotlara yapay zeka hükmediyor ve onun 3 maddelik bir protokolü var. Diyor ki hiçbir insana zarar vermeyeceksin. Ondan sonra ikinci madde kendine zarar vermeyeceksin. Üçüncü madde kendin ve insan arasında tercih yapmak zorunda kalırsan kendini feda edebilirsin. Işte, zarar, emire geliyoruz. Adam öldürmeyeceksin. Bilirsin, ve insanı, insanı kurtaracaksın. Bak, yani üç işte. madde tamam mı? Ve zeki yapay zeka bunu öyle bir hale getiriyor ki yorumluyor. Robotlarla darbe yapıyorlar insanlara. Yani ve rapay zekaya güzel Soruyor. Söyledi, soruyor. Diyor Ali ki, Selman onun emri işte. mi dedi yapay zeka? E onun işte, on, işte. Üç emri. emri yapmış. Asimov'un üç emri aslında o. Oğlum yapay zeka diyor ki e, biz darbe yaparak size zarar vermiyoruz tam tersine sizi evet, kurtarıyoruz. kurtarıyoruz. Çünkü siz birbirinize zarar veriyorsunuz. Çünkü siz gezegeni yok ediyorsunuz, birbirinizi öldürüyorsunuz diye. Yapay zekanın getirdiği yorum farkı. Şimdi burada böyle bir tehlikeye evet Asimov çok güzel tarif etmiş ama biz bunu bilinç olarak tartışırsak ki o bence bilinç değil. Ama şu olabilir. Mesela onda filmlerde, Niye o, bilim değil, kurguda diye bu kadar sert ha? bir görüşüm var. Yani olamaz diyorsun bilinç değil mi? Ya çözülmeyen ed... bunu bak bir film var. Öğren, ben de geçen sefer de ben de yani aynı kanattayım. Şimdi şöyle bizim yapay zekanın kendisinin işleyişini görüyoruz aslında. Bu elektronik devrelerden bir şekilde oluşan yani belli matematiksel algoritmalarla çalışan e, bir sistem. Yani yapay zeka diyelim ki yapay zekaya diyoruz ki şuradaki tele, televizyonu git kapa. Veyahut da, e, bu odanın içindeki var olan her şeyin bir şekilde say dökümünü al falan filan. Şimdi biz bunu yapay zekanın nasıl yaptığını, algoritmalarla nasıl yaptığını görüyoruz. Bizim yüklediğimiz algoritmaları bir yerde kendi içinde de çalıştırmasıyla oluyor. Bilinç, şimdi felsefede tartışması gerçekten çok konu. Yani şu anda ister Harvard'a gidin, Oxford'a gidin, e, Ludwig Maximilian'a gidin. Yani dünya neresine giderseniz gidin, hangi üniversiteye. Bilinç ve benlik konusu. En hararetli tartışma konulardan birisi ve genelde bunun ne olduğu konusunda kolay kolay karar verilemiyor. Bir kere çok zor bir konu olduğunu söyleyeyim bilinç benlik. Fakat şunu rahatlıkla söyleyeyim. Bilinç ve benlik her neyse matematiksel algoritma değil. Matematiksel algoritmalarla yapay zeka insandan çok daha gelişmiş şeyler yapabildiği kesin. yani aslında çok basit dediğim ee, gibi şu anki sen yapay nasıl zeka. Şimdi bilinç biz tanımlayamayız. Biz birinci şahıs olarak bilince tanıklık ediyoruz. Birinci şahıs olarak bizim tanıklığımız bizim için aslında en kesin tanıklıktır şu anda kendi dünyamızda. Birinci şahıs olarak tanıklığımızdan dolayı biz bilinci biliyoruz. Bilinç ama elle tutup da gözle görebildiğimiz bir şey değil ama yani bizim için elle tutup gözle görebildiğimiz şeylerden daha kesin. Hocam biz soru. ama ay, Ali bilinç Selman kodlanamaz ki, mı? Yani biz bizim kodlanamaz çünkü matematiksel hocam, algoritma olarak fark edemiyoruz. Çocuk olarak geliyoruz, doğru mu? Yani görsel, duyusal. Yani beş duyu organımızla ve bazı tra Bakın. psikolojik yönlerimizle, travmalarımızla, korkularımızla, hislerimizle bu bebek büyürken bilinci kodlanıyor belli bir çevrede i̇şte mesela onlar, ben Müslümanım onlar bilinç, yani basit bilinç, olarak yani bilinç onlar değil yani vereceğim bilinç, tepkiler belli İşte bu bilinci oluşturuyor ondan sonra da bu bu bak, belli bir kıvama geldikten sonra kendi birinci kendine birinci şans olarak farkındalık hayır şunu farkındalık, farkındalık tamamen o tip kodlar mesela ergenliği şöyle, geçtikten sonra da kendi kendine artık deneme yanılmalarla belli şeyleri kavraması şey kendi kompleks, kurallarını oluşturuyor Maksat kompleksi yani değil, aynı basit algoritma şey. mesela işte. diyelim ki bir yapay zeka desek gelse buraya yapay zeka şurada eliyle şu hareketi yapacak vuracak Evet, hocam. Vurunca e, Veyahut da e, elinin ağırma oranına göre veya hissine göre bir bağırma sesi çıkartacak değil mi? Bunu herhangi birimiz de yapabilir yapay zekada mesela bizim bu hareketimiz A dedik, bunu çok rahat taklit edebilir. E, şimdi ben bunu taklit et yaptığımda birinci şahıs olarak buradaki bir acıyı hissediyorum. Yapay zeka gelir ve canın acımış gibi Bağırır ama birinci şahıs olarak o ağrı denemeyini kendi benliğinde yaşamaz. Bir sorun Bakın daha. biz şimdi yapay zekanın iç, zihnine baktığımızda bir elektronik diyelim mühendisiyle beraber Hocam, sadece baktığımızda elektronik olarak düşünmeyin. yapay zeka bakın yapay zekanın birebir taklit dinin nasıl olduğunu görüyoruz bu vurma hareketinin. Vurma hareketinin oradaki sesin o vurmanın oranına göre ayarlanmasının nasıl olduğunu görüyoruz o kablolarda. Yani birinci şahıs olarak ağrı deneyim hiç olmadan Dış davranışa baktığımızda birebir insanı taklit edebiliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bu aslında felsefe ve psikolojide davranışçılık dediğimiz behavioralizmin ki özellikle 1950'lerden sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyadaki en etkili felsefe akımlarından birinin eksik bir görüş olmasından kaynaklanıyordu. Yani davranışçılıkta diyordu ki biz zahiren dış davranışlara bakarız çünkü bilinç bizim konumuz olamaz. Ee, dıştan baktığımızda yapay zeka insanı birebir taklit ettiği kesin. Fakat biz kendi tanıklığımızla şunu anlıyoruz ki biz bunu vurduğumuzda bağırma sesimiz kadar birinci şahıs olarak ağrı olayını yaşayıp yaşamamamız bir fark oluşturuyor. Bu kısacası ufacık bir deneyle şu elimizi bir dakika bu elimizi buraya vurma deneyiyle mi? bile davranışçılığın yanlış bir felsefi görüş olduğunu anlıyoruz. Şu andaki aslında ki bütün bu değerlendirmeniz dışarıdan yapay zekaları gördüğümüzde insanı taklit edip daha gelişmişini yaptığınızda birebir insan bilincinin de onda olduğunu söyleyebileceğimiz bence davranışçılığın bize attığı kazı haline ama kaynaklanıyor. Bak, bak ben bir çok iyi makine değil o. Kök hücrelerden şu an kök hücreler diyor ki ya diyor bir şey vardı evet. bir yapay zeka burada bir şekilde acı çektiğinde yani acı çekti acı, acı çek davranışı, davranışı tamam, yaptığında işte tamam. acı, acı davranışıyla tamam. acı çekmek çok farklı şimdi söylüyorum. diyor ki şu, acı davranışı yaptığında acı çekme insan gibi acı çekemez çeker mi Şöyle söyleyeyim bu ilk versiyonlar için geçerli doğrudur. Makineden yani yapay zekaya makineden oluşmuş metallerden oluşmuş bir beden giydirirseniz. Peki siz biyosentetik bir beden giydirirseniz yani kök hücrelerden oluşan kök hücrede nasıl anne rahminde kök hücreler birleşiyor sonra kök hücreler O, o yeni değişiyor. bir şey olur şu anda bizim yapay bunu, zeka dediğimiz şey olmaz yok, ayrı bunu, bir şey olur. Bunun çalışması yapılıyor şu an. Yani beden oluşturuluyor. beden. Arçımızda. Yani. Boş bir beden, bilinç olmayan boş bir beden oluşturulma çalışmaları var. Yani CRISPR teknolojisiyle, kök hücre teknolojisiyle, yani bizim genetik derslerinde biz bunlardan bahsediyoruz. Şimdi biz bilinç kopyalama diye bir şey var mesela. Yani ben diyor senin bilincini alayım sen ölmeden önce, önce bilgisayara kopyalayayım. Et, yani evet, 100 trilyon hücreli yani. bir bilgisayara kopyalayayım, sonra beden oluşturduğum zaman ona da kopyalayayım. Yani şimdi biz bir yapay zekanın bilincini bir bedene, boş bir zihne kopyaladığımız zaman, kopyalayabilirse yani yapay zeka kendi kendine bunu yaparsa. İşte o zaman acı da duyacak, bizi de daha iyi anlayacak ama hisleri olacak mı, bu ruhu olacak mı, insan olacak mı orası bu ama orası tartışılacak bir şey bu Şimdi yolda sen, muhakkak ilerleyecektir zaten bilincin his olması demek Tabii ki. bilincin olması hatta demek. Yani hayvanları da hayvanları da anlamak için problemi dediğimiz şeye götürüyor bizi hayvanları yani, da anlamak için hayvan için. vücudunda onların yaşam şeyinde e, bazı yapay zekalar yani kendinden daha düşük zekalı yapay zekalar oluşturacaktır ana yapay, Şimdi yapay sen zeka kabaca şunu söylüyorsun diyorsun ki muhakkak ve muhakkak insan gibi bir yapay zekaya evet, ulaşacak katılıyor musun Serhat? ben başka bir pencereden bakacağım ee, Mısır'da bir ritüel var. Firavunların ritüeli. İşte piramidin içine giriyor. Şehzade yani Horus. O Mısır dilinde Horus. Babası ölmüş. Kral ölmüş. O sürüs ölmüş. Onlar o gece orada kalıyorlar. Eşleşme oluyor. Yandaki kanallardan işte Sirius'la eşleşme oluyor veya başka ku takım yıldızıyla neyse. Anlatılan ritüel bu. Ondan sonra e, Şehzade Osiris'e dönüşüyor. Osiris krallıktan lav ediliyor. Horus Osiris oluyor. Yani şehzade kral oluyor. Şimdi buradaki bu sırrı bütün herkes aramış. Buradaki sır yavaş yavaş ben şöyle yorumluyorum. Bir yere bağlanıp oradan bir bilinç transferi oluyor olabilir. Çünkü ertesi gün kalktığı zaman şehzade bütün firavunun geçmiş bütün firavunların bilgisine sahip olarak kalkıyor. Ve orada bir yerden olay alınıyor ve Bilinç Ali Selman'a katılıyorsunuz mu? Şimdi şöyle, bilinç transferi olabilir ama e, Caner Hoca'ya da katılıyorum. Yani bu apayrı bir varlık olur. Yani Tabii burada ruhtan bahsetmemiz lazım. Ruh, Ruh var olur, mıdır, yok mudur? Yani e, şimdi onu Caner Hoca şimdi, yorumlasın. Ama yani. şimdi apayrı bir varlık olur derken, biz bugünü konuştuğumuz zaman bile bugün değil aslında. Evet. Yani şu anda neler oluşturduğu insan, neyi geliştirdi bilmiyoruz. Yani şimdi, şimdi bak... Acı ben çekmese de bilinç olmaz mı? Acı bak. çekmese, his duymasa, hiçbir hissi olmasa acaba bilinç denilen şey olur mu olmaz mı? Bu çok önemli. Davranışların Eğer... aşağı yukarı hepsini taklit edebilir. Ama hisleri hissetmek, bilinçli olmak, davranışları Oca, taklit etmekten çok farklı. acaba bilinçli olmaz mı? Yani kendini geliştiremez his, mi? Bakın Yorum his, zaten bilinç dediğim şey o hislerin farkındalık. Olmayınca ona bilinç demiyoruz zaten. Yani koalyaların i̇şte dediğimiz şeylerin yorum, olması lazım. Mesela diyelim ki maviyi algılayan bir şey olması lazım. Yani yapay zeka Ama renkleri, renkleri bunlar, çok iyi biliyorsun. ayırt edebilir. Fakat renkleri ayırt etmek demek maviliğin farkındalığı demek değil. Yani mavi koalyasına sahip olmak demek değil. Biraz bir şey söylersek. Ee, zekanın tanımı yapılırken veyahut da pardon bilincin tanımı yapılırken şöyle bir şey duymuştum. Nöronlar mesela bitkinin de bir canı var bir canlı değil mi? Ama... Ee, sinir sistemi olmadığı için <laughs> acı hissetmiyormuş. Gerçi o çok uzun konuşmayacağım hisse ama. Sinir veriyorlar. Şimdi bu bilinç transferi hikayesi Ahmet abinin dediği şey yüzde katılıyorum bu horus e, örneği üzerinden verdiği. Çünkü tam karşılığı diğer mitlerde de var mitolojilerde. Şeyde Hint'te buna avatar'a diyorlar. Evet. Yani tanrının avatara yaparak bedenden bedene geçmesi. Enkarne olması dedikleri şey o evet. işte Vishnu'su ondan sonra Krishna ondan sonra Buda hepsi aynı şeyin enkarneleri yani bilincin transfer edişi. O yüzden avatar filminde o filmin ismi de o yüzden orada geliyor bilinci başka bir bedene transfer ediyor. Ve o bedende hani gezegene gidiyor değil Mavi çok büyük üstün yaratıklara dönüşüyorlardı. Orada ee, hareket ediyorlardı. İstedikleri gibi o bedenleri kullanabiliyorlardı. O havayı soluyabiliyorlar. Ve bu, bu şeyi, bu analojiyi Marvel özellikle çok iyi kullanıyor. Ee, X-Men Apokalips filminde de bunu çok iyi işlemişti. Eski beşinci Mısır'da. Elemen Mısır'da şey, beşinci elemen ilk başlayan. Beşinci Bruce e, Willis'in filmi vardı. Transfer yaparken bir, birincini başka, daha genç bir bedene transfer ederken işte binlerce yıl yaşıyorlar falan. Hatta bunun nasıl olduğuna dair bile şey göndermeler de vardı. Altınla... Konu ekonomiye de oradan bağlanıyor. Yani onun böyle altının mitolojik kökleri de oradadır. Yani tanrıların veyahut da e, ne diyelim ona gökyüzünden düşmüş şeytanların meleklerin falan. Hani vardır ya düşmüş, düşmüş melekler hikayesi e, Hristiyan teolojisinde. Bunun bir karşılığı aslında. E, dünyada bunlar bir e, varlık tesis ediyorlar dünyanın sonuna kadar kendi tohumlarını insanların arasına bırakıyorlar ve dünya krallığı oluşacak. Bunu yaparken de bunun sırrı da altından geçiyor. Ya da Sümerlerdeki Enki, Anunkiler, Enki enlil mesela o de da aynı mevzu işte. Tanrılar yani, insanı altın için yaratıyor. Madenlerde yani. çalışsınlar diye. Yani, yani, bilinç transferini altın bir otomasyon oraya, yani. Biz de, insan da otomasyon yani. Yani bir de yani şöyle sen, bir şey var. Bak, güzel bir soru bir geldi. geldi Bi, bilinç transferini altın üzerinden mi yapıyorlar? Bir bize? rolü var mı altın? Yani altın onu koyuyorlar. Işte. Ben Marvel'in getirdiği orada şey filminde adamı altını oturmuş, işin içine sokmuşlar yani. yani. demek ki. Ama, ama şey de, bir şey söyleyeceğim ben. onu şimdi, onu Caner hocama bir şey sorabilirim. Ben bir sorduktan sonra sor. Siz en zor konulardan birini açıyorsunuz. Ya ben, yakın Benim benim fıtrat delilleri kitabım var aslında. Evet. Merak edenlere tavsiye ederim. Orada bilinç delili, irade delili. Ben de bunu din felsefesiyle bağlıyorum. Orada ama bu konuların detaylı tartışması var. Şimdi kuanyum diye bir olay var. Yani bu çok yakın zamanda hani projeksiyonu da yapıldı. Fakat gerçekte bu bir teori. Diyor ki bir gün yapay zeka veyahut da yapay zeka bilincinde bilincini özellikle söyledim. Bir Bedenin bu robot olabilir veyahut da Ali Selman'ın dediği gibi bir biyolojik bir e, hani beden. beden olabilir. Çok önemli değil. Diyor ki bir gün okyanusun karşısına geçtiği zaman insanoğlu gibi okyanusun kokusunu alabilecek. Mavi'nin, Mavi'den bahsettin oradan geldi aklıma. Evet. İşte stüdyodaki Mavi'nin tonunu bize söyleyebilecek. Hatta daha da ileri gidecek. Bir gün çikolata yerken çikolatayı bizim gibi tadacak. Belki bizden de daha iyi tatlar alabilir diyebilir. Çünkü felsefeciler bu dediğinizde şöyle diyeyim. Şu da aslında bizim yaptığımız tartışmada felsefeciler de e, kendi aralarında bölünmüş vaziyetteler. Ya aslında bir kısmını sizin dediğinizi savunanlar yapay zekaların bir bilince kavuşacağını düşünen. Ben savunmuyorum. Yok şöyle yok, yok Hani bunlar da Felse... olabilir Şunu mi acaba? Şunu söyleyeyim. Felsefede yani... bunu yapanlar var. Tabii tabii. Fakat e, yapay zekanın hiçbir şekilde yani şöyle bir şey var. Bir şeyin derece olarak farklılık olsaydı sorun. Evet. sorun olmazdı. Evet. Fakat buradaki farklı bence bir mahiyet farklılığı, derece farklılığı değil. Yani. Fakat benim gibi tabii düşünen de felsefeciler var. Yani burada konuştuğumuz konu, seyircilerimiz için de bunu söylüyorum. Felsefe camiasını da kendi içinde ikiye bölen bir soru. Şimdi benim de demek istediğim şey şu. En ufacık bir koalyayı alabilmek, denizin kokusunu, mavi rengin, bu mavi farkındalığını olmak demek, zaten o an yapay zeka bilince kavuşmuştur demek. Yani burada en ufağını almakla derece olarak olabilecek en üst seviyede sanatsal bütün algılarının gelişmesi arasında bir fark yok. O zaten bilinç durumuna geçmeyi özetler. Ha benim düşündüğüm o şekilde bir durumun da olmayacağı yani bilinç durumun olmayacak çünkü bizim dediğimiz gibi biz hep algoritmalarla çalışan bir şey yapıyoruz ve bilinç durumu hiçbir şekilde algoritmaya karşı gelmiyor. Fakat bundan şuysa <laughs> kokuları ayırt etmekse e zaten şu andaki yapay zekalar da kokuları ayırt eder. Bu deniz kokusudur der yani şu bilmem ne kokusudur diyebilir. Frekans şu bunlar yani. nihayetinde Tabii yani. Şu andaki, şimdi. şu andaki, yapay zekaların da kokuları ve renkleri insandan daha da iyi ayırt eder. Yani Buradan şunu ayırt bahsediyor. <laughs> ayırt etmek, Haz almaktan bahsediyor. <laughs> ayırt etmek eşit değildir. Deneyim yaşamak. Evet. Subjektif deneyim yaşamak. Yani benim o koalyayı deneyimlemek dediğim şey o. Yani Türkçesinde koalyanın ne diye tercüme ettiklerini bilmiyorum. O farklı farklı tercümeler ediyorlar. Eee... O deneyimi yaşamak ayırt etmekten farklı bir şey. Evet. Sen evet. yaşa bilin işte bilincin o ya yani bilincin olacağını yapay zekada düşünmüyorum hep bunu yaşayamayacak demek. Bu yaşayabilecek demek, bilinç olacak demek zaten. Şimdi. Şimdi felsefeden şey bir soru. soru. Hristiyanlıkta evet. tamam. son şeyde e, kıyametin yedi habercisi var. En sonunda diyor ki işte artık e, şeyde ruhlar kalmamıştır ve sadece beden olarak çocuklar dünyaya gelir. Ruhsuz çocuklar dünyaya gelir diyor. Mesela bu da buna bir örnek olabilir mi? Hani Hristiyanlığın yedi kıyamet alameti var işte. İşte ay e, kırmızı olacak, kırmızı doğacak vesaire falan böyle ilerliyor. Onlar tabii Hristiyan dünyada da yani, çok farklı. Diyor, siz düşüncesi... bildiğiniz için, soruyorum, Yok, yani, yani, şey değil, için yani soruyorum. Hristiyan dünyada da şimdi böyle bir tam Hazreti İsa'nın gelişini bekleme Hristiyanlıkta yaygın şey. Benim tabii arkadaşlardan yani herhalde Rus çocukların ben, doğması. İslam'la alakası almıyor. olmadığını, Hristiyanlığın İslam'a kazı olduğunu düşünüyorum evet. bizim İsa beklentimizin. Ama Hristiyan mezheplerin ortak şeyi Hazreti İsa'nın gelişini beklenmesidir. Onun dışındaki detaylarda çok ayrılıyor. Zaten özellikle bu Deccal'in gelişiyle ilgili şeyler baktığımızda canavar diye anlatıldığı e, yeni ayetin son vahiyler kitabıyla alakalıdır. Şimdi o vahiyler kitabı çok böyle mecazi, metaforik anlatımlar olarak düşünülmüştür. Onun yorumlarında çok farklılaşıyorlar. Hatta vahiyler kitabını yeni ayetin bölümü kabul etmeyenler bile. E, Hristiyanların içinde Çünkü var. Çünkü çok ayrı ha, bir kitap evet. olduğu için. Yani İsa'nın gelişinde ortak bir beklenti olsa da şu andaki büyük mezheplerde en azından Hristiyanlığın o geri kalan detaylarda hepsi birbirinden çok çok farklı şeyler söyledi. Ama birçoğunun beklentisi İsa'nın gelişi, işte Deccali öldürmesi, bin yıllık bir huzur dönemi olması sonra Gok Magok bizim evet. Türkçe'de Yeciş, Yeciş Meciş dediğimizin e, yeryüzünde yine fesat oluşturması falan böyle devam eden e, orada bir anlatım var genel yani birçok kimsenin kabul etti. Evet, evet abi, Serhat abi. şimdi evet. tam soracaktım Caner'de Caner de o konulara girdi. Şimdi bizim için önemli bir şey var. Çok konuştuk değil mi Hamza e, zaman yolcusunda. Yani bunlardan bir tanesi Mehdi, Mesih, Deccal. Biraz önce Caner'in bahsettiği gibi. Sonunda da bir Armageddon beklentisi var. Evet. <laughs> Yani bu <laughs> istersek 3. Dünya Savaşı diyelim veyahut da diyelim ki hani bir ara savaş da diyebiliriz buna. Nasıl yani bakıldığına büyük bağlı. Dünya Savaşı Peki e, bu görüş İslam'la çelişiyor mu? Yok, çelişmiyor. mu i Kübra diye bir şey var. Tabi bu Kur'an'dan destek alıyor mu, almıyor mu? Sorun burada. Yani karşı çıkanlar bunu Kur'an'dan desteği yok diye söylüyorlar. Ama burada çarpışan taraflar kim? Deccal denilen bir sistem var. Sistem olarak görmek lazım. Yani başında bir şahıs var bunun ama aslında bu şahıs manevi bir sistem. Ve dünya buna doğru götürülüyor diyoruz. Bu hadislerde çok var. Kur'an'da var mı? Mehdi de aynı şekilde. Buna karşı savaşıyor. O da bir örgütleyici, bir koordine edici, bir lider. Ama bir altyapısı olması lazım. O altyapıyı harekete geçirecek olan bir lider. Şimdi bu var mıdır yok alt yapısı mudur? Altyapısı olması lazım derken oluşturduğu bir altyapıdan yani alt şimdi da mesela öyle bir şey oluşturacak ki ekonomide yani hadislerde gördüğümüz kadarıyla şu anda bildiğimiz ekonominin tam tersi. Şu anda mesela devletler ve kurumlar aldığımı vermem diyor. Yani alırım ben senden aldığımı vermem geri alamazsın benden. E şimdi o zamanki devlet verdiğimi geri almam diyor. Hadisler böyle anlatıyor. Yani ben sana sermaye veriyorum, para veriyorum. Bir de öyle bir şey olmuş ki Hamza'nın anlattığı gibi paranın diyor. değeri kalmadı. Yani para falan artık altın bile istemiyor millet. Yani sermayeye çok kolay iş yapmak isteyen insanlar ulaşabiliyorlar ve üretim yapabiliyorlar. Yani öyle bireysel girişimler yapmak istiyorsan, aklın kafan çalışıyorsa, bir şeyde projen varsa Enerjin bunu yapabiliyorsun. Varsa. Enerjin varsa, sağlığın yerindeyse, bir projende güzelse. Gidiyorsun argini de yapabiliyorsun, uygulamanı da yapabiliyorsun. Bu sonuna kadar açık yollar. Ama şu anda öyle değil. Burada sermayeyi de ele geçirmen lazım veya bir şekilde sermaye ile ilişki kurup bir şeyler yapman lazım. Zor yani insanların önleri e, badireden badireye gitmesi lazım. Şimdi burada ekonomik olarak, sosyal olarak şu anda mevcut yaşadığımız düzenin yani binlerce seneden beri gelen düzenin tam tersi anlatılıyor. Şimdi bu anlatıldığına göre ee, bu niye anlatılsın acaba? Yani hadislere girmiş. Çok yüzlerce hadis var. İşte Deccal çarpışıyor. merlema Kübra diye bir şey oluyor. Ben mesela bunu Kur'an'da acaba bulabilir miyim diye çok baktım. Ee, Kehf suresinde var mesela böyle bir karşılıklı e, savaşan tarafların anlatıldığı hem de son saat anlatılarak yani son saatten biz niye bunları anlatıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i anlatan ses ve güç şöyle diyor ben bunları niye anlatıyorum son saatin geleceğinin kesin olduğunu bilinmesi için anlatıyorum diyor ve altında Kehf suresinde inanan bir grup bunlar iki tane grup bir tanesi o Ashab-ı çıktığı yere bina yapalım diyor. Bir tanesi de burayı mescit yapalım diyor. Yani şimdi burada şunu anlıyoruz ki mescit kelimesi geçtiği için bir grup burada Müslümanmış zaten. Diğerleri de onlara destek olmuşlar. Ve bunlar <laughs> birileriyle savaşmışlar. Çünkü üstündeki açıklama şöyle. E, Ashabı Kef'in verdiği strateji üzerine galip gelenler bu tartışmayı yaptılar diyor. Şimdi böyle e, işari bazı destekler bulabiliriz. Hocam misin? burada benim de tabi hocama muhalif bu olacağım ama söylemem lazım. Şimdi tabi ki Söyle hocam, hocam şöyle bir şey var. Ee, bir kere hocamızın dediği şurası doğru. Yani hadis literatüründe Beccal ve Mehdi diye bekleniyor ve şu andaki ağırlıklı görüş camiada Deccal'in ve geleceği yönündedir. E, fakat buna tabii ki şüpheli yaklaşanlar tarih boyunca olur. Mesela İslam'ın ilk yüzyıllarında hariciler, mutezile, cehmiye gibi birçok kimse Deccal'in gelişini reddetmiş. Veya yani Mehdi beklentisiyle ilgili İbn-i gitseniz de eleştiriler görürüz. İslam'ın ilk yüzyıllarından var. Mesela yakın döneme gelsek, mesela Diyanet İşleri Başkanımız hadis uzmanıydı Mehmet Görmez Hoca e, direkt Mehdi Deccal hakkındaki yorumunu bilmiyorum ama fiten hadisleri ki fiten hadisleri dediğimiz Tabii. bu evrenin sonunda ilgili dönemi özellikle anlatan hadislerin içinde uydurmanın çok olduğunu söylemişti. Bu yüzden de bazı birçok kimsenin tanıdığı da daha geleneksel camialar mı diyeyim belli gruplarda özellikle Mehmet Görmez hocayı bence bu haklı tespitinden dolayı eleştirmişler. eleştirmişlerdi. Kısacası yani İslam'ın ilk yüzyıllarından biri buna bir eleştiriler geldi. Yakın dönemde hem hadis alanında mesela ne bileyim bizim Hayri Kırbaşoğlu hocalar onların çoğunun aşağı yukarı hepsi uydurma olduğunu söyler. Mehdi hakkında da özel tez yaptırmıştır Hayri Kırbaşoğlu hocanın. Hem de o tezler kitap olarak da basıldı tam adını hatırlamıyorum. Hem kendi kitabı var hem tez olarak yazdırdığı kitabı var Hayrı oldu. Yani günümüzde de hani ben özel bir şey bulmuş değilim. Yani söylenen bir şey söylüyorum. Hocalarımın söylediği de söylenen bir şey. Yani bu iki görüş şu anda var. Nedir? Benim karşı çıktığım şey bu hadisleri. Ben tabii ki uydurma olduğunu düşünüyorum. Deccal ve Mehdi Kur'an'da hiçbir şekilde atfedilmiyor. Yani biz Kehf suresinden bir şey çıkarması için çok çok zorlamamız gerekir. Yani Kehf suresini zaten açıkça çıksa çok dikkatli okumaya gerek olmazdı. Mehdi Deccal gözükür. Yani Kur'an'da hiçbir şekilde Deccal'den, Mehdiyet'ten bir bahis geçmez. Deccal ve Mehdiyet'in kazığını çok yemişizdir. Bakın şu anda Türkiye'deki büyük cemaatler dair birçok yapının insanları sömürmesinin en önemli sebeplerinden biri Mehdiyet'le ilgili bu uydurmadır. Çünkü ya bir saatte şunu söyle, şunu söyleyeyim. Bir şeyin sömürülmesi onun yanlış olduğunu göstermez. Hı -hı. Bunu da belirteyim. Yani bir şey yani doğru bir şey de sömürülebilir ama bu yanlış bir şeye dikkat çekmenin, eğer ki yanlış bir şey sömürülüyorsa o zaman onun yanlışlığını anlatmanın önemi daha çok arttığı için bunu söylüyorum. Şimdi mehdi ne demek? Hadislerde anlatılan Mehdi, yani hadis kitaplarına geçen Mehdi ki burada Şiiliğin Mehdi ile Sünniliğin Mehdiliğinin ya farklı aynen, olduğunu, Şiilikte Mehdi'nin çok daha temel bir inanç olduğunu söyleyeyim. Çünkü Şiilikten mehtiyen alırsanız bütün Şiilikteki temel çatı çöker. Peki. Nedeni de şunu, onu da anlatmam lazım. Belki mehdiyet tam Çünkü özellikle bu mehdiyet konusunu yayanlar Şiilerdir. Sünniler de yani bir birçok şeyi bence Şiilerden almışlar ama neyse orası tartışmalı bir konu. Fakat Şiilikte şöyle Şiiler diyor ki peygamberin peygamberliğinden sonra 12 tane de imam var. Allah Peygamberlerden sonra 12 yani ümmeti imamsız bırakmaz. E, ve o imamlara bizim bağlı olmamız gerekiyor. Şimdi birisi gelip şöyle diyebilir ki kardeşim yani Allah ümmeti imamsız bırakmazsa şu anda nerede imam? Yok ki. Ha, bu soruyu sorduğunuzda aslında 12 imam görüşü çöküyor. Yani peygamberden sonra ayrıca bir yeni kurtarıcı aramanıza gerek yoktu. Onu da şöyle tevile diyor ki 12. imam Mehdi'ydi. Onu öldüremediler. 3. yüzyılda Hasan saklandı. kayboldu falan. 1200 yıldır aslında yaşıyor. İnsanların arasında dolaşıyor. Hatta Şiilerin hadis kitapları mesela kuleyini falan diğer görüp de tasdik de etti doğrudur diye gibi inanç var. Şimdi burada 12. imam yaşıyor kısmını aldığınız zaman demek ki bu ümmet yani peygamberlikle bizim işimiz bitti. Bundan sonra dini anlamak bize kaldı ya döneceğimiz için 12 imam Şiili çökecek. O yüzden hele hele Şiilik'te Mehdiyet inancı çok çok temel bir inançtır. Ama 1200 yıldır saklanan bir kişidir Mehdi. Şu anda aramızda dolaşan Şiilik. Çocukluğundan. Sünnilikte ise ne olmuştur? Sünnilikte ise beklenen Mehdi <laughs> ileride kıyam yani evrenin sonu gelmeden az önce gelecek kişidir. Peygamberin soyundan gelecek bir kişidir. Bunu çıkacağı yerler burnu tarif eder ama farklıdır. adı. Kimisinde gaga burundur, kimisinde ince uzun burunludur kimisinde işte Mekke, Medine, kimisinde Şam, Kûfe'ye başka başka yerlere atıflar vardır. Kıyamet yakın gelecek bir kişidir. Şimdi bu anlatımlara göre Mehdi peygamberimizden evrenin sonuna kadar gelecek en üstün kişidir. Şimdi birinin düşünün peygamberimizden evrenin sonuna kadar en üstün kişi olduğunu inanıyorsanız onu neredediğini yaparsınız. Ona malınızı da verirsiniz, canını canınızı da koyarsınız. Niye? Çünkü Allah'ın gönderdiği özel bir şahıstır o. Şimdi bunun gücünden faydalanmak isteyen birçok cemaatin lideri Mehdi olmuştur veya da müritler tarafından mehdileştirilmiştir. veya yani birçok da kendisini direkt Mehdi gibi empoze etmeye çalışıyor. Bunu bir, şey bir şey ben şey ekleyebilirim. Ve tamam. bu yüzden Mehdiyet ki şu andaki Türkiye'deki birçok cemaatin liderinin ya ölmüş veya yaşayan birçok liderin Mehdi zannedildiğini onları Mehdi zannetmek üzerinden e, birçok grubun oluşturulduğunu veya sömürüldüğünü belirtmemiz lazım. Tarih boyunca yani, da olmuş. Ya, boyunca var yani. oldu. ama Burada, bakın, Caner şöyle bir şey açalım. yok mu? Evet. Bak şimdi Mehdi, Mesih, Deccal kavramı tamam. Mesih yani ayrı bahsedelim. bir konu olarak yok, yok. lazım. Şimdi, Mehdi, Deccal Hepsine baktığımız zaman sonunda diyoruz ki biz bir büyük savaş. Değil mi? En önemli konu sonu. İşin. E, e, buradaki bakın yani buradaki en önemli konu savaş değil yani savaş önemli tabii ki burada ama önemli konu Mehdi'nin gelip İslam'a hakim etmesi. Peki dünya hakim ki, edecek 7 yıllık hakime ve İsa geliyor İsa şimdi, ile birleşiyor. Şimdi yani işte, ama savaş, savaş sonuçta bir aracı. Savaş sonuç değil. Savaş sonuçta bir aracı. Tamam yani. işte sonunda şunu söylüyorum. Evet. işin sonu bir büyük bir savaşla bitip doğru değil mi böyle hakimiyetle yani. bitiyor tabii, savaş yani yani, hakimiyet. şimdi demek ki buradaki karakterler önemli. Bu karakterler bir kere Deccal olacak. Ya bu hatta Kur'an'da Süfyan geçiyor. Bu Süfyan kim o zaman? Yani Şimdi o bir, bir değilse. Şunu, şunu şey yapalım. Süfyan kim? Şimdi yani Kur'an'da Süfyan diye birisi yok. Bakın beklenen Deccal de genelde tek Deccal'dir. De Bazıları Mesih Deccal, Süfyan Deccal diye de bunları ayırmışlardır. Çünkü o kadar çok hadis var ki bu konuda. O hadisleri uzlaştıramayanlar birden fazla Deccal vardır. Birden fazla Mehdi vardır diye sonra da yorumlara geçiyor. Ben ben, ona şey, bir, tarih şey boyunca ben bak, bir şey Şimdi ben bir şey, şey yapalım. Hamza şimdi bak ben Süfyan bu şey var. Bu var. var, var, var. var. Burada Ama aslında konu. Yani o herkes ayrı ayrı uydurduğu için yani nasıl toparlayacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi buradaki konu aslında şuna evriliyor. Yani biz şimdi Deccali de de koyduk bir yere karşılığında iyi ve kötünün savaşı, yani iyi evet, ve evet. kötü olunca bir savaşla bitiyor. Evet. Aslında konu, ben Caner'e biraz orada katılmıyorum. Bizim aslında beklentimiz ne biliyor musun? Deccal'i beklemiyoruz biz. Deccal çıkacak, işte iyi ve kötü kavgası olacak, sonunda büyük bir savaş bekliyoruz. Niye evet. böyle bir beklenti var insanlıkta? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gidip bakmayı seviyorum ben bu konularda. Hadisler doğru mu yanlış mı bilemezsin. Kulağımızda duymadık peygamberin ağzında öyle bir şey var mı? Ama bu bütün Mehdi hadislerinin toplandığı yerin ismini de söyleyeyim. Kaynak olarak bir kitap var. El Kavlul Muhtasar Fi Alametil Mehdi il Muntazar diye. Türkçe yazıl 80'lerde yayınlandı bu. Bunun içerisinde Canan Hoca'nın dediği gibi birbirle çalışan hadisler de var. Ama genel itibariyle birbirine benzeyen. Kur'an-ı Kerim'e gidiyorum bakıyorum. Böyle bir misyonun, böyle bir hareketin yeryüzünde olması için çünkü neyi öngörüyor? Diyor ki yeryüzüne adalet getirecek bir kahramandan bahsediyor değil mi? Bir mitolojik karakterden bahsediyor. Böyle bir dünyanın yeryüzünde gerçekleşeceği Kur'an'da yazıyor mu? Evet yazıyor. Allah yeryüzünü salih kullarına miras bıraktığından bahsediyor. Bu çok açık bir şey. O yüzden dünyada böyle bir çağ yaşandı mı? adaletle dünyada hükmedilen fakirliğin b olmadığı savaşların bütün olmadığı yani hakim olma olmadı. şeklinde bir ifade değil ama o yeryüzünü salikların salik biraz bırakması ben öyle anlıyorum. Yani Evet. O zaman bakıyoruz bu geçmişte olmadı, olmadı mı? Oldu mu, yani, olmadı o ayet. Şimdi sadece onun değil birkaç farklı yere de bakabiliriz. Mesela var Maide 54. ayete bakıyorum. O da benim dikkatimi çeken e, ayetlerden Şu bir bu tanesidir. Bu Ey iman edenler çekelim. sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, bu da yine geleceğe e, fesevva diye geleceği adı söylediği da bunu. referans da söylüyor. Öyle bir kavim getirecek ki Allah yakında onları, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler, onlar kafirlere karşı izzetli, ya yani sert ve şiddetli anlamında. E, Allah yolunda savaşırlar, kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir diye biten bir ayet var. Hatta bu ayetin başındaki ey iman edenler sizden kim dininden dönerse ifadesini de sanki sizin yerinize onu getirir gibi anlaşılmış. Herkes de öyle anlamış. Ben nedense tam tersini anlıyorum. Ey iman edenler dininizden dönün şeklinde. Dininizden dönmeden, dinden çıkmadan iman edemezsiniz gibi ben de böyle anlıyorum. Ne Bunu da bir istersen? kenara koyalım oraya. Yani ye eyyühellezine emenü diye başlıyor hitap ey iman edenler diye yanlış gittiğiniz Ma dinden çıkın doğru dine gelin. Yani, yani meryette da minkum o dininizden çıkın o orada ifadesi maide şeyde e, maide 54. ayet. Çünkü e, Yusuf peygamberin başka bir ayette şöyle bir şey söylediğini duyuyoruz diyor ki ben dinimden çıktım diyor. Müşrik bir kavmin dininden çıktım diyor. Bunu söyleyen bir peygamber, babası da peygamber. Ey iman edenler yani, iman ediniz. Yine o da var. Ya eyhellezine emanu, eminu. Bak, öyle ayet var. Aynen, aynen. Yani ey iman edenler iman edin. Nasıl olacak? Yani dininden çıkmadan, dininden dönmeden aslında iman da edemiyorsun. Öyle bir şey anlıyorum. Yani buradaki şey, hani dedim ya dünyada işte 7.9 milyar insan var. Hepsi kendine göre bir imanı işte ehli kitap falan. Ehli kitabın içerisinde ben Kur'an'ın Kur'an ehlini de katıyorum ama onlar katmazlar. Çünkü ehli kitaptan müşrikler diye ifade geçtiği için 1400 onlar kendilerine bizim ya de kitabımız yakıştırmadığı var. için. O yüzden burada e, bu deizm tartışmalarına da geliyor biraz bu şey yapıyor. Dinlen çıkanlar aslında iman edecek ve böyle bir hareketi öyle bir kavim gelecek ki diyor. Bunu da şeye benzetiyorum. Şimdi biraz daldan dala atlamak gibi olur mu şimdi bence benim, değil değil e, ama asıl benim söylemek diyeyim. istediğim başka bir şey bak. E, bu ve benzeri şimdi burada Tevrat'ta yani da bakabiliriz evet, evet yani, yani o sorunu abi Evet ben öyle bir şey olacağını e, düşünüyorum. Benim mantığım da böyle olması gerektiğini söylüyor bana. Bir hareket var ortada dünyayı böyle bir yöne doğru e, götüren ama şu şu fikre kat karşıyım. Bir e, kurtarıcı, bir kral, bir yönetici, bir hakim şeyinde değil. Yani öyle bir adam gelecekse o Mehdi kılında Deccal'dan başka bir şey olmaz. Yok dönüştürücü olarak geliyor zaten. Yani bak, Ama bunu kral olarak ya da bir hakim olarak. kral mi? olarak değil de organize edici bir lider bu. Organizasyon da bence yani böyle fiziki bir hadi adamlar herkesi toplayalım. Bence hadi öyle biri yok. Biri yani, öyle biri yani, şimdi, yok. öyle değil yani, yani. ben tarih boyunca bir soru. Tabii. Bütün evet. Dinlerle. Şimdi kim nasıl ayırt edecek? etmesin gerek yok ki. Ha, yani gerek o gün o gün geldiği zaman herkes, anlayacak. Yani yani herkes anlayacak. Herkes anlayacak ve anlayamayacak. O gün kimse olmaz. çıkamayacak. Bak bu Deccal sistemini şimdi Caner Hoca dedi ki mesela bunlar hepsi dedi uydurma olabilir. Olsun. Peygamberimiz söylememiş olsun. Ama 1400 sene veya en az 1000 senelik bunlar kayıtlı yani. Kim söylerse söylesin bize anlattığına bakalım biz. Bize Bakın diyor ki Hristiyanlarda Hazreti İsa'nın tanrı olduğu yani 2000 yıldır kayıtlı bazıları tanrı diye uydurmuş. Hocam bak güncel meseleler yani, bunu destekliyor ve de şu anda. daha da temel bir inanç onlarda. 2000 yıldır kayıtlı. Buna bak şöyle bir, bir şey, şey söylüyor bize. Olması, yani şöyle. bu şeyin doğru olması gerekli. Doğru değil çünkü. Bir de bunu niye yanlış olursa niye referans Oraya bin diyor. senedir Tabii. getirmek istiyorlar sistemi. Burada bir decali sistem. Bunun karşısında buna direnenler örgütlenemiyorlar o örgütlenmeyi yapacak olan lider çıktığı zaman bu sistemi dönüştürüp tek dünya devletinden bahsediyor orada. Tek dünya devletini kurmuş decali sistem onu devralıyor, dönüştürüyor. Şimdi bunu niye anlatsınlar? Bin senedir yazmış bunu yüzlerce hadis var. Değil. Yani niye bunu söylesin? Şimdi, e buna gidiyor zaten. Hocam, her biri kendini tanıdığını mehdi ilan etmek istedikleri için bu kadar Hocam, var. Biz şimdi semavi bakıyoruz da şimdi semavi dinleri geçersek mesela ya Zerdüşterde, Avesta'da, Ahuramazda gelecek mehdi olarak diyor, kurtarıcı <laughs> olarak. Yeni Gine çevresindeki halklarda ko, kargo kültü var. Bunlar da günlerin sonunda bir kurtarıcı gelecek. Kuzey Amerika yerlileri, Ghost Tank diye bir adam gelecek diyor. Aztek kendilerine Koyezocotalı mehdi olarak getirecekler. Hocam burada Ömer Faruk Harman hocam hatırlayayım da. Hocam evet. eski eylesin Hocam sayalım da. Hani de. sadece bizim sadece. Semavi dinler değil. Eski Mısırlar Amenu gelecek diyor. Hinduizm kalki gelecek ne diyor. Güzel. Budizm Maitreya gelecek. Gel Meclisülük eee ne anlıyorsun gelecek sen, diyor. Ali yani ondan sonra Hindu Ne bilgim anlıyorsun? Sonuca yani gel. Sonuç olarak şöyle. insanlık tarihinden beri e, Sümer'lerde Enki gelecek, onun, e, Enlil gelecek yani belki diyor. Belki de bunu en başta Gezegel Adem Adam peygamber anlattı. Tabii Oradan hepsi kopya tabii, tabii, çekiyor. Hepsi yani. zaten bir ışıktan tabii. çıkan. Öyle şey, hani bir kaynaktan çıkan ışık gibi yani. Faruk Hoca Allah rahmet eylesin. İnsanlık boyunca bir kurtarıcı isteniyor yani. İslam'la ilgili çok güzel bir farklılığa dikkat çekerdi. Aşağı kadar bütün dinler Önceki peygamberleri tasdik eder. Yani biz baktığımızda evet. mesela Tevrat da daha önceden işte Hazreti Nuh'u İbrahim'i tasdik eder. Ee, yeni ayete baktığımızda şu andakinde bile e, Hazreti Musa'nın işte Yakub'un e, diğer peygamberlerin tasdiki vardır. Kur'an'da da baktığımızda yine bütün bu geçmiş peygamberlerin tasdiki vardır. Aynı zamanda Kur'an dışındaki diğer kitaplara baksak hepsi gelecekteki birini müjdeler. Yani bakalım eski ayette de Hz. Musa'ya benzer birinden mesela test de bahsedilir geleceğinden. Veyahut da ileride işte e, ya da veya diğer bölümlerde belli evet. kimselerin gelişinden, Mesih'in gelişinden diğerlerine bahsedilir. Şu andaki yeni ayette bile parak, e, paraklitik geleceği söyleniyor. Anlaşıldığı evet. gibi kurtarıcı da, yani, gelecek. De, Şöyle, bak, bir Benim sorumlu değil, değil de o, son, son Ben vurguyu, bu soruyu sormadım Son size. vurguyu yapmazsam eksik olur. Bir tek Kur'an geçmiştekileri tasdik eder. Gelecekte kimsenin geleceğinden bahset. Ama şöyle bir Gelecekte var, kimse gelmez anlamına bahsetmez. gelmez. Tabii ki gelecekte hepimiz geldik. Yani Kur'an'dan sonra kimse... Ama Kur'an gelecekte peygamberin son peygamber olduğu söylenir. Ve gelecekte hiç kimseyle Kur'an müjdelemez. Kur'an bu konuda bir istisnadır. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin sonu da bir yerde bunun sebeplerinden biridir. Ali İmran 54-55'te Hz. İsa'nın geleceğine bir aktif var mıdır? Ben sorayım, ne? okuyayım. Ali İmran 54-55'te. Ya Hazreti O vakit İsa ya Allah buyurdu ki Hazreti Ey İsa, İsa sen seni Hayır, bizim ecelin de. geldiğinde Sohbet öldürecek ediyoruz, olan benim be. Yani bu şey gelecek zaman kullandığı için söylüyorum Seni ben semaya yükselteceğim Yahudilerin suikastından tertemiz kurtaracağım Ve sana uyanları kıyamete kadar seni inkar edenlere üstün kılacağım 54, 55 alemler. Şimdi yolma çok açık Selma. Yani, yani, yani. Gelecek, gelecek açık zaman de, kullandığı bizim. için bir atıf olmuş olmuyor mu? Yani çünkü, Benim çünkü, soruma bence cevap almadı. Oluyor bir şey söylüyorum. Bakın ben size dedim ki şey savaş çıkacak olacak, bir, bitireyim. Bir, bir bitireyim Yani tamam. diyorum ki kardeşler ya. bakın <laughs> şöyle konu belli ki bütün hani medeniyetlerde. Tabii ki. Yani var, diyelim hepsini. ki insanoğlunun bırak 10 bin yılı, 50 bin yıllık hikayesi içinde. Evet senin sonunda. Ya bir sonunda niye bir savaşla bitmek zorunda bu iş? çünkü bir şeye karşı bir e, mevcut ha, yapı var, statüko var. Statüko'ya alternatif getirirsen o sana direnecek, o seninle savaşacak. Ama bak şu dikkatinizi çekti mi? Savaş Eski bir Hadis Hadis kitaplarında bile bak. Mehdi'den bahsederken Mehdi Resul diye bahseder. Dikkatinizi çekti mi? Yani çoğu kişi şu an şimdi şu soruyu sorabilir. Ya o zaman hiç tepki çekmemiş mi Mehdi Resul? Ama elçi El -Resul. anlamında kullanırlarsa işte bir de oraya geliyor evet. işte. Yani Kur'an'da ...son peygamber kavramı... ...Kataman nebiyin ...bizim son Nebi'miz... ...ama... ...Kataman Resul'in... Risaletten değil, müminiyetten değil. Yani bak hem Nebiler Niye? hem de Resul... ...Resul iki farklı yani, kavram vardı. Tabii. O yüzden... yani ...oradaki şey'e bile... ...Mehdi'ye bile Resul, elçi olarak koymuşlar. Çok... Yani bunu şey yaparken... ...bir çekince görmemişler. Çünkü buna hiç kimsenin itirazı tabii. olmayacağını biliyorlar. Çünkü Kur'an'da son Resul diye de... ...koymamışlar. O yüzden... Bugüne kadar kendi e, risaletini ilan eden sahte peygamber, sahte elçiler, sahte mehdiler yani milyon tane çıkmış. Şu anda Türkiye'deki Kaynağını, en büyük cemaatleri alıp evet, bunların evet. önemli bir kısmı mehdiyet üzerine kurulmuş. Evet, hepsi önemli değil. Hepsi belki Hep, de ben hocam. Bence hepsi, hepsi değil. Hepsi değil, hepsi dersek de ya. Bence hepsi çünkü mu? Yani çok önemli hepsi, bir kısmı kendini o cemaatlerin liderleri kendini Mehdi olarak ilan etmese bile hiçbir tanesi etmez. Ben eminim %99.9'u diyorum. %0.101'lik bir pay bırakıyorum. Kendini Mehdi olarak şey üzerinde uçmaz, tabii, bir şey ama benim benim kanaatim şu. Bir şey eğer var, ki acaba ben mi hayır, diye. Eğer ki bir yani? şey bir cemaatin lideri gerçek anlamda kendisini Mehdi bilinmesini istemezse o cemaat de bilmez. Arada bir iki kişi Tabii. çıkar öyle münasebetsizlik yapan onların kulağını çeker kapıya tekmeyi vurur burada fitne sokma diye oraya da gelemezler. Yani bunlar da hocamın dediği doğru böyle yani şey uçmayıp uçuracak müritler vardır ama gerçekten o bir cemaatin lideri vakfın falan filan veyahut da neyse o grubun başı bu tip işleri niyetli olmasa kendini mehti olarak şeyine... Böyle bir şey ciddi anlamda yayılmaz. Öyle Ama, bir iki tane minör kişide kalır. Hüküm sahibi olunca Ama da herkes gelmiş demek istediğim ne dersen, şey ağzından yani demek istediğim şu, ağzından çıkanı emir telakki ediyorlar. Yani benim kastettiğim gruplar, İslam tarihi boyunca çıkanlar çoğu bu merkezden yayılmıştır. Evet. Özellikle o cemaat daha güçlü olacak, ona daha çok tabi olunacak, ona daha çok maddi imkan verilecek diye... O cemaatin en merkezindeki şahıs ve onun etrafındaki yakın halka tarafından bunlar yayılmıştır. Insanlar. Hocam Yahudilikte milattan önce milat evet. daha Hazreti İsa doğmamış. Üzeyr'in oğlu diye 8 tane Mehdi çıkıyor yani Mesih çıkıyor. Milattan önce 200'ler 300'ler bunların iki tanesi de kadın. Yani onların zamanında da yani milattan önce 2000 sene önce daha Hazreti İsa falan da yok. Kıyamet de yok. Yahudilik Hocam de dedikleriniz ya. doğru da. <laughs> yani, ben özellikle, mi? yani millet geçmişte işte Üzeyr'in oğlu zannedenden kazık yemiyor da bugün o benim bahsettiklerimden kazık <laughs> tabii, yediği için ben onlara <laughs> dikkat çekmeye Tabii muhakkak şimdi de çıkacak. Her yani bu zaman programı çıkacak. Programı seyredenlerden Üzeyr'in oğlundan kazık yemesi. Mutlaka. Şimdi, <laughs> şimdi yine ben so sorduğumu bir daha sorayım. Ama Sabatay ister yiydi Sabatay Sebi'de. Şimdi Müsevilik'ten bahsettiğin zaman Barcobba olayı var değil mi? Yani ne oldu? Bir baktık ki işte bir şekilde Mesih diye ona da bakıldı. Fakat Romalılara karşı verilen savaşta bu büyük bir savaşın olduğu, aslında Armageddon'un belki de bu olduğu da düşünüldü bazı kesim Aynen. tarafından. Şimdi ben diyorum ki size yine soruyorum. E, Napolyonla şeyin savaşında yani Rusya'nın ona darma keydet diyenler var. Şimdi yok, şunu yok, onlar, söylüyorum. Onların olacağı yer belli ya. Da, hayır hayır şimdi yer şunu belli. söylemek. Tarif ediliyor. Ya şimdi sen semavi dinlerden bahsediyorsun. Ali Selman okudu. Kaç din okudun Ali? O, onlar, Herhalde bir 17-20 onlar tane. 20, 20. Onların da kendi savaşları. İlk Müslümanlıktan onlar değişime şey olayları var. bozma. Şimdi bahsettiğim şey. Şimdi gelince Müslümanlığa gelince toparlıyor. Eski bozulmuş bilgileri toparlıyor. Diyor ki bak kardeşim Mehdi gelecek. Armagedon olacak. Yeri de burası. Şunlar şunlar çarpışacak. Bunlar belli. Ama Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da Kur yok olsun. Olmak yok. Ne olmasın deyince ne olacak? Var yani? aslında da hoca inanmıyor Kur'an'da olmadığı Nerede yani? var? Nasıl yazıyor? <laughs> bir daha söyle bakalım. E ben size. söyledim Anlayalım. işte bak tamam. Hamza da söyledi. <laughs> belirli Hamza bir, cema e belirli bir cemaat. Katılıyor musun Serhat'a? Belirli bir cemaat gelecek yani, diyor. Yani diyor ki savaşın yeri bellidir. Mehdi Mesih ve Deccal hepsi belli. Hocam, hani yani yani amuda kalksan yandan baksan takla atsan Hocam, çıkmaz. Artık bu Şöyle bir şey, şey olabilir. Yani inanç meselesi. Belki bu dinlerdeki herkesten birer tane gelecek. Aa, bak Mı şimdi Niye desin Herhalde ki bak altın işe yapamazsın. yaramayacak, para işe yaramayacak, ekonomi değişecek, <laughs> sosyal hayat değişecek. O zaman kıtlık var demek. Açız Hayır. demek yani. <laughs> Bolluk var. Bolluk tarif ediliyor. Çok acayip yani bereketliliğe göre en yakın Mehdi adayı Satoshi Nakamoto. Tabii ya. <gülüyor> evet. Bitcoin'i <laughs> <Satoshi> <laughs> şey bulan, şeyi Bitcoin'i bulan. <laughs> Bitcoin'in. Ama adam kendisi <laughs> ortada yok. Kendisi var mı? Onda yok bilmiyorum. Ortada, yani. ortada yok, yok zaten. Yok, kimse bilmiyor. Şimdi <laughs> Asparagus yani. Kaç işte dakikamız var reklama? İtopya. Ufak bir reklam arasına gideceğiz ama. Evet, bir arkadaşlar. aslında reklam çayları tazelesek. mi? Çaylar yani, evet. çaylar değil mi? Evet. Şimdi <laughs> biraz sonra reklamdan sonra şunu konuşacağız. Reklam arasına gideceğiz. Evet. Yine evet. soruma cevap alamadığımı söylüyorum evet. size. İlla, savaş ya, ya hayır arkadaşlar <laughs> bakın şunu söylemek istiyorum. Ya iyi ile kötü insanın yani sanki fıtratında var. Yani ya bu savaş her zaman be bir olacak. beyni öyle çalışıyor. çalışıyor. Savaşı... Kötü ve beyaz Nasıl olacak biliyor musun? Benim kendi inandığım ya yani, hem de böyle %100 yani Bilgi de destekleyerek yani şey değil. Kansız bir savaş bir, ya da bir mücadele. Şimdi bunu bir damla bak, kan yok. Reklama gidelim. Bir, tamam. tamam mı? Bak çok güzel bir şey söyledin. Hep beklenti sanki kan dünya yürüyorum. ortadan yarılacak. Abi, dijital dijital nin... savaş olacak. Tamam doğru. şimdi bunları konuşalım. Çünkü evet. farklı Aslında bir perspektiften baktın konuya. Acaba gerçek mi değil mi? Konuklarla tartışalım. Hacker la, hacker la Ufak tartışmalı. bir reklam arasına gidiyoruz. Çayları taz ediyoruz. Aynı hızla devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, kayıt dışı devam ediyor. Caner Taslaman, Serhat Ahmettan, Hamza Yardımcıoğlu, Ali Selman Demirbağ ile efendim insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışıyoruz. Kayıt dışı farkıyla tabii. Yani konu gelmişti, konuşmacılarımız, konuklarımız anlattılar ama benim soruma cevap vermediler. Hamza bir girizgah yaptı orada. Dedi ki aslında be beklenti şunun üzerine... Tabii iyi ile sonu söylüyoruz. İyi ile kötünün savaşı. Deccal çıkacak, kötülük. Karşısında bir iyilik var. Ama bu maalesef dünyayı yok edecek büyük bir savaş. Hatta kanlı bir savaş. Çok insanın öldüğü bir savaştan bahsediyor. Bilhassa İsrailiyat burada çok etkili durumda. Şimdi Hamza dedi ki Şimdi Kur'an'da var. Büyük Hamza dedi ki ben böyle değil bu savaş bana göre dedi. Bana göre de dijital bir savaş. Bakalım dinleyelim bize neler anlatacak. İkisi de olacak. Önce kansız bir savaş. Yeryüzünde büyük bir devrim yapılacak bu dijital e, devrimle. Ondan sonra kanlı yerle bir edecek dünyaya bir savaş. Bu Kur'an'da var. Yecüc ve Mecüc'ün her tepeden saldırması var. Gok magok hikayesi. Yecüc Mecüc kimdir? Yecüc Mecüc. Şimdi bak hep Zülkaneylin... konuştuk ama bugünkü bilginle nasıl tarif ediyorsunuz? Şu anki bilginle. Uzaylı. Uzaylı diyor. Uzaydan saldırı. Bu saldırı dünya dışından gelecek. Serhat gibi düşünüyorsun. Aynen aynen. Evet. <laughs> dünya dışından bir saldırı gelip yerle bir edecek dünyayı. Zaman ama bu, aynı bu dünyanın düşündüm. en son aşamalarına ama bundan önce olacak. Yeryüzünde bu e, Mehdi veya Mesih inancıyla özdeşleştirilen şey var ya ben onu bir hükümdar altında değil kolektif bir e, inisiyatifin ortaya koyduğu bir şey. şey bu, bir cümleyle ilgili. Tabii, cümle tabii, cümle. Tabii. Benim düşüncem şu. Yani Kur'an'da Yecüc Mecüc ile ilgili ifade var. Yani bu şey gibi bir şey diyemeyiz. Yani Mehdi Deccal, Mesih, e, şey, Mehdi Deccal hiç yok. Fakat orada da tek bir ayette o saat geldiğinde her tepeden inmeleri gibi çok kısıtlı bir ifade var. Bir de geçmişte Zülkarneyn'le nin onlarla muhatap olması var yani iki tane Kur'an ayeti var. Evet. Bu, o gelecekleri ile ilgili bir ifadeden de işte o, o gün gelince e, settin yıkılacağı evet. her taraftan gelecekleri yani bu kadarlık bir ifade var yani burada bana göre çok geniş bir Yecüc Mecüc tarifi çıkarmaz mümkün değil. Bir de o saat başlarına geldi ifadesi. Yecüc bu Yani e, evrenin sonundan sonra mı? Evrenin sonundan Bak, az önce de mi tartışması yapılmış? Sen değil. nasıl bir Yecüc Mecüc Bak, benim, o, benim Yecüc Mecüc ile ilgili bir fikrim yok. Yani fikrim yok. Fikrim olmadığı gibi fakat yani e, bazı şeylerin de Kur'an'dan tarifinin bu böyledir denemeyecek yani Kur'an'daki o bilginin onu söylemeye yetmeyeceğini görebiliyorum. Ben kendimin yoksa bir iddiası yok. Yani yetişmez e, Son saatten bahsetmiyor. Hak vaatten bahsediyor. Hak vaat diye bir şey. Hak ifadesini şimdi çoğunluk de, şimdi başka bir şey için görebilirsin <laughs> hocam. Ona bir itiraz etme ama Ama son genelde saat başka kura hak vaat başka o hak vaat son saatten önce olan bir olay bu. Son Peki, saat Yani şimdi zaten yani yaklaşmış vaat, birbirine ama birçok kimse yani evrenin sonuyla ilgili o hak vaatin oldu. Çünkü Kur'an'da birçok yerde o e, vaat dediği i̇şte şey hak vaati değil, şöyle ki... yorumlayabiliriz hocam. Zaman, Biraz önce Hamza'nın söylediği Müslümanların eee inananların bütün dünyaya hakim olacak. çünkü başka yerlerde de var. Ee, varis yaptım inanan kullarım için. Dünyayı varis yaptım. Onları varis yaptım dünyaya falan diye ayetler var. Şimdi burada Allah'ın bir vaadi var. Bu vaadi bilmemiz lazım. Bu vaat şu. Bütün dünyayı Müslümanlar bir kere hakim olacak. Az yani da olsa bence süresi hakim olacak. salih kulların mirasçı olması, yeryüzüne hepsine hakim olması gibi bir ifade değil. Yani bu zaten Deccal tek dünyaya götürüyor. Görüyoruz, yaşıyoruz. E Deccal de, 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 zaten Şimdi yok. Hamza'nın şu modelini var. bir izleyelim. Hamza modeline evet. devam et. Model şu. Şimdi yeni dün gözümüzün önünde olan bir şey var. Bak bu bir gerçeklik, bu yorum değil. Dijital <laughs> bir dünyaya geçiyoruz. Her şey, bütün her şey dijital kayıtlarla ilerleyecek. Zaten geçmiş gibiyiz birçok açıdan. Tabii. Ha. Ve bunun içerisindeki yeni dünya dijital olduğu için yeni savaşta dijital olacak sayısal bir savaş olacak. Dijit sayı demek, dijital sayısal demektir. Bunun Arapçadaki tam karşılığı da rakim demektir. Sayısal rakam yani. Rakam sayı demek, rakam sayılar demek belki. Peki bu sayı derken neyi kastediyorsun? Mesela çok insan ölecek sayıdır. Hayır. Neyi? Bah Hiç kimse Neden ölmeyecek. Bahsediyorsun? Hiç kimse ölmeyecek. Bir kişi bile, bir kan bile akmadan çünkü dijitalde biz savaşırsak birbirimize yani fiziki bir temasımız yok. Fiziki temasın olmadığı bir şey var. Ve burada bu savaş da böyle hackerlar böyle serverlara saldırıyor. Böyle öyle bir atak şeklinde de değil. Ortaya atacaklar yazılmış algoritmaları. Bunlar merkeziyetsiz sistemin dünyada merkeziyetsiz paranın, merkeziyetsiz karar alma süreçlerinin, merkeziyetsiz her şeyin uygulanabileceği algoritmalar yazılacak. Bu olacak yani. Bu ister bir yerde yazsın yazmasın. Eşyanın tabiatı gereği, insanın fıtratı gereği insanlar buraya doğru yönelecek. Şu an zaten DeFi denilen bir teknoloji var. Konu konuyu açar. Ama bu tam bunun üzerinde. Blockchain dediğimiz mekanizma tam bunun için ortaya atılmış. O yüzden az önce onu söyledim yani. Varsa <laughs> bir Mehdi olur. Satoshi Nakamoto falan diye. olacak? Birinci savaştan bahsediyorsun. Ön Bizim savaş bildiğimiz... değil mi buna? diyebiliriz. Tamam. Bu savaş bile demek belki buna doğru tabir olur mu ondan bile emin değilim. Ne diyorsun? Nasıl tarif edeceksin? Tarifi yok çünkü geçmişte olmuş bir örneği yok. Elektrikleri keserler, banka zamanı olarak zaman çekemezler. Örneği değil. yok yani. Peki onu bir adım yani ileri götürsek. bir şeyden mesela bahsediyoruz. Mesela dijital savaşta bahsettiğin işte sistemi bozma üzerine ve insana zarar gelmeyecek diyorsun. Bir adım ileri götürelim, insan beyni de dijitaldir. Hatta o savaş başlayacak değil, yani başladı bile. Için. Başladı bile. Tabii yani şimdi insan musun, beynine dışarıdan var. saldırı yapılırsa yani frekanslarla yine bu da dijital zaten. O zaman başta ya. şey yani olur. o değil. Tabii ki, zayiat olur ya. Yani. Sizi felç ettiğini düşünün ya, ya da farklı şeyler gördüğünüzü şey düşünün. Değil. Yani bu da dijitaldir çünkü insan beyni de birlerle sıfırlarla oluşan frekanslar. Mesela gözümüzden 72 GB veri giriyor ama şurada karanlık bir yerde duruyor. O bir frekansa dönüşüyor. Ve beyin onu renk, kişi, varlık vesaire olarak algılıyor. Anlamlandırıyor. Ses de aynı ama şekilde. Ama benim bahsettiğim Şimdi, o öyle bir şey değil yani. Işte, <laughs> o, tamam. Dijital sistemi de çökertip aynı zamanda insan beynini de çökertmek. Kullanılmaz hale getirmek. Senin söylediğin nasıl bir şey? Olabilir mi? Bir adım ileri götür. Örneği var abi. Tam örneği var. Şimdi bak. Ben var. bir şey yani. söyleyeceğim. Yani hadislerde adam ölüyor. Bugün i̇smini söylememi şey. istemiyor ama konuşurken. Onun evet. için ben onun ismini çok tekrarlıyorum. Bir arkadaşım var çok samimi. Dedi ki ya bir problem var katılan yorumcularda. Seni örnek vererek söyledim. Vallahi Bunu söyleyeceğim bak. Söyle. Tamam. Dedi ki Serhat Ahmet'ten hep aynı şeyi anlatıyor. Evet. Tamam. Bir sorarken bir girizgah yapıyor. Aynı şeyi anlattıktan sonra üzerine bir şey ekliyor. Oysa ki o girizgahın ismi tek bir kavram olsa bir kelime. Evet. Artık ona bir kelime koysa. Dese ki bu bilmem ne sistemi dese artık biz onu anlayacağız. Evet. Serhat Ahmet Tan'a söyler misin? Artık bu iş buna bir isim koysun. İşte Armagedon. Ama Armagedon başka bir isim. Senin anlattığın konudan bahsediyorum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Hamza dedin ki biraz önce bunu söyleyemiyorum, tanımlayamıyorum. Tanımını sen koy demek istedim. Tamam. Şimdi bunun bir tane başlamış olan ayaklardan bir tanesi. Sadece bir parçası tamamı değil. Bitcoin dediğim şey var ya bence bunun ilk şeyidir. Ortaya atılmış düğmeye basılmış hamlesidir. Niye? Gücü otoriteden alıyor aşağıya dağıtıyor. Halka dağıtıyor. Güç ne? Para. Yani merkez bankalarının kontrolünde olan bir e, gücü algoritmaya veriyor ve orada insan yok. Senin karşısında problem çıkarabilecek bir insan yok. Protokol var. Kodlar var, açık kodlar bunlar, açık kaynak ve sen e, kandırılmaktan korkmana gerek yok. Beni kandırır mı, kandırmaz mı diye çünkü karşında insan yok. İnsan faktörünü ortadan kaldırıyor. Yani yönetimsel süreçler var ya bugün dünyada insanların köle edildiği ve insanların tek bir şirkliğin içerisine soktuğu. İnsan yoksa bu bir Armagedon mu yani? Hayır Armagedon o, o değil. Armagedon o değil. Armagedon işte işte onu On bir... Ön savaştan bahsettin ya. Evet. Bu ön, dedin ki ön savaş başlayacak, sonunda Armageddon'la bitecek. Hayır öyle a hayır onun <laughs> devamı değil ama. O onun devamı değil. O bu, zaman bahsettiğim olayla, onu bu bahsettiğim olayla, bu bahsettiğim olayla yeryüzünde mü mükemmel bir cennet kurulacak dünyada. dünya. Dünya, yani. dünya evet, elezime dönüşecek. Dünya bir cennete dönüşecek. Bir sene bir süre böyle gidecek. Ama en sonunda bu da bozulduğu zaman insanların belki o gün geldiğinde ahmaklığı tutacak ahmaklığı yüzünde çünkü insan ahmak bir yaratık. Cennetten kovdurmuş ya kendini. Yani var mı ötesi? Demek ki yeryüzünde bir cennet daha kurulsa bir daha. Bunu ben yapacak. Ve o zaman mi? o zaman işte yeryüzü iyice yozlaşacak ve yecü üçmecüç Armagedon, Melhame-i Kübra. Ama yecü üçmecüç de? bir şey olacak. Dünya dışı bir şey olacak. Dünya, ben dünya dışı şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zülkarneyn'in seyahatlerine bakıyorsun. Yani uzay zamanı bükerek yaptığı bir hareket var. Hocam biliyorum böyle baktı hemen karşı çıkacak ama... <gülüyor> <gülüyor> Ya adam şeye gidiyor ya güneşin kara deliğiyle battığı noktaya gidiyor. Hayır, orada bir kara delik ifadesi Kara delik, delik ifade diyor hocam yok. ailen hamiye diyor yani kara balçık bir göze ama işte diyor. Ama kara balçıkla Ve kara delik o... arasında çok fark var hocam. Nasıl yani. aynı şey hocam? O kara delik şey yok, yıldız. İçine gidiyor ama Hayır, tek yıldız... Ifade yıldız... orada bitmiyor. Yıldı... Hocam yıldızların son yani güneşten daha büyük yıldızların çöküş noktası kara delik. Yani çamurdan. E güneşi onun içine batarken buldu diyor. Güne oradaki batmak kelimesi içine değil. Yani Nasıl? batma içine, içine olsaydı çamurun Arapça fi aynı namiyetin diyor hocam. Arapça fi. kelimesi geçer. diyor. Gar ...çamurun içinde Ama batma veya bir şey... Orada garp diyor, kelimesi fiil. geçiyor. Yani güneş, ufukta, ufukta deli, güneşin batması fiili geçiyor. Hocam, peki fiil, hocam geceyi örtük kılmadığımız bir kavme... Diyor. Bakın diyorum... ...Arapçada gark kelimesi geçerdi. Suda boğulma. Orada geçen kelime gark değil, garp kelimesi. Yani ufukta güneşin batması geçiyor. Bildiğimiz e, çamurdan bir yerden... veya bir bataklıkta ufuktan güneş batıyor. Yani. Peki o geceyi örtük kılmadı. Magrib'e şemsemezdi... ...direkt magrib derdi... Onu öyle anlatırdı. Hani, garp ama bakın Kur'an'da bir sıvının içinde hocam, kaybolma için orada, geçen kelime gark Ama fiil. orada hocam, o fiil kullanılmıyor. Içine ya, içine. Türkçe'de ikisine e, içine batma kelimesini aynı kullandığımız için bize geliyor. O ufukta batma ile ilgili garp kelimesi geçiyor orada. Tamam geceyi örtü ufukta kırmadığımız bir güneş? kavme gönderdik diyor. Başka bir seyahatinde Zülkarneyn'de. Güneş Arne'de. ufukta batmaz yani, ki. Demek güneş gece olmayan yani. bir gezegenden bahsediyor. Bakın ama yani, yani gece yani bu kutuplarda bir şey olabilir başka bir şey olabilir. Bakın yani bir <laughs> ayetin ifadesi ben tam burada nedir anlamadım. Hayır, hani tek o zaman, o zaman tek bir ayet yani üzerinden onu iki güneşe göndereyim bir demek. Ayet üzerinden bu iki güneşli bir o, gezegen olamaz mı? ...ayetlerinin mi? geçtiği tamam. Kehf suresi üzerinden konuşalım. Olur. Kehf suresi baştan sona zaman yolculuğunu anlatan bir sure. Mağaraya yani giriyorlar. Okuyamadım. Mağaraya giriyorsunuz hocam. Tabii bir 3 sene sonra. geçmiş. Bakın zaman bir günde, yolculuğu. Bakın bir e, gün ileriye doğru ileriye doğru zamanda mesela diyelim ki şu anda şimdi tabii ki Zülkarneyn'in başına gelen nedir ne değildir oradaki 309 da başkalarının izah olarak Kur'an söylüyor onu tasdik edip edilmedi evet. ifadesi bile orada açık değil ama var Nur suresinde şimdi şunu devam söyleyeyim. var hocam Nur suresinde. tamam 309 diye kabul etsin şey, ileriye, ileriye doğru Ezra'da dondurulma bir uzun süreli uyuma ifadesi zamanda yolculuktan ayrı bir şeydir zamanda yolculuk demek şu demek mesela biz şu anda burada duruyoruz değil mi konuşuyoruz bu bu tarz bir zamanda yolculuk iddiası için zamanın ontolojik olarak yani varlıksal açıdan bir yerde duruyor olması lazım. Mesela diyelim ki e, Sezar dönemine gideceksiniz Roma'da. Evet. Bundan işte bilmem birkaç bin yıl öncesine gideceksiniz. Orada Sezar'ın duruyor olması duruyor lazım Roma'da. Yani duruyor. Ama böyle bir ontoloji bizim. Yani orada peki o durulan Einstein yer neresi? Anlattı. Zaman oralarda bir yerde sanki şu anda. Zaman o zaman durmuyor, ne oluyor? Mekanlar duruyor. O zaman... Her karesi evrenin her karesinin evet. bir yerde sabit Tabii. olarak duruyor. O Aynen. Yani 2000 yıl oluyor? öncesi sadece değil, 2000 yıl bir saniye sonrası. Hocam, büyük her büyük patlamadan bir kare, itibaren her an. ...sabit duruyor. O zaman tabii ki buradan... ...sizin tahmin etmeyeceğiniz o kadar çok sorun çıkıyor ki... ...birincisi böyle bir ontolojiyi... ...yani bizim geçmişteki Hocam açık zamanın açık her yani. anının... Bir girdiler ertesi gün bir 300 yer... sene geçti. Giriyor ve çıkıyor. Ertesi gün 300 sene geçmiş. Hayır Nasıl 300 olacak, sene ileriye... Ama? Bakın ileriye doğru gitmede ...mesela şöyle bir şey var. Geriye doğru zamanda yolculuk ifadesi... ...zamanın izafi olduğu... iddialarından çok farklı bir iddiadır. Mesela diyelim ki bir uzay gemisine... ...binse şu anda 300 kardeş lerden biri burada kalsa birisi de Jüpiter'in üstüne gitse bir süre sonra bunlar buluşsa e, uzay gemisinde giden de Jüpiter'in üstündeki dünyadakine göre daha genç kalır. Tamam. Niye? Çünkü hız arttıkça ve yer çekimi arttıkça da Jüpiterin üstünde yer çekimi arttıkça zaman yavaşlar. Onlar için zaman algısı yavaşlar. Burada evet, buluşurlar. Efendim. Yani zamanın izafiliği gibi böyle bir olay ayrı bir şeydir. Be, e, hocam o mekanın farklılığını da, gösteriyor. Bakın işte. da geriye doğru gitmek ayrıdır. Bak, yani bunlar bazı gidiyorsun. şeyler karıştırılıyor. Mesela bizim geçmiş yıldızları görmemiz de zamanı geriye bak, gitmek. Biz bugün gibidir. bile yaşıyoruz bunu. Efendim? Bugün bile yaşanıyor. Bak olan şeyler bu izafi. Bakın izafiyet... da geriye gitmek bu iddia ile hiçbir alakası yok aslında. Hocam azam. bak ben sana, sana anlatayım. Buradan İzmir'e gidiyoruz. Ulan, tamam. gideceğim ya geleceğim tekrardan. Ee, Hamza yardımcı olur. Işınlayacağız toplantıya, Hamza, Hamza ile sizin toplantıya. Bir saniye evet. bir söz vermiştim evet. ben ona. Kısa bir süre Hamza katıl. Katıl. tekrar süreceğim evet. özür dileyerek. Hadi sen devam et. Ortaya attığım ateşi siz birbirinizi. Evet. <laughs> <müziği gülüyor> <görürüz>. <laughs> biz biz körükleriz şimdi ona, onu şimdi. Ama eski Roma'ya zaman yol tüneline girip o zaman yolculuğunu diyeyim. hep yaşıyoruz. İnsanlık hep yaşamış. Zaman yolculuğu şu demek. E, mesafeyi kısaltmak zamanı durdurmak. Yani yavaşlatmak. Bakın mesafeyi kısaltmak ayrı Hocam, şey. bir şey. Zamanda geriye gitmek ayrı bir şey. Bir dakika onu da anlatacağım. Şimdi e, eskiden Osmanlı zamanında İzmir'deki paşaya haber gönderecek buradan Fatih Sultan Mehmet diyelim. Veya Kanuni Sultan Süleyman atlı gönderiyor. Dört gün sürüyor yol. Dört günde geriye dönecek haberi getirecek. Sekiz gün yani bir haftadan önce bilgi gidemiyor. E ondan sonra araba çıktı. Arabalar çıktı. Araba bir günde gidiyor. Şimdi Uçak aldık. çıktı. Uçak çıktı bir saatte gidiyor. Bunlar hep zamanı kısaltan şeyler ama buradaki fark Siz Zaman şu. Zaman yolculuğundan bunu anlıyorsanız Hocam, işte milli insanlar bunu anlamıyor. Fark şu bunu anlıyoruz çok da güzel anlaşılabilecek bir şey bu örnek bu. Fark şu ışık belirli bir hızda gittiği için ışık hızının altındaki bu zamanı kısaltma olayları bize anlaşılmıyor. Yani zamanı kısalttığımız gibi anlaşılmıyor. Ama ışık hızına yaklaşacak ben şimdi soruyorum Ertan Bey'e, hocama da soruyorum. Bir tane alet yapın, uçaktan çok hızlı gitsin, daha da hızlandırın, daha da hızlandırın. Işık hızına sabitleyin bu aleti. Burada zaman sıfır olur, anında İzmir'e gidersin. Hiç vakit geçmez. Ben diyorum ki biraz daha gayret edin, biraz daha çalışın. Işık hızının üstüne çıkartın bunu. O ışık hızının üstüne çıktığı zaman olan olay şudur: İzmir'in düğününe gidersin. Bugün çıkarsın yola. Dün İzmir'e varırsın. Dün olan olayları İzmir'de öğrenirsin. Bugün İstanbul'daki bilginle gidersin. İstanbul'da ne olduğunu da İzmir'deki adama söylersin. Ondan sonra ona göre de tedbir alabilirsin. Bu şu demektir? Sistem mekan ve zamana dönüşebiliyor ve hepsi sabit. Sen soyut olarak görüyorsun Fatih zamanını veya Mehdi dedik. Mehdi zamanı daha gelmedi ama onlar da var. Yani kıyamete kadar olan olaylar zaman üstü boyutta hepsi olmuş bitmiş durumda. Biz zaman içinde yaşadığımız için ve ışık hızının altındaki hızlarda hareket edebildiğimiz için biz burada anlayamıyoruz bu olayın nasıl döndüğünü. Ama burada zaman yolculuğu yapılabilir. Bu bilimsel olarak zaten Senler, sen ispatı var. Sen niye karşı burada? Yani bunun mantıksal bir temeli yok. Mantıksal birçok paradoks ortaya çıkıyor. Fiziksel <laughs> mesela, bir temeli yok. Mantıksal e, par paradoks çıkıyor yani Mesela lazım. işte dede paradoksu falan gibi birçok paradoksal literatürde dede ifade edilmiştir. Dede paradoks çıkması düşün. lazım zaten. Yani geriye doğru gitsek mesela e, diyelim ki bir kimse kendi dedesini öldürse... Tabii. Aynen kendi öyle oluyor. Olurdu. Kendisi mesela kendisi olamaz. Ama e, yani... E, Orada kainat ikiye ayrılıyor. Var. Kendisi e, olamayacaksa odan zaman dedesini de Sen öldüremez. Sen Şimdi yani bak burada, şimdi burada olan da olay şu. Işık bakın hızı... bu, yani bu tip paradoksların çıkmasından önce benim demin demek istediğime konsantre olmanız. Şimdi zamanda geçmişe yolculuk yapmaktan hızlı ileri gitmek, dünyadaki ışığı görmek gibi şeyler çok farklı. Mesela biz gerçekten ışıktan hızlı gitsek diyelim ki şu andaki fizik teorileri ışıktan hızlı gidilemez diyor ama diyelim ki gittik. Var olan ışıktan daha hızlı ileriye gitsek ne olur? Bu da zamanı ileriye doğru gitmemiş olmayız. Fakat ne olur? Geriye gider. Dünyadaki geçmiş zamanını görebiliriz bir şekilde. Eğer ki tabii ideal hava koşulları oluşursa. Nasıl? Çünkü ışığın da sabit bir hızı var. Ee, burada bize vuran ışık da uzaya yayılıyor. Biz ışıktan hızlı gidersek geçmişten yani buraya vurup da giden ışığı da görebiliriz. Ama bu zamanda yolculuk yapmak demek değildir. Buradan giden ışığı yakalayıp da görmektir. Aslında biz şu anda mesela... Gördüğümüz yıldızların kimisi 10 milyar yıl önce varlar, yaşıyorlar. Büyük ihtimalle şu anda öldüler. Biz mesela şu anda 10 milyar yıl geriye bakabiliyoruz. Fakat 10 milyar yıl geriye bakmamız 10 milyar yıl öncesine gitmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü ışığın sabit bir hızı var. 10 milyar yılda ancak bizim dünyamıza geliyor ışık. O, o yüzden, yüzden hocam, biz 10 milyar yıl önceki yıldızı görüyoruz. Ama ilkesini bu da bir karıştırıyor hocam. Ha, bu da Gözlemciye zaman... göre farklı, ışığa göre farklıdır sistem. Yani yani, yani iş... burada izafiyet teorisinde şöyle bir şey var. Işığın içine binersen yani ışık hızıyla giden bir araç yapabilirsen zaman geçmez. Ben ona... Sen istersen 10 milyar sene sonraya git 15 milyar sene sonraya git hiç fark etmez bir saniye bile sürmez gidersin sabah çıkarsın kahvaltını yaparsın orada gider öğlen yemeğini yersin akşama ikin diye Mirma Sultan Camii'nde namazını kılarsın hiç fark etmez. Şimdi burada gözlemci açısından fark ediyor yani dışarıdan birisi gözlemlediği zaman nesiller bile geçer. Bakın gözlüm, gözlemci açısından fark edip etmemesi ayrı bir şey. Zaman da geriye gitmek ayrı bir şey. Çünkü zaman da geriye gitme <laughs> iddiası şu demek. Z zamandaki geçmiş anlar her bir de saniye saniye bir de tabii onu nereden bölüneceği de kuşkulu. Saniye saniye, dakika dakika. Saniye değil an, o an, şey. Her neyse. Halkı cedit yani. Halkı oradaki halkı olarak geçmişte bir yerde bütün saniye saniye bütün onlar bir varlıksal nokta olarak veya varlıksal alan olarak nokta olarak değil mi? Mekan varlıksal olarak alan var. olarak bir yerde duruyor olması var, lazım bir şekilde. Olarak. Yani mesela şu anda peygamberimizin doğumu da orada duruyor. Hatta Musa'nın doğumu da duruyor. İşte e, ölümü de duruyor. Her bir dakikası, her bir saniyesi orada duruyor. Bu durduğu şey ne? Nerede mekan hocam, Şimdi dünya bunu temellendiremeden şey. böyle bir durduğu bir yerde durması nedir? Temellendiremeden. Şu yani, hocam o da. Şimdi zamanla... Kainatta bakın, bak büyük patlama olunca bakın, ışık hızını aşan bir aş, şişme oluyor baştan. Sonra ışık hızına aslında bakın, gelen bir açılma oluyor. Hala o açılma devam ediyor. Zamanda yolculuk yapacağım demek evrenin başlangıcı Hocam, vardır iddiasını da değil. Aslında bu bir yerde e, blok evren gibi bir şeyi savunmak demek. Blok evrenin her noktası da bir yerde duruyor demek. Evet, yani duruyor aslında zaten. bir evrenin evrimi başlangıcı sonrası da yok. Aslında evren komple var, var, bir <laughs> var. sabit... Bize göre var. Aslında tabii böyle bir zaman... zaman... üstü boyuta göre yani Allah'a göre yok. onu Öyle bir zaman görüşünde aslında bizim şu anda irademizin olup olmadığı gibi apayrı tartışmalar da çıkar. Hocam irade yani çünkü, burada sistemin kuruluşunda... İçinde Çünkü yaşadığımız biz, için. Yani içindeki geriye, olaylarda biz irademizi kullanıyoruz. Zamanla geriye yolculuk yapanlar mutlak olarak savunmak zorunda değillerse de zaten, büyük bir çoğunluğu geleceğin de bir yerde orada durduğunu savunacak. Hocam dünyadaki olan biten olaylarda irademiz var mı? Dünya güneşe şu kadar mesafede ay dönüyor, bitkiler oluyor. Ki, şu, bizim, bunları biz mi kontrol airette ediyoruz? Airette sorumlu olacak kadar yani irademiz var. Yani sistemin airette... kuruluşunda irademiz yok zaten. Ama sistemin içinde yapabileceğimiz şeyler bozabilirsin yani. sebebiyet bozabilirsin. verecek kadar irademiz var yoksa evreni bizim e, e, idare eden bir irademiz olduğunu ben de iddia etmiyorum. Evet. Yani, ne diyorsun? Ben diyorum ki yani zaman yolculuğu şöyle aslında bence zaman yolculuğu yapılabilir fakat tek bir şey var üç boyutlu bedenimizle yapamayız biz bunu yani maddesel bedenimizde çünkü madde parçalara ayrılacak tekrar birleşecek falan o iş çok şey geliyor. Yok ya, evet o görebiliriz. 100 kilometre giderse Şöyle... içindekiler parçalanır da eskiden bir şey vardı. Şey o sen yani. aletini yaparsan yok. onun içinde hiçbir şey olmaz Şu sana. Şu manada söylüyorum e, Serhat abi. Ya yani biz buna yaptım. şahit olabiliriz bilinç olarak fakat müdahale edemeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Yani ne gelecekte ne geçmişte bir şeylere müdahale etme lüksümüz yoktur. Bu zaten Allah'ın kaderine aykırı bir durum teşkil eder. Yo, o, ya kaderin o zaman için ayrı bir bölüm. O zaman gitsin. şimdi Orada da yorumuna kral, katılmadım. Ya şeytan zaten bunu yapar gider peygamberimizi tekrar tekrar suikastine uğraşırdı. Ve i̇şte yapamamışlar koruyucular işte izin var. İzin verilmiyor işte böyle bir şey. Yani koruyucular sınırlar var bellidir. Ya sen şimdi bak arabayla bir yürüyorsun gidiyorsun 100 kilometre sınır diyor hız sınırı araban 500 kilometre yapıyor basabiliyor musun yolda basamıyorsun evet. polis yakalıyor bu böyle bir şey o da kanun koymuş işte yani sınır dedi var yapabilirsin yani, ama hani Allah sınırları var Allah'ın üstüne söz söyleme lüksümüz olmadığına göre yani Allah'a Allah karşı gelebilir Allah'ın çizdiği kader zaten kaderin işte, içindeki gizli bir bölüm, işte, bölüm bu o kaderdeki o şey ya bazı kişilerde o kader yerde yaratısı yerde, yaratısı yaratıcı olsun, yaratıcı olsun Hocam, insan iradesini kişilerde, dışlamayan bir görüş olması bazı lazım. kişilerde olabilir Allah'ın seçtiği kullarda olabilir ben buna ayrı bir şey demiyorum ama seçimle falan alakası yok ya Allah'ın yarattı sistem öyle. Sınırları var. Şimdi Sen bunu yapabilirsin muhakkak... ama yapmana izin verilmeyen tamam, durumlar işte var. Bu kadar da yani, yani. Kur'an'da işte ey iman edenler diyor mesela. Ey iman ettirilenler demiyor. Evet. Yani o yüzden yani, yani İslam'da nasıl Süleyman kader görüşü savunursak savunalım. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın iradesini dışlamayan bir görüş olması çok önemli. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki katımızdan ilim verdiğimiz dediği profesör de işte bel kısmı tahtına ya. Yapmış. zaman yolculuğu yaptırmış. E, hem tamam. ışınlanma hem zaman yolculuğu yaptırmış. E, tamam. ışınlanma Maddeye... da zaman yolculuğundan yani, ayrı bir şey. Yani ayrı bir şey ama bir, aynı bir manada da, ayrı yok yok. Bir manada aynı azdır. anda orada olduğu için ha saniye yani bir yerde ya saniyenin milyonda bire bölersek tabii ki belli bir vakit geçti. Yok, yok, yani bir şekilde gö, gönderme gibi. iddiası. Şey gibi, ben ama şeyle ilgili var. farklı bir teorim var. Ben cevap alamadığım biliyorsun. Ben Yecüş Mecüş ile alakalı Yecüş Mecüş ile ile alakalı farklı bir teorim var. Bahsediyorum. Ya evet. şimdi bakın. Ben ama söz şimdi, almadım. Tamam. <laughs> Sen de işte girin hocam ile savaşı yani. anlattın. Benim sadece bir teorim var okurda. Şimdi e, bu zaman, Arna yolculuğu, Arna kavramı, Arna Arna ve yeşil zaman yolculuğu kavramı zaman yolculuğu kavramı ve ışınlanma kavramı yani bunlar e, hani bir şekilde Kur'an'da açık bir şekilde. Süleyman var. Süleymanı söyledi. Bence. Çünkü Efendim? diyor ki şöyle diyor yani belkısın tahtında bunu yaşıyoruz değil evet. mi? Ya bu bu, bu bir anlıyoruz evet. ki. Bir zaman yolculuğu veyahut da bir Tabii. şeyden bahsediyor. Işınlanmadan Zaman yolculuğu bahsediyor. aynı anda geldiğine göre Şimdi zaman bak, yolculuğu. Yakup Aleyhisselam kıssasında da var bir yerde. Bakın Eşeğiyle beraber e, kalıyor. 100 yıl geçtikten sonra uyandırılıyor. Eşeği şey, Kur'an'da da geçiyor böyle anlatılıyor. Evet, evet. Eşeğinin kemiklerine bak diyor. İnanmıyorsan 100 yıl o, o gideceği Şimdi, yerde bir tehlike var. Ondan korumuş oluyor. Aslında bir yerde e, tespit ettiği bir şey var. Bence önemli. Evet. Zaman yolculuğu önemli olan ileriye doğru olması değil. Geçmişe, geçmişe doğru, doğru olan önemli. İşte olabilir. orası kısıtlanmış zaten. He, şimdi Bundan var yapılabilir bahsediyor. ama orası kısıtlanmış. Abi şöyle Kontrol altına alınmış çünkü orada kaderi değiştirebilir. Ama tamam. şöyle bir paradoks da doğuyor. İleri gittik, geri nasıl geleceğiz? Kısıtlanmışsa geçmişe gitmek. İleri gittik, kaldın orada, geri dönemiyorsun. E, geçmiş kısıtlandı. Sana göre geçmiş artık o yani sen, sen ileri gittiğin için bekleyeceğin orada. Orada da bir paradoks var. Orada kaldı. kalırsın. orada kalıyorsun tabii. Şimdi geri dönemiyorsun. De buna eğer izin verilirse geri yani, de gelirsin. Tabii, bak. Izin. Buradan şu çıkıyor zaten. Sen ileriye ikizini burada bıraktın mı? Bıraktın. Tabii, tabii, tabii. Gönderdin öbürünü de. O bir yere gitti, mekan buldu. Sen de burada mekandasın. Yani. Aynı anda oldun bunlar. Evet, Oldu. Burada şu demektir. Geçmişte de var, gelecekte var. var. Muhakkak, o zaman burada katılıyor. gidip gelebiliyor musun? Gelemiyor musun? Problem burada. İleriye gidersin, orada kalırsın. İzin vermezlerse geri gelemezsin Aynen. ama izin verirlerse geride gelirsin. Mehdi Deccal. Tabii. Ve sonunda evet. niçin bir Armagedon'la bitmek zorunda bu evet. iş? Evet. Evet. Yani bu dünyada işte <laughs> Mehdi Deccal olmadı Armagedon diye bir şey de yok Kur'an'da. Şimdi, heh. Onu yani, konuşalım. Evet. Niye bu evet. İsrailiyat devamlı önümüze konuluyor? Şöyle şey... Hangi akıl kullanıyor. Akıl bir evet. şey şimdi... kullanıyor mu bilmem ama şöyle bir şey var. Yani şimdi şöyle Mesela bizim hadis kitaplarına baksak bile Hadis uydurulma sebeplerinin en önemlilerinden birinin İsrailiyat yani Yahudi kaynaklı hikayeler olduğunu hatta bazen Mesihiyat da derler Hristiyan kaynaklı ama çoğuna genelde Topluca'sına tabii. İsrailiyat denir. Ben de o, o toplucası anlamında kullanacağım. Ee, İsrailiyat'ın hadis uydurulma sebepleri en önemli sebeplerinden biri olduğu söylenir. Şimdi İslam'ın çok hızlı yayılmasıyla kısa sürede birinci yüzyılda Yahudilerden de Hristiyanlardan ve ikinci yüzyılda üçüncü yüzyılda tabi e, İslam'a geçenler birçok kimse oldu. Şimdi buna tabii ki Hristiyanlıktan, Yahudilikten İslam'a geçenler e, putperestlerine nazan bir farklılıkları vardı. Onlar zaten şöyle diyordu. Biz Allah'ın gönderdiği zaten bir hak dinin üyesiydik. Orada belki bazı yanlış inançlar vardır. İslam'a geçtik onları da düzelttik. Ama sonuçta evvelden de biz bir şeyler üzerindeydik gibi bir düşünceleri vardı. Bunun da verdiği bir özgüvenle veyahut hatta onlara da insanların daha çok kulak kabartmasıyla zamanla Yahudiliğin, Hristiyanlığın içindeki birçok hikaye, birçok anlatım form değiştirerek şöyle olarak, böyle olarak bir bakıyoruz İslamiyet'in içine girmiş. Birçok konuda. Yani kadınlarla ilgili konularda da böyle olmuş. İşte bu... Niye e, insan... Yahudilik diyorsun? <laughs> Yahudilik ve Hristiyanlık. Ama şöyle değil mi aslında? Şimdi, Şimdi dinlerden... bir geldi. Şey söyleyeceğim. Şimdi Yahudilik'ten Müslümanlığa geçtiyse. Evet. Yani bunlar bir aneneler de oluyor, değil mi? Mesela ben buna işte e, hani şeyleri çok anlattım biliyorsunuz. E, lohusa hanımları kadınların işte e, yani aslında çamaşırlarını dışarı asmaması. Çünkü çocuklarının bir şekilde kaçırılacağı inancı. Lilit hikayeleri yani. Bunları çok anlattık. Ama diyoruz ki Yahudilikten geldi. Her şey Yahudi... değil, bir çok şey. Yok yok. Şimdi sorum başka bir şekilde gelecek. Padan Diyorum ki mi? peki Yahudilik Babil sürgününde e, hani bizim daha çok çok Tanrılı dinlerden etkilenip bunları almadı mı? Şimdi bakın Şamanizm'den burada kısım, de şimdi aynen. işte bahsettiğim paganizmden şöyle, bahsediyorum. Yani, yani, yani paganizmden Yahudiliğe yani şimdi şöyle bir şey söyledin diye söylüyorum. Tek Tanrılı inanç vardı, onun için bizi çok rahatsız etmedi diyorsun ama bizi de etmedi demek. O dönemdeki insanlar, bunlar da zaten hakikat üzere kapılarını açtılar. Sizin dediğiniz doğru, Yahudilik dediğimiz şey de bizzat Allah'ın Vahidi'nin değil ki. ...bunların onların karşılaştıkları kültürler, paganizm, Yahudi e, e, oradaki din adamlarının uydurduğu hikayeler ve gerçekten veya Tevrat'ta olanlar, değil mi yani? Yani gerçeği din adamının uydurması, paganlıktan alınma... bunların hepsi karma bir şekilde. İsrailiyatı oluşturuyordu. Yani bunların hepsinden birden alındı. Talmud'a baksanız mesela Talmud yani işte eski ait tek bir cilse Talmud ne bileyim bunun 20-30 katı kalınlıkta bir yani koskoca Tepsis. ansiklopedik bir şey. Yani bugünkü bizim zaten mesela bunları inceleyenler de yani Talmud'dan alınma birçok şeyin bizim hadis literatüründe olduğunu görüyorlar. bunlar yani da Mısır'dan almışlar hikaye... zaten. Mısır Şimdi, dininden almışlar hayır, getirmişler. Yani Talmud birçok kaynaktan beslenen bir yapı. Mısır'danın da ikisi vardır. İşte, de o da var, vardır. Bu da vardır. Var, yani var. yedi var. tane sürgün yani, var ya. ya Tabii. Yani onların hepsi vardır. Sonuçta yani Müdürlük buradaki şeylerin kaynağı bu. Yani kısacası yani İslamiyet içindeki Mehdi e, e, İsa'nın geliş hikayeleri sırf İsrailiyattan alınmıştır demek istemiyorum ama yani İsrailiyat veya diğer kaynaklardan bizim bu fitan hadisleri özellikle kıyamet alametleri ile ilgili hadisler beslenmiş ve bununla ilgili bir literatür oluşmuş. Yani mesela Kur'an'da dabbe ile ilgili tek bir tane ayet var. Yani evet. o söz başlarına geldiği zaman yere yüzden bir dabbe çıkacak İnsanlara inanmadığını söyle. Bu, bu kadar ayet. Bu ayet e, bu kadarken Dabbe ile ilgili e, bir kitap oluşturacak malzeme var. Bir bakıyorsunuz Dabbey'in elinde Hazreti Musa'nın asası var Süleyman'ın mührü var e, e, kuyruğu işte e, fi, bilmem ne kuyruğu gibi hortumu fil hortumu gibi boynu zürafa boynu gibi falan yani böyle bir e, inanılmaz bir şekilde tarif edilen işte bir film çevrilecek kadar malzeme. Yani Kur'an'daki tek bir ayet alınmış bir bakıyorsunuz yüzlerce, binlerce hayali uydurmayla Sümer mitolojisindeki o kralın yolculuğu evet. işte oradan. Veyahut da Yecüc-Becüc ile ilgili de evet. yani Kur'an'da geçen aslında bir tane Yecüc-Becüc ayeti var gelecekle ilgili. Bir de Zülkarne ile ilgili geçmişte gördüğümüz evet. iki tane ayet var. Bunun üzerinden geniş bir literatür oluşturulmuş. Mehdi, Deccal'de hiç olmayan Kur'an'da Deccal-Mehdi anlatısı İslam'ın içine girmiş. Ha, Hazreti İsa konusu burada kritik bir konu. Kur'an'da Hazreti İsa'nın vefat ettirildiği ifadesi geçmesine rağmen literatürde e, özellikle Hristiyanların da beklemesiyle oradaki İslam'ın için Hazreti İsa getirilmiş. Şimdi bu getirilmekte de kalmamış. Burada da peygamberimizin son peygamber olması var. E, bunu nasıl çözeceğiz bu sefer? Bu sefer bir Mehdi düşünülmüş. Mehdi, İsa Mehdi'ye tabi olmuş namazda gibi burada. <laughs> Enteresan bir yani hikaye oluşturulmuş e, işin doğrusu. Yani Ama bunların arkasında hepsinde baktığımızda Dediğim gibi İsrailiyatın veya tarih boyunca insanların kendi şeyhini, kendi inandıkları birini ön plana sürme çabalarının gibi birçok çabanın birleşimi var. Yani tek bir hikayesi de yok. Çünkü hadis hadisleri uyduran tek bir kişi, hepsini bir gayel uydurdu diyemiyoruz ki yani nasıl tek bir yapay zeka yok, birçok yapay evet. zeka var gibi anlayacaksak hadis uydurulmasında birçok sebebi var. Kimisi İslam'a faydalı olmak için, kimisi kendi şeyhini kayırmak için Kimisi yönetim e, için, kimisi ne bileyim yani insanları kendince terbiye Sonunda etmek için bir çok diyor. Yine şekilde... geliyorum evet, yani ben tamam. Orayı. Ben yaptıcı Ben <laughs> Hadi sen cevapla da artık. Şimdi Armagedon, Mehdi, Mesih, Deccal ya yani iyi kötü savaşı biz bunlara inandığımız için mi bu savaşlar olacak? Yoksa bunlar olacağı için mi biz buna inanıyoruz? Veyahut da başka bir akıl bu evet. savaşları bir organize şekilde organize edip bizim... Hayır. Yani diyor ki bence bir akıl ya elimizde hazır böyle belgeler var. var. Yani biz, biz bu belgeleri Kullanabilir. gerçeğe Kullanabilir. çevirsek evet. insanlar zaten bu anlatılan hikayelere alışmış durumda. Bugün desek ki Mecid Ovası'nda ha. işte Yahudilerle Müslümanların savaş yaptığı bir operasyonu çeksek Tüm dillerden kurtuluruz. Kim Aynen. bu? Albert Pike. Aynen. Şimdi bunu yaparsın. da... güçlü olursan. En... Mesela işit dedi ki Güçlü Mehdi olursan yaparsın dedi. bunu evet. ve senin Bedi lehine de çalışır. Şu anda zaten öyle istismar etmeye çalışıyorlar Ama bunun temelinde şu var. Bence bu iki e, hani inanış şekli de birbirini tetiklemiyor. Asıl tetikleyen şey şu. Şimdi bizim inandığımız dinde ve e, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta yine aynı şey geçtiği için Hazreti Adem cennetten kovulduğunda ne oldu? <laughs> Yani o dedi ki şeytan seni kandırdı. Evet inin aşağı yeryüzüne inin ve birbirinize düşman olarak inin. Yani böyle bir düşmanlık meselesi var. Şeytan ve insanlar arasında. En nihayetinde bu hep zaten şeytanla insanlar arasında bir iyi kötü savaşı her zaman olmuş. En sonunda da olacak. En sonunda da muhakkak olacak. Fakat burada o en son savaştan sonra farklı bir figüranlar ortaya çıkıyor. Yani yapılar hiç bilmediğimiz yecüc mecüc diye bir sistem. Yecüc mecüc nedir bilmiyoruz. Uzaydan gelecek olabilir. Zaman yolcusu olabilir. Mesela dün dünyacılar olabilir. onu diyor ki Antarktika'nın yani, ötesinden gelecekler diyor. Yani bir set yapılmış Çin setli diyen var. işte Altay dağlarının altında diyen var. ben mesela farklı bir düşüncem var. Hani geceyi örtü kılmadığımız kavim dediği için. E, şimdi İskender Türi Allah rahmet eylesin. O evet e, iki güneşli bir gezegenden hatta Sirius örnek gösterdi. Sirius A Sirius B'nin orada Orion gezegeninden geleceğini e, vesaire. O orayı anlattı. yanlış yorumladığı için. Yani olabilir. Yani öyle bir ama ilk o kitapla başladığı yani mesele. dünya dışı Set, bir yerden. Evet, dünya dışı bir yerde. Hamza ve Serhat'a evet, Şimdi katılıyor. orada ben de şöyle Geceyi bir şey düşünüyorum. Ceceyi dedi ya. Evet. Araya ben gideyim. de farklı bir şey düşünüyorum. Söyleyeyim. Orada Hı. sütre kelimesi geçiyor. Evet. Geceyi örtü yaptık diye anlattığı başka ayette libas kelimesi geçiyor. Evet. Şimdi bunları Allah rahmet eylesin Üsken, Eskender Türe İkisini de mealden çözdüğü için ona da örtü, ona da örtüyor. Ha bu bu manaya gelirdi, çıktı. Öyle değil. O libaso, buradaki sütre, sütrenin manası başka. Bu illüzyonist bir örtü. Yani senin gözünü alıyor. Evet. Gidiyorsun arabayla, abi. arabayla gidiyorsun. Karşıdan gelen araba senin gözlerini alıyor. Önünden tavşan geçiyor, göremiyorsun, çarpıyorsun. Bu sütre bu. Orada anlatılan yani Kehf suresinde sahte anlatılan bir ışık, sütre bu. Sahte bir şey. İşte bende de şöyle bir şey var. Bir e, bu Türk televizyonlarında sen çok bilirsin abi seversin bu cümleyi de. İlk defa söyleyeceğim bir şey var. Daha önce söylenmedi. Lucifer Project diye bir proje var. Lucifer Projesi. Bu Lucifer Projesi ben yaklaşık 10 yıldır bunu takip ediyorum. Bununla ilgili kitap da hazırladım. Başlangıcına geldik ama daha fazla kaynağa ulaşamadığım için yarım kaldı. Lucifer Projesi'nin amacı şu. Satürn biliyorsunuz gaz devidir. Jüpiter de gaz devidir. Yani güneşin yıldız olmadan önceki hali gibi. Tamam. Bunlar da belirli kimyasal, radyoaktif ve kimyasal reaksiyonlarla yani atom bombası, hidrojen bombası patlatmaya kadar bu çalışma hala devam ediyor. Patlatarak güneş gibi ikinci bir yıldız oluşturmak. Güneş sistemi içerisinde. <laughs> Şimdi böyle bir çalışma var. Böyle bir proje var. Adı da Lucifer projesi. Proje Lucifer diye. Yaptık bunu ikinci bir güneş ortaya çıkacak. Ne işimize yarayacak? Yapay bir güneş. Ne işimize yarayacak? Dünyada gece olmayacak. Yani diğer gezegenlerde Gezegeni de. ne olur? Şimdi bazı bazı en az 5 tane ben hesabını yaptım. Katı, en az 5 tane güneş olması tamam. lazım. Bazı, bazı kayma yerlerinde gezegenler arası geçişsin etrafında. O zaman biz dünyanın genel geç... Dünyanın içinde füzyonu yapabilsek şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Hocam yapmaya evet. çalışıyoruz. Süper olacak şimdi Çin, da. Çin'de, Çin'de başardılar. İşte bir denemeler oldu. Güneşten daha <laughs> sıcak oldu. Da. Amerika'da şu da, da uğraşacağımıza oldu. Uğraşacağımıza de, hemen de. bir hafta sonra Amerika'da ondan iki hafta sonra İngiltere'de açıkladı. Belki daha önceden yaptılar da bize şimdi açıklıyorlar. O da ayrı bir mesele. Şimdi bunu yaptıkları zaman o zaman ne olacak? Geceyi örtü kılmadığımız dediği zaman Zülkarneyn o zaman e, belki zaman yolculuğu yapmış olacak. Ve dünyanın geleceğine gitmiş olacak. Yani Yecüc Mecüc'ün dünyada olabileceği ya da Jüpiter sayesinde Uranüs'ün ya da Jüpiter'in Satürn'ün e, işte şeyle uydularında olan mesela Ensedalus. Enceladus'ta tamamen bir okyanus var buzun altında. Belki o buzlar eriyecek oradan bir varlıklar çıkacak. Belki de yeryüzünde. Belki Bu de bir şey yok çekim ya. çekim alanından yok. dolayı. Yok yok. Hani ben Bak, bir ihtimal sen diyorum. Sen şimdi kafandan istediğin senaryoyu yap. Ama Ali abi, Selman, yapayım kafandan <laughs> yaptığın senaryo orada ne ayette yazandan yaz, ben destek bulamazsa tamam. hiç evet. boşa gider. Ama bu, Sen ne, bu, oradan, 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 oradan bu ne zaman olacak? Ben o zaman yani. ben bunu ben Bunu bu ne zaman olacak? Yani kıyametin meselesi evet, alakalı. Evet. Biz bütün gezegenleri kolonileştirmeden, madenleri oradan çıkartmadan, hani kıyamet falan beklemesin kimse. İşte 100 sene sonra, 200 sene sonra, işte her yüzyılın başında Ahmeti geldi 400 <laughs> sene sonra, 40 sene sonra yok kıyamet koptu düşünmesinler. Mehdi de gelebilir, Mesih de gelebilir. Bir son savaş olur, bir daha olur. Bir daha olur. Her son dediğimiz son olmayabilir. Ya Ama Mehdi gelip meh birisi gelebilir. Yani ya. tarih boyunca bir sürü figür çıkar da önemli olan burada İslam'ın Mehdi diye evet. birini müjdeleyip müjdelemediği. Yani İslam'ın Hazreti İsa'nın gelişinden haber verip vermediği. Şimdi yani hocam o, biz yoksa yani herhalde yani çağıslar gelir. Kolaylık bekliyoruz. Herkes de Allah'a dua ediyor şu an. Yani hani evet. bütün e, kavimler de dua etmiş, geçmişten ya beri. Biz ya dua bir, edelim de birini gönder de kurtarsın bizi falan yani. yani şöyle yani biz Hazırcıyız ona, ya. Ona dua etmek ayrı yani bir şey. Yani ya. İslam'ın böyle bir mehdi inancı var demek ayrı bir şey. Yo ben yani o burada, ben o işin yani bana tam göre burada sorun olan birisi hep beraber kurtarıcılar için dua edelim evet, yani. Delim, ben, ben o işin orta noktasıyım. Burada söyle inancın olmadığını söylemiştim. Armageddon yani? savaşı, ben net bir şekilde söyleyeyim. Armageddon savaşı, evet, şöyle bir sistem olacak. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir dinler savaşı çıkacak. Yani bunun altında neye göre Hayır, bunu. altında başka şey olabilir. Bu bir su su savaşı olabilir. Kıtlıktan kaynaklanan enerji, değişik enerji Niye yatakları. Ama? Çünkü otomatik... Yani mesela niye... Çok basit bir şey söyleyeyim. Budistler Bu, tamam. değil de... Tamam, Budistler niye Hı -hı. değil? Çünkü e, şeytanın e, özelliği, şeytan kimle uğraşır? İnananlarla uğraşır. Şeytan Budist'le niye uğraşsın? Adam zaten Buda'ya tapmış artık, bitmiş. Pagan inancında, Hinduizm, <laughs> 300 bin tanrısı var adamın. Fareye tapıyor, işte aynı yerden şey içiyor, süt içiyorlar fareyle. Onun kadar. referansına göre tamam, de onun bir Armageddon'u Ar tabii olmak. var zaten. O da öyle. Onun Armageddon'u da zaten Budistlerle Hindustlar arasında olacak büyük ihtimalle. O da işte sizin 3. Dünya Savaşı biliyorsunuz Hindistan, çık. Orada şey var, zümrüt tablette var. Tabii. Bu da orada bölgesel iniyor. de İyilik olabilir tanrısı, bunlar. Yani bütün dünyayı kasi yani şimdi Suriye'de çıkacak bir savaş ...işte bütün dünyayı sarmayabilir. İkinci Dünya Savaşı bütün dünyayı sarmadı yani. Birinci Dünya Savaşı da bütün dünyayı sarmadı. Afrika'da bomboş kaldı. Hiç kimse niye bir şey yapmadı. Niye ee, yecüc yani, dünya dışı diyorsun? Şimdi ben bir müsaade edersen... Canen niye katılmıyorsun? Şöyle sana? bir açıklama yapayım da evet. onu halledelim. Çünkü canlı yayındayız. Ee, böyle yine tartışmalı bir programda... ...kutsal sandıktan bahsedilirken böyle canlı yayında... Ee, ...Zafer Calayolu diye bir arkadaşımız vardı... ...araştırmacı bir arkadaş... Ben dedim ki kutsal sandık hani gelmiş gitmiş olabilir falan diye. Ondan sonra e, sefine Evliya kitabının ikinci cildinde var dedim. E, o da gitmiş araştırmış. E, yok dedi bana. E, ben de şimdi onu burada canlı yayında söylüyorum. Ben yanılmış olabilirim. Yani o konuda. Evet. Kutsal sandık herhalde bu akşam tartışmayacağız. Onun için bunu araya dahil tamam. edeyim dedim. Yani e, şeyi söylemiş oldum. Yanıldığımı söylemiş oldum. Tamam. Şimdi e, hocamın söylediğine Yecüc Mecüc mü nereden çıkıyor dedin? niye dünya dışı? dünya dışı? Dünya dışı olması şöyle benim yorumum. Caner, orada ilke, böyle bir şey uydurma diyor. Hocam, aslında değil mi? Caner, dünya evet, dışı tabii. olmayabilir diyor ama nerede o o zaman açıklaması lazım yani. Bu var Kur'an-ı Kerim'de. Hadep diye bir kelime geçtiği için. Yani, yani küllü şimdi... hadebin yensülüm. Yani onlar hadep'lerden saldıracaklardır. Hadebi iki türlü ben anlamaya çalışıyorum. Hadep şekildir. Bir şekil. Devenin hörgücünün şekli. Yani üstü yuvarlak, altı düz bir şekil. Bir geometrik şekil yani. Bu şekilden saldıracaklar diyor. Bu şekil ne olabilir? Tepe diye çevirmişler bunu. Tepe olabilir. Peki ne olabilir? Portal kapısı olabilir mi? Olabilir. Portal kapısı olursa başka boyuttan saldırıyorlar. E bu uçan ayrı şekline de benziyor. Uçan ayrı olursa da uzaylılar saldırıyorlar. Yani sen yorumunu yap ama bak ya oradaki... Uçan daire ile bir... ilişkilendirmemi sırf bizim gördüğümüz Hollywood filmlere etkileyecek. Olabilir şey. hocam ona da ithal içinden bu. de çıkabilir bunlar. Yani, evet, olabilir var, bak uzay... orada doğru söylüyor. Biz bunu e, bu şekilde yani filmlerde bize gösterildiği için öyle bir şekil. E biz onu öyle yorumluyor evet. olabiliriz. Ama yani burada, burada bir şeklin içinden saldırı var. Tamam işte dağların içinden de çıkabilir. Daha o da önceden içeri vermişler Ama o zaman sen giriyorsun. şunu söylemen lazım. Ben anlamadım. O zaman uzaydan getireyim demek doğru değil bence. Ben zaten dikkat hocam dersen, nereden ben, gelecek o zaman? Ben şöyle ben Yecüc Mecüc olayını anladığım iddiasında değilim. Tam tersi bilmiyorum diyorum detaylı. Evet, evet. Yani de gelecek şey. buna da itiraz etmem. Ama şöyle bir şey var. <laughs> yani şunu, şunu biliyorum. şuradan şunu biliyorum. demek lazım. Yani sizin söylediğinizi Kur'an'la temellendirilemeyeceğini biliyorum. Kur'an'dan onun destek bulamayacağını. Hadep Siz hadef kelimesi... çok güzel bir kriter koydunuz. Yani oluşturduğunuz hikaye iyi güzel Kur'an'dan referansı yoksa hadef, hadef, geçersizdir. de, Ama Hadep de oradaki bir kelime <laughs> bir şekil belirtiyor. Yani tamam. bir şekil belirtiyor demek ki uçan daire demek ki uzaydan geldi demek. Çok aşırı bir yorum. Yani bir kere önceki uzaylıların uçan de daire şöyle var. Bilmiyoruz. ne bilmiyoruz. Dünyada da, da yarın önceki bir araç ayette. yapılabilir. Yani mesela dünyada mesela yapılan bir uçak çeşidi de olabilir. Mesela diyorum. Yani. Hocam o olabilir de şöyle yani bak. Hani önceki şeyle birleştirelim. İhsanızın yani Kur'an'la temellendirilemediğini iddia ediyorum. Kendimin Yecüc-Mecüc ile ilgili daha iyi bir izah olduğunu asla iddia etmiyorum. Bu Enbiya Suresinde Yecüc-Mecüc saldıracaktır gelecekte diye yazdığı ayetin bir öncesinde şöyle giriş yapıyor. Haramun ala kariyetin. Yani bir medeniyet dönemine yasaklanmıştır. Ki onlar geriye dönmeyecek olsunlar. Böyle acayip bir anlatım var. Yani şöyle diyor. Aslında yasakladım ama geriye dönebilirler. Bu ne demek? Mesela içki yasak, kumar yasak. İçmiyorlar mı? İçiyorlar. Kumar oynayan yok mu? Var. Şimdi bu şu demektir. Ben bunu fiziksel olarak yani buna meşiyet deniliyor. Meşiyet. Meşiyetle kısıtlamadım. Yani kesin bu olmaz diye bir kanun bu doğa kanunlarına aykırı bir şey getirmedim ben bunu. Ama ben bunu yasakladım. Bu böyle bir sistem. Bunlar da bir yere hapsedildiler. Buradan geriye dönemezler. Burada hapis edildiler kelimesi orada o ayette geçerken bu yani Boyutlar, boyutlar gibi bir anlam da çıkıyor gibi şimdi, diyorsun. E, yani bu yorum yapıla ama dayandırıyorum bak diyorum ki Hadep burada yasak bir şeyin delinmesi var. Buut kelimesi var. Bir yere sıkıştırılma var. Şimdi burada sen yorum yapacaksın artık. Yani Kur'an-ı Kerim bunu bu kadar yazmış. E şimdi bunlar da kesin geleceğine göre yerin altından çıkıyorsa o zaman onu anlatmak lazım. Ayetten destek bulmak lazım. Dünyanın içindelerse ona yani yok demekle ilim olmaz. Yok ama bak burada bu var demek lazım. Bir şey göstermek gerekir. Ben bak da ayeti getiriyorum. Siz de ayetten bir şey bulun. Hayır senin söylediğin gibi değil. Böyle olur diye bir senaryo üretebilirsin. Tabii. Ben üretiyorum şekilde... işte. abi Ama nerede Sen Ayeti derden... dayanmıyor. Nasıl Sen... dayanmıyor hangi kelimeye dayandırdın? Yani i̇şte tamam, güneşi örtü kılmadığımız diyor. Yapay bir güneş kendini söyledin Ben dedim ki yap al sana yapay güneş. Yapay Onu, bir ışık kaynağı. Ben sana kayıyor. söyledim yanlış yorumladı İskender <laughs> yani, Türeli. Ben bir tanesi bu dedim yani bir tanesi bu. Ben Project yanlış bir yanlış yorum üzerine hani olmaz. Jüpiter Jüpiter üzerinde böyle Jüpiter ya da Satürn üzerinde böyle bir çalışma var. İkinci bir güneş oluşturulmaya çalışılıyor. Yani biz Bizim şimdi güneş Satürn'ü sistemimizde... mü bekleyeceğiz? Güneş olsun da ondan sonra mı yeşil Zaten yeşil bu yicim. Yeşil. Yeşil... Kıyamet de çok var bence. Yani biz bütün gezegenleri kolonileştirmeden eleştirmeden kesinlikle işte öyle kıyamet kopacak falan. Niye bunu söylüyorsun? Ab, ya Hazreti Adem'den bu yana herkes kıyamet beklemiş. Herkes. Hani Nuh tufanı zaten bir şey. O bir kıyamet sayılır ama tam o da tam değil. Ondan sonra bir bakıyoruz. Her dönem kıyametçi. Bir kıyametçi tayfa var. işte Mehdici, Mesihçi tayfa var. Diyorum ya. Yani Musa Aleyhisselam gelmiş. Musa Aleyhisselam ölmüş. Yani Kudüs'ü göremiyor zaten. Topraklara giremiyor. Ya yani Yuşa Aleyhisselam zamanı 8 tane, 7-8 tane şey çıkıyor. Mehdi çıkıyor. Mesih çıkıyor. Yani Hani kurtarıcı çıkıyor. Yuşa Aleyhisselam'ı dinlemiyorlar. Demek ki insanlar yani, zor durumda evet yani. Zaten sır Türkiye'de Her bugün var. yüzlerce mekti, e, peygamberimiz... onlarca mesif vardır. Hayır. Etrafını adam toplayan. Yani 1400 sene önce yani, peygamberimiz öldükten sanmıyorum. hemen sonra yalancı peygamber çıkmadı Toplamayan mı? Yemame Savaşı'nda yenildi. Toplamadan iddia yani dur, Bu bakır, Hazreti İsa vefat ediyor. İşte Paulus çıkıyor. Paulus kendini mesih kurtarıcı olarak ilan ediyor. Yani adam kan düşmanı aslında. Sonra bir rüya gördüm diyor. Ya sürekli böyle e, Roma'da var, var aynı şey Sadece ne? de değil. Yani, ya, yani insan, insan, insanın, e, canı böyle kıyamet konuları, işte son saatler konuları, yıkım, Mehdi, Mesih kurtarıcı, işte dabbetül arz, Yecüc, Mecüc, cinler hani bu ezoterik konular hep metafizik konular ilgisini çekiyor. Geleceğe dair haberlerde felaketler <laughs> vesaire. Ve sürekli, ki niye böyle bir bilinçte veyahut da hafızanın bir yerinde. Ha, Adem Aleyhisselam'dan beri diye ha, bir kavram tamam. var Adem Aleyhisselam'dan beri sürekli bununla korkutuluyoruz biz. Artık genetiğimize işlemiş. Bir gün gelecek, öyle şiddetli iki kişi çıkacak ki bir tanesi kötü olan, kötücül olan o yani kişi, grup, kurum hocam ne dersiniz? Yani o kötücül olan bizi tarumar edecek. Ondan korkun yani demiş. Diyorsun, kim, hani son çıkacak şey Süfyan'dan diyor, diyor, herkes he? öyle yaparsan varamaz. Şey var ya. Sufyan diye bir şey yok. Ama Sufyan diye bahsediyor galiba. Ködüğün yoruma da. bağlı. Karşı yani tarafa sok. Yani edebiyat türünde e, Deccal geçiyor. süfyan Sufyan diye süfyan. De ifadeler var. Kimisi işte Sufyan Deccal, Mesih Deccal ayrı falan ayrı Ya Kur'an'da geçen bir Sufyan kelimesi var. Onu çok geçen bir tane var. Böyle bir Sufyan diye bir şahsın geleceğinden bahsedilmez. Bir, sü, bir süfyan var. Ona bir bakayım Şimdi ben sonra süfiyan da. Önemli. Yok, süfiyan süfiyan yok, süfyan Kur'an'da. Mesela Mehdi, Beşik anlamında Mehdi kelimesini alsanız Mehdi diye telaffuz edilen bir kelime de çıkartırsınız. Yani da. ona bir şey Mehdi demeyeyim. diye bir kavram Kur'an'da geçmiyor. Yani bu, bu, bu Peki, mesele... ben Caner'e bir şey soruyorum. Biraz önce evet. sorduğum soruyu tekrar. Peki bu Armagedon nedir? Hocam <laughs> Armagedon <laughs> Ar diye bir yani, şey. Yine İslam'da Armagedon yani. Ar diye bir şey yoktur. <laughs> Ama bu dediğim gibi yani sonuçta e, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda Armagedon diye bir şey geçiyor. Yani Armagedon diye bir şey bekliyorlar. Ama İslam'da yok. O İsrail inanca Yaptan göre. Alınmış. Yani Eski Ahit ve Yeni Ahit'te hangi tarihi işaret eder? Orada da tam verilmiş bir tarih yok. Bu yani Yahudi ve Hristiyanların beklentisi işte Armagedon bu belli bir dağa kastediliyor. O dağın olduğu bölgede bir olayların olması bekleniyor. Yani sonuçta bu dediğin gibi Hazreti İsa'nın Sen diyorsun geliş, ki Caner anladığım kadarıyla böyle bir tarih verilmesine imkan yoktur. Yok, bir tarih verilmesine yok. verilmiyor Zaten yok, şu anda Yok. Yani yok. şimdi yok. şöyle. Benim yorumuma göre <laughs> şimdi İslamiyette söylüyorum. zaten böyle bir şey yok ama Hristiyanların beklentisi İsa geliyor. Vahiyler kitabında geçen canavar ki onu Deccal diye yorumluyorlar. İsa Deccali öldürüyor. Yohanna'dan bahsediyorsun. Patmos'ta yazmış olduğu. Yohanna'nın yazdığı evet. da Yohanna kitabı değil ama bu evet. Vahiler Vahiyler kitabı. kitabı. Daha şey Şeytanı etkisiz kılıyorlar. Sonra bin yıllık büyük bir barış dönemi oluyor. Ondan sonra yine şeytan gokma gok magok, e, faaliyete geçiyorlar. Sonra gokma goku yok edecek bir ateş geliyor. Böyle genelde sıralama böyle diyebiliriz. Genel Yahudi İslam bekleriz. Orada da tabii farklı yorumlar, izahlar var. Yani buradaki Armagedon olayının Hristiyanlık için önemi şuradadır. Savaşın kendisi de önemlidir de. Asıl olan şey Armagedon bunlar olduğunda İsa gelecek. Yani Hristiyanlığın gözünün noktası aslında savaşta değildir. İsa'nın gelişindedir. Çünkü İsa ile beraber şeytan etkisiz kılınacak ve işte bin yıllık barış dönemi olacak. Deccal etkisiz kılınacak. Yani onlar için bütün hikaye İsa'nın gelişine işaret etmesi Armagedon'u. Yani Armagedon, Armagedon yapan şey İsa ile beraber geçmesi. Evet. evet öyle kandırıyorlar zaten Hristiyanları da. yani önce abi. diyorlar İsa gelsin. İsa gelebilmesi için de işte bizim dünyaya hakim olmamız lazım. Kudüs çevresi şu falan. Siz tabii bize tabii. destek verin diyerek. Onları öyle ya kandırıyorlar. gelmesi için de e, mabedin inşa edilmesi gerekiyor. Mabet inşa edilmezse zaten Süleyman Mabedi. Mabed. E, gel, onların kurtarıcısı gelmeyecek. Sürekli böyle bir manipülasyon işleri i̇şte bir var. Bir kısmı İsa'nın yani, gelişi de mabedin kuruluşunu bekliyorlar. Tabii o an, mabed, hani bir kısmı tabii evangelistler falan onu kendileri bekliyor. Kendileri Yahudiler de tabii. orada bir yerde ayrılıyorlar. Şu an diyorlar zaten, ki, ee, tabii Yahudilerin Mesih beklentisi seyircilerimiz için anlatıyorum. Burada herkes bildiğini eminim. Evet. Şimdi şunu da anlatalım. Yani bence şimdi Yahudiler genelde bir Mesih bekliyorlar. Bu İsa Mesih değil. Mesih daha gelmedi. Evet. Ee, İsa olmayan bir Mesih'in gelmesini bekliyorlar. Hristiyanlar Hazreti İsa Mesih'ti. Göğe çekildi. O yeniden gelecek diyorlar. Kur'an'a baktığımızda bunların hiçbiri geçmiyor. Fakat bizim kaynakların bir kısmında geçiyor. Hristiyanlıktaki anlatı sanki İslam'ın anlatısı gibi alıp İsa'nın yeniden geleceği ve Mehdi ile birleşeceği üzerinden bu sefer İslamiyet'te onlardan farklı olarak bir Mehdi devreye giriyor. Mehdi ile birleşen İsa ve Deccal'in yenilmesi şeklinde bir hikaye alıyor. Burada İslam'dan kastım Kur'an değil tabi yani İslam geleneği içinde evet. böyle bir hikaye oluyor. Ha, İslam geleneğinin içinde ilk başlardaki işte mutezileler, hariciler gibi. Günümüzdeki işte ayrı Kırbaşoğlu hocalar gibi ben de bütün bunların uydurma olduğu, İslam'la alakası olduğu doğru olsalardı Kur'an'dan referansların olacağını düşünenler Hocam referansı bak şöyle var. Dolaylı direkt sen bir ayet bakarsan bulamazsın. Ama bak şimdi hocam dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Mesih kavramı yok mu? Var. Hazreti İsa'ya Mesih, diyor. İsa pardon. Gelişi yok. Bir dakika şimdi hocam. Hazreti İsa'ya Mesih diyor. E bu Mesih'i bekleyenler kimler? Yahudiler Hazreti İsa'yı kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Gelecek diyorlar değil Kaçırıyorlar mi? Kaçırıyorlar işte. Ya, Hazreti İsa'nın gelmesi lazım gene. Yani buradan dolaylı olarak da bunu İslam'dan da böyle bir yorum çıkartabilirsin. İslam'a göre geldi de diyebiliriz pekala. İsa geldi ve bitti. Ama işte oradaki ayetlerde onun geldiğine inanacak herkes Ama ehli zaman kitaptan Mes diye sizinle tartıştık hocam hatırlıyorsunuz. Ya o yani o ayetin kelimesinin manasına uymuyor çünkü peygamberimizden önce gelmiş. Yani önce yok, geldiği yok. için bir mesihlik şeyi vasfı taşımamış oluyor o zaman. Nasıl? Yani mesihlik yani... vasfını peygamberimizden önce geldiği için Mesih mesihtir, bitmez onun mesihliği. Tamam. Her zaman evet, devam ediyor. ki yani referans yok. olarak yani... tarih verirsek Kur'an'dan sonra ve Kur'an'dan önce Kur'an'da eğer gelecek diyorsa geçmiştekilerin bir anlamı yoktur. Evet. Gelecektekilerin bir anlamı vardır. Gelecek diyor, doğru mu diyor zaten. Evet, aynen öyle, öyle. Bir de vasıf yani şimdi, tutmuyor. Yani Caner Geçmişten hocamla anlaşamadığımız bir ayet var. E Nisa suresinde olması lazımdı. Ona ehli kitaptan herkes ölümünden önce kesinlikle inanacak evet, diye ayet da, var. Şimdi evet, bu da var. bunu yorumladığımız zaman yani onun getirdiğine değil ona. Onu nasıl inanacaksın? Göreceksin. İnanacaksın, bu mesih diye inanacaksın. Bir sürü mesih gelmiş olabilir. Gerçek mesih budur diye inanacak diyor herkes ona 50 kitaptan. İstisna da koymuyor. Bir şey daha var abi, bir ayet daha var. Sen bebekliğinde konuştun. Bir de e, 35'inden sonra orada bir kal kelimesi o var değil kelimesi keyil var. kelimesi. 35'inden sonra da konuşacak. ama nerede? Hazreti şey İsa'nın ölümü 31 yıl, yani 31. yaşında vefa ya, ya da göğe çekiliyor. Yani e, şey olarak söyleyelim. E, 35'i evet. görmüyor. Yani 35'i görmedin 35 ve 35'te de konuşacaksın. 35'ten sonrakilere deniyor. Yani. Kehil veya 40'tan sonrakilere deniyor. Kehil ihtiyar demek. Yani ihtiyarlamış demek için da 40 yaşında konuşacaksın. Senin tezinden gidelim. Referans evet. olarak alalım. İşte bir baktık ki bir deve var. Devenin de hörgücünü gördük. Gördüm. Sen diyorsun ki hörgüç bir semboldür. Bu sembolü ben şekil. baktım ve incelediğim zaman bazı şeyler gördüm. Evet. Bir dedin ki bir tane deve olabilir, şey olabilir, dağlar olabilir veya tepeler. Veyahut da diyorsun uçan daireye benzettim bunu. Veyahut da bir boyut kapısı Portal olabilir. kapısı. Üç tane noktadan belirliyorsun. Onun evet. için diyorsun ki bunlar ben e, daha olarak görmüyorum. Gördüğüm şey daha çok dünya dışı bir e, hani e, Gok Mam Gok'tan veyahut da Yecid Mecid'den bahsediyoruz şu anda. Evet. Onlar dünya dışı bir şeyle geleceklerdir. Peki dünya dışına itme hikayesi lazım. E var orada... zaten set yapmış. Şimdi ha. Şimdi, şimdi Zülkarneyn'den bahsediyoruz burada. Evet. Zülkarneyn diyorsun sen e, evrende bir şekilde bilmediğimiz bir yere, dünyanın dışında bir yere dünyanın bir içinde, şekilde efendim? içinde yapıyor. Sistem dışarıda işlev görüyor. Tamam, işte yapılmış dünya dışındaki bir yere hapse oldu diyorsun. Doğru evet, mu? Evet, öyle diyor. Katılıyor musun canlar bir şey? Yok katılmıyorsun. Tamam. Ama nerede ne? olduğunu söylesin hocam ya o zaman. Ben onu başkanım ben Kur'an'daki ayetlerden onun çıkmayacağını söylerken... Zaten Caner ben yecüc mecüc konusunda çok yani böyle bakmıyorum. Ben, ben... Ya benim söylediğim şey Kur'an'da çok kısa bir ayette geçiyor. Kur'an'daki bu ayetten bizim olayın tafsilatını anlamamız mümkün değil diyorum günü gelince Şimdi, gözükür. Peki yine devam edelim. Zivayetlerde şöyle diyor evet. mesela Yecüc Mecüc'ün nasıl öleceği ile alakalı işte bütün her yere saldıracaklar, hayvanları yiyecekler, bitirecekler denizleri içecekler okuyorlar. hadislerde Kur var. Yok yok hadislerde. Yani işte bir kulağını bilmiyorum. yorgan yapacak, çok, bir kulağının üzerinde aynen, yapacak he, falan. Tabii, öyle çok ilginç alıyorlar. bir Ama şey kuran var. Devenin ağzındaki tükürükteki bir mikroptan öleceklerini söylüyorlar. Mesela devenin ağzında da bu influenza, covid dediğimiz cins e, şeyler var. E, virüsler var. Yani Hani alın, virüsü. alın size e, şey. Oradan da anlayabiliriz. Dünyalar savaşı. Dünyalar savaşı. Yok, yani oradan dünyalar da dünyadaki dışı oldukları açıklanabilir. Yani, yani Çünkü neden? Allah adamlar sana bağışık değil. Yani bağışık. Dünyanın dışında yaşıyorlar. Bir, dünya mikrobuna hani bunu bağışık Bunu düşünmez değil. diye düşünüyorum. Yani bir hadis uydurulacaksa tamam ben bir hadis uydurayım. 1400 sene önceye gidiyorum. Çöldeyiz abi. Yani hani gittik Mekke'ye de gittik. Gördük gerçi çöl değil de Dağlık bir alan. Yani durup dururken devenin ağzındaki mikrobu nereden düşüneyim de mikrop ne... Hastalık ne? Armagedon. Ya bunu kaldı. uyduramam yani, yani. hepsini Armagedon. uydururum. <laughs> hepsini uydururum. Yani ama niye soruyorsunuz? Ya Armagedon'a da bir cevap Ya edeyim. şimdi bakın. İnsanoğlunun şu anda Armagedon diye gösterdikleri yerde bir de dağ yok yalnız. Armagedon evet. kelime anlamı da da oraya Mecid'de dağ. Aşağıda. İnsanoğlunun çalışma Sıraylı. şekli gösterdikleri yer Tehditler üzerinedir. Şimdi insanoğlu nasıl tehdit görecek? Yani insanoğlunun gelişiminde Var, bile tehditler vardı. Örnek. ...adam sokakta kalmaz, aslan yemesin diye mağaraya çekilir. Veyahut da o tehditten korunmak için ateş bir şekilde oluşur vesaire vesaire. Şimdi en büyük tehdit ise insanoğlu için... ...kendisinin ve tamamıyla yaşamış olduğu tabiatın, habitatın, her şeyin yok olması. Yani bir armegedon. Şu kitabı şimdi, gösterebilir misin? Hangisini? Benim kitabımı. Ardılık evet. kanunu. Orada ardılık kanunu ne anlatıyor? Şöyle göstereyim. Kozmik miras... Evrensel evet. Ardalık Kanunu. Ardalık Kanunu. Serhat burada evet. bütün mitolojilere, dinlerin hepsine, hikayelere, Hollywood'taki bütün filmlere yansımış olan bir şeyden bahsediyorum. Büyük kardeş, küçük kardeş kavgası. Aferin. Şimdi bu Armageddon aslında bu baştan başlayan bir şey. Bütün insanlık serüveni içerisinde devam etmiş. Ali Selman da aynı şeyi evet. söyledi. Şeytan yani şeytanla veya iblis dediğimiz yaratıkla insanın mücadelesi. Burada büyük kardeş başlangıçta iblis, küçük kardeşi insan olmasına rağmen cennette onları kandırdıktan sonra, cennetten çıkmalarına sebebiyet verdikten sonra işi bitirmiyor, devam ediyor ve oradan bir dal üretmeye çalışıyor. Dal üretince insanoğlunun içerisinde insanoğlunun doğal projesi büyük kardeş haline geliyor. İnsanoğlunun melezi küçük kardeş haline geliyor. Şu andaki bütün mücadele bu büyük kardeş küçük kardeş mücadelesi Armagedon'la bu belirli bir yere gelecek diye Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var, Müslümanlıkta var, tek tanrılı bütün dinlerde var. Hatta belki gitsek uzak doğu dinlerinde bile vardır. Var var onlarda. Var. Var var onlar Eski şeylerde var. Bu Eski şu demektir. Yani bak, i̇nsanoğlu şey dünyada dünyanın sahibi olarak bir e, yaratık olarak yani orada halife de geçiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Yani dünya insanoğluna ait midir, değil midir? Bütün bak bu işte LBGT bilmem ne falan filan bir sürü şey konuşuyoruz. İnsan olunu yozlaştırma projesi ve bu. Artık en sonunda anlaşıldıktan sonra burada bu savaşsız da bitmeyecek. Ama onu zaten bu, şeytan söylüyor önünden arkasından yani, sonundan geleceğim senin yollarına. Yani hep rezil bir halde bulacaksın. Bulacaksın. Diyor. İnsan yozlaştıracağım yani. diyor. Yani Şimdi insan da buna karşı e, direnç gösteriyor. Yavaş yavaş akıllanmaya başlayacak. Bunu da örgütleyen bir lider lazım. Bu lider de çıkacak diye gelmiş. Burada bakış açısı çok önemli. Karşı tarafa sorsan kim kötü desen o diyecek ki sen kötüsün. Bizden baktığımız zaman biz ona kötü diyoruz. Oradan geçip o pencereden buraya baktığımız zaman o bize kötü diyor. İyi ile kötünün savaşı var ama herkes kendisine göre yorumladığı için bunu farklı farklı versiyonları gelmiş. Ama burada anlamamız gereken şu insanın dünyada tutunabilmesi bir tür olarak mümkün müdür değil midir? Bu teknolojinin belli bir seviyeye gelinceye kadar halledilmesi gereken bir problem. Teknoloji de zaman yolculuğunu yapabilecek bir seviyeye gelirse ancak insanoğlu tür olarak kabul edilebilir. Çünkü o zaman kainatta Allah'ın yarattığı kaderin içinde gizli bir bölümü de kontrol edebilir hale gelecek demektir. Buna gelmeden, bu seviyeye gelmeden bunu yok etmek istiyorlar veya baskı altına almak istiyorlar veya kendilerine itaat eden kısmıyla bir yönetim kurmak istiyorlar. Onun istiyor. için mi bir Armageddon? Yani onun için Armageddon olacak yani. Senin bu kitabının bu anlattıklarından sonra bir baktım. Evet. Taslaman'ın bu kitabı da Ruhun Yedi Çığlığı, çığlığı kitabı. Evet. Seninkilere de diyor ki bunu yaparsan evet. bu Serhat'ın dediği olmaz diyor. Yok çünkü, öyle demiyor. Abi, öyle şöyle dedi. Bir durum çünkü, çünkü benim kitabım yok. hayatın anlamıyla ilgili. Tabii, Ama yapalım. şimdi şöyle diyorsunuz ki bir <laughs> kötü bir iyi varsa bunların hiçbirine gerek yok. Yani bu metodu izlersen zaten iyidir dünya. Böyle bir sonla da Aha, karşılaşmaz. Ama öyle bir sistem ya, olamaz şimdi abi. Benim şimdi Allah'ın benim... cemali ve Celali esmaları var. Ya, şimdi benim... şimdi Kahar esmasına ne karşılık gelecek ya? Kahreden demek yani mübdi, müit süründüren yani e, azap çektiren Sür... ya neler neler yani hani bunların bir karşılığı olması lazım. Nerede karşılık bul, bulacak? Süründüren bu bizim diye esma ama. Yani ya. hani <laughs> o derece artık ya okuduğunuz zaman öyle yani resmen al burnunu sürt böyle yerden yere <laughs> Bu bu mana çıkıyor yani. var da sürükleyen yok. Yani, var abi yani var. öldüren e, e, efendime öldüren söyleyeyim. Var. Yani yerin dibine geçiren, aşağılıkların aşağılığı, şerefsiz yok, hafif zelil yapan. gizli demek o. Hayır, hafif. zelil bir hale sokan o yani. Sıfat yok, olarak sen, geçmiyor da Yani insanların yani, bir kısmı aşağılık e, Bu tarz şimdi bu geçiyor. bunlar bizim içimizde olanlardır aynı zamanda. Bizim duygularımız da böyle bunlardan oluşuyor zaten. E, böyle insanlar da olacak. Böyle cinler de olacak, böyle e, tam yani, tersi insanlar öyle. da olacak, bunların karması da olacak. Ama burada insan doğruyu bulacak, tabii bir kısım Hayır, kötüyü kitapta bulacak. benim stikapta anlatmaya çalıştığım bir yoksa yani. şey. Yedi çığlığı kullandığımız zaman olmaz. ve bunu evet. doğru bir şekilde kullandığımız zaman, yani insan var olduğu, yaşadığı habitatın içinde bu metotları doğru bir şekilde kullanırsa, yani fıtratının kötü tarafı da iyi tarafı da muhakkak var. Tabii. Ama iyi tarafını genişletirse, mutluluk, evet. anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzellik ve süreklilik evet. gibi kavramlarla bunu yaparsa Armagedon diye bir şey zaten olmaz demiyor musun? Şimdi tabi ben Armageddon... Tabi sonucunda ben bugün şimdi Armagedon Ben yani <laughs> Armagedon diye bir şey olsun veya olmasın diye onu yazmadım. Fakat orada söylemeye çalıştığım şey şu aslında kısaca... Bizim içimizden gelen belli bir arayışlar var. Hepimiz hayat anlamı arıyoruz, mutluluğu arıyoruz. İyini peşindeyiz, güzeli peşindeyiz. Ancak Allah ve ahiret inancıyla bunların gerçek anlamda hayatın anlamının veya diğerlerinin gerçekleşeceğini ve ancak Allah'la iyi ve güzel gibi kavramların temellendirilebileceğini ahiret inancıyla anlatmaya çalışıyorum. <laughs> ve ancak böylesi bir hayatın yaşanmaya değer bir hayat olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şunu diyorum önümüzde bir verilmiş olanlar var değiştiremiyoruz. Yani fihtenin faktisi faktisite dediği olay var. Değiştirilemeyecek olanlar neler? İşte yani 2000'li yıllarda dünyanın bir yerindeyiz ve dünyadayız. Başka bir gezegende istesek de doğmadık. Anne babamızı belli. doğduğumuz yeri değiştiremeyiz. Fakat Tabi buna karşı belli. irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Bizimizi yeri değiştiremeyiz. Fakat Tabi buna karşı belli. irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Mesela eşimizi seçebiliriz, işimizi seçebiliriz. Hayatta neyle ilgileneceğimizi seçebiliriz. Bütün bunlardan daha önemlisi yaratıcımızı hayatımızda nereye koyacağımızı seçebiliriz. Yaratıcımızla kuracağımız bağın seçebiliriz. İyiliği mi önceleyeceğimiz, kötülüğü mü önceleyeceğimiz seçebiliriz. Kısacası insan değiştiremeyeceği birçok veril olan şeyler var. Buna karşı irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Ve karşımızda tek bir hayat var, kısa bir hayat. Kendi hikayemizi burada yazacağız. Aman o hikayemizi düzgün yazalım diyorum. Evet. Mutlaka hayatı verene atıf yapmadan bu hayattaki hikayemizi yazmak bizim için büyük eksiklik olur diyorum. Mutlaka biz bu hayatı, hayatı bize bahşeden Allah'la beraber düşünmek zorundayız. Bir, ikincisi ölümün son olup olmadığına bakış açımız bizim bu hayatı yazışımızla ilgili her şeyi değiştirir. Ölüm sadece orada duran bir nokta değildir. Ölümün gölgesi bugünün üzerindedir bugün bizim ne yapmamız gerektiğini de belirler. Ölüme bakış açımız, ölümü nasıl değerlendirmemiz. Bu açıdan baktığımızda ölümü bir son olarak görmekle ölümü ahirete açılan bir pencere olarak görmek arasında dağlar kadar fark vardır ve bu hayattaki hikayemizi nasıl yazacağımızı da belirleyecek kadar buradaki fark Bu önemli. ama herhangi bir din için de geçerli değil mi? İslam'dan e, bahsetmiyorsun insandan bahsediyorsun. E, tabii ki insandan bahsediyorum tabii. burada ama ben e, yani sonuçta tek tanrılı dinler yani İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik şu anda devam edenler içerisinde burada Allah ve ahiret inancını sunmasıyla burada köklü şekilde e, hayata bakışta bir fark oluşturdukları niyetindeyim. Bu dinler arasındaki tartışmalara kitapta girmiyorum. Yani ve ben bu kitabı tabi yazarken Allah inan Allah'ın varlığını ve İslamiyet'in Allah'ın gönderdiğini olduğunu baştan kabul ediyorum. Peki. Niye? Onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü ben yani Allah'ın varlığı ile ilgili Allah'ın varlığı 12 değil. Fıtrat delili kitabım var. Tabii, tabii. İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğuna neden inanıyorum diye soranlara neden Müslümanım kitabım var. O konular temellenmiş. Haydi şimdi bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna bakalım gibi bir kitap. Yani bu kitap yani bir yerde biraz da şeylere cevap. Yani İslam'a inandığını beyan edip de İslam'a hayatında gerekli önemi vermeyenleri. Veyahut da apateist dediğimiz bir gruba karşıtta bir kitap. Apateist Allah varmış yokmuş bana ne diyen bir şey. Yani felsefi bir altyapısı bana göre çok zayıf olsa da apateizmin. Yani Allah ahiret varmış yokmuş bana ne demek bana göre felsefe kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bu kadar önemli konuları görmezden gelmek. Fakat istatistiksel olarak dünyaya baktığımızda apateistler yani Allah ve ahiret bunlarla hiç ilgilenmeyenler çok çok geniş bir kesim. Bu kitapta biraz da bu konuların her şeyden önemli olduğunu ne yap yapalım bu konulara siz, insanın olduğu değil mi? Bu konulara sırtımızı evet. dönemeyeceğimiz, bu konuların e, hayatımıza öncelik vermemiz gereken ve bu, bunlara göre hayatımızı düzenlememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum kitapta. Evet. Şimdi Ha bir de şöyle diyeyim yani kitapta satma olacak? reklamı sadece yapmıyorum. <laughs> Canertaslaman.com'a girerlerse kitabın ücretsiz PDF'i var tabii, isteyenler için. Ama senin de... tüm kitapların öyle. Öyle, bu tamam. kitap da öyle. Yani hani merak eden ben kitabı alamam ama evet. indireyim diyorsa şimdi siteye girip indirebilirler. Evet. Armageddon neden olacak bir de İsra suresi 3. şey başka dördüncü... yere çekeyim dedim ama Armagedon'a geldiniz. 4 4. ayette diyor ki biz kitapta İsrailoğullarına yani Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunluk yapacaksınız. Ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet ki bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi de cezalandırmak için üzerinize güçlü kullar gönderdik. Nebukat, Nezar, Babil. Ee, onlar evlerinizden arasına kadar sokuldular. Bu e, herhalde yerine gelmesi gereken bir vadiydi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik diyor. En sonunda da diyor ki, yani siz tekrar bir bozgunculuk çıkartacaksınız ee, bu sefer yine mescide girecekler. Demek ki İsrail yani Kudüs'te mescit tekrar yapılacak. Mescide girecekler. Ellerine geçirdikleri her şeyle sizin üzerinize gelecekler ve öldürecekler. Umulur ki Allah size merhamet eder ve e, cez e, bu, bu, durumdan dönersiniz. Demek ki İsrailoğulları bir tekrar bir e, Kudüs'te yani şu evet, anki İsrail söyleyeyim. aslında. İnasentum asentum. Bu bozgunculuğu yapacaksa Armagedon'un. Yani yapacak. iyilik, i̇şte iyilik görürsünüz. Hı, aynen. Bu bozgunculuğu yapacağı için işte Armagedon bundan çıkacak. Ve bak. tekrar e, mescidin yıkılması var. Yani Süleyman Mabedi'nin yapılıp sonra tekrar yıkılması durumu var. İşte Armagedon'un hani asıl Yahudi kaynaklarında geçen Armagedon bu. Yani bana göre hani onların düşüncesi. Fakat evet, Süleyman Saim Tekcan e, diyor ki şimdi mesaj atmış. Niye Mekke Allah'ın evidir diyorsunuz? Allah kişi değildir ki evi olsun. Ya bizim eve ihtiyacımız var ya barınma yani hani camiye de biz Allah'ın evi diyoruz. Hayır şöyle bir şey var. Birazcık ona ona benzerse Kur'an'da Beytullah ifadesi Mekke için geçmez de Mecid-i Aram için geçer. O sonuçta bir eve niye gidilir? Çünkü o, siz korunma, oradaki o sığınma, evin yani barınma o evin sahibiyle e, irtibata geçmek için, e, onunla konuşmak için Eve geçersiniz. Şimdi mescid i haram insanların Allah'la irtibata geçtiklerini, evet. irtibata geçmek için kullandıkları. Yani Müslümanın buna ihtiyacı var mı? Yok. Nereden dua etsek Allah duyar? Niteki Kur'an'da Allah şah yakındır. İfadesi de geçiyor. Ama gidin görün diyor orayı muhakkak. Insanın kalbiyle nefsinin arasına girecek kadar evet. yakın olduğu da geçiyor. Siz nerede olursanız olun Allah'ın evet. insanı gördüğü, iki kişinin üçüncüsü, üçün dördüncüsü oldu Allah'a geçiyor. Fakat mescid i haram. Allah'la irtibat kurmak için insanların özellikle kullandıkları tarihsel önemi çok büyük. Bizim bildiğimiz tarihte kesintisiz olarak Allah'la evet. irtibat için kullanılan en eski yer Hz. İbrahim'den bugüne kadar gelen. Evet. Yani kesintisiz olarak tarihte bugüne kadar gelmiş, Allah'la irtibatta kullanılan böyle bir yer yok. Bu özelliğinden dolayı oraya Beytullah yani Allah'ın evi deniyor. Yani Allah orada oturduğu için değil. zaten Kur'an'a göre Allah'ın bir de her yerde Güneş olduğu geçiyor. Tek bir yere Hassas olmadığı geçiyor. Zaman farkından dolayı 7 24 ha. oraya dönüp hep namaz kılıyoruz bütün dünyada. Yani ya. Allah saniye sekmez. Sürekli birileri oraya karşı dönüp yani vechini döndürüp bir enerji gönderiyorsunuz. Tabii. Ve en olumlu düşünceleri ilahi mesaj. Yani bu... Hüseyin Hüseyin Beyazıt yazmış diyor ki hmm. evet. e, Ve ayrıca mayit Vallahi seni sıfır çok orada takdir hocam. ettim diyor bu mahşer mahşer'in dört atlısı sizi kastederek program yönetmek çok zor. İşlediğim konularda bir o kadar zor ki. Selam <laughs> Şimdi... buradan. Selam. olsun. Selam. Ama evet yani dört zevkli anlasında... yani. Tabii zor. Tabii. Genelde zor işler pek zevkli evet, olmaz evet. Şimdi... O sefer zevkli. Şimdi şöyle ben biraz hani şöyle söyleyeyim hani bildiğim konular ama hani elinde sonunda sunuculuk yaptığım için e, konuklarımız daha çok konuşsun tarafındayım. Soruyorsunuz bana da onun için e, Almaz'a yatıyorum yani. <laughs> tamam. Yo, bir de bir Şimdi... soralım abi Armagedon neden olacak ya? Şimdi Sen söyle değil mi? Evet. Biz Şimdi çözemedik. Şimdi şöyle sen bir artık. şey var. Dünyanın insanlığın varlığından bugüne kadar Armageddon olgusu, yani biz bu, yani dünyanın sonu olgusu hep vardır ve olacaktır. Çünkü bu genetik olarak insanın ölümü bildiği gibi bir kavram. Peki ben tabi kendi konuma gidiyorum. Bir üst takıl olsaydım ne yapardım? Üst takıl olsaydım, bir kere Albert Pike'tan gidelim. Albert Pike diyor ki. Birinci Dünya Savaşı'nı anlattık, İkinci Dünya Savaşı'ndaki değişimleri anlattık. Bunları çok anlattığım için hızlı gidiyorum. Bir üçüncü Dünya Savaşı olsa, öyle bir yapı yap kursak ki var olan tüm semavi dinler, çünkü diyor ki bir milyar Müslüman var, bir buçuk milyar işte Hristiyan var, işte nereden baksan bir 20 milyon var. kadar e, Yahudi var filan, oraya geçmemiş. Var. Al, şeyin e, Albert Pike'ın en büyük hatası Hani buradan söyleyeyim size Çin'i yok sayıyor Yani Hı -hı. aslında bugün pasifik'te çıkacak savaşı yok saymış e hiç de görmemiş olmayacak Şimdi bilmiyoruz Armgüdon'da Çin'de almak bilmiyoruz dedim Şimdi Hı -hı. ben üst akıl yani dinsizleşmiş bir dünya isteseydim Bu elimdeki malzemeyi çok iyi kullanmak isterdim yani ne yapardım? Bu Armagedon fikri şöyle söyleyelim. Caner Hoca'ya soralım. Hemen hemen sokağa insek herkes bir Armagedon söylesek geliyor değil mi aklına? Yani o konusak... sokaktakiler o konuda ne düşünür bilmiyorum ama yok insan. Mehdi mesela Deccal konuları. Yani Mehdi, Deccal'i sokaktaki yani, in... çok kimse bilmese bile var, duymuştur. Yani şey olarak söylüyorum. Yani böyle bir savaş çıksa bunlar bir dinler savaşı diye bir algı var insanların üzerinde. İşte budur. Acayip işime geliyor. Üzerine tezgah kurabiliriz. Diyor ki bu tezgahı bunun üzerine kursak. Evet. Ve iki tarafa da hani iki tarafta biraz önce senin söylediğin gibi iki tarafın da referansı dikkat. aynısı. Birbirleriyle iyi kötü kavgası. Evet. Yahudi diyor ki Müslümanlar için bunlar kötüdür. Yani çünkü uydurma bir dindir. Evet. E, Hristiyanlık zaten İsa filan olamaz. Bir de Tanrı diyorlar. Hiç olamaz. Müslümanlıkta diyor ki bu zaten eski olmasaydı ben gelmezdim. Ben bu işlerin update'iyim. İkincisi de diyor ki ya diyor bir de bunlar tutup Hazreti İsa'ya yani bizim e, peygamber dediğimiz kişiye, varlığa diyorlar ki bunlar tanrıdır. Şimdi dinler arası diyalog zaten bu yüzden hiç olamazdı. Olmazdı. Tamam çünkü birisinin tanrı dediğine oturacaksın sen peygamber diyeceksin sonra diyalog kuracaksın böyle bir şey olamazdı. Dolayısıyla bırakalım bunları başka bir inanca sahip olan başka bir akıl yani benim burada üst akıl dediğim yapı diyor ki işte elimdeki diyor en güzel oyun kuralı. Bunları diyor birbirlerinden bunlardan kurtulmak için Armageddon savaşının üzerinde bir savaş kurgulayalım. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yağudiyaz. Yahudiler birbirleriyle savaşsın. Bak olay bu kadar. Bunu şimdi görecek bunu miyiz? Güçlü olursan biz yüz göreceğiz. Ama benim şeyimde hani projeksiyonumda ilkin Pasifik'teki savaş, ardından bu savaş olacak. Evet. Bu işi Pasifik'teki savaş Türk çok Türkiye'yi e, ilgilendirmiyor. Çünkü 3. Dünya Savaşı ile, gelecek ya. 3. Dünya Savaşı'yla Türkiye'de işte burada Osman Pamukoğlu yeni kitabı evet. biz Huduttayken kitabını hani yeni geldi. Osman Pamukoğlu'nun bir 3. Dünya Savaşı kitabı var. Çok yakın zamanda tekrar Osman Pamukoğlu'nun kayıt dışına konuk alacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de hiçbir akıl bakın bugün çok net söylüyorum. Belki Osman Pamukoğlu ile benim dışımda hiçbir akıl 3. Dünya Savaşı ile ilgili projeksiyon yapmadı. Bu askeriye de dahil, istihbarat teşkilatı da dahil. Türkiye'deki devlet yapılanması da dahil. Oysa ki, Peki oysa ki nasıl or tarafa sekecek? Yani şimdi Karadeniz'de var, Ege'de bir şeyler olmaya çalışıyor. İşte. Suriye ya bak var. şimdi. Oradan kardeş, o tarafa nasıl olaylar? Tabii benim konulara girdiğin için. İşte sevkont. yapayım. Evet. Ali Selman açtı konuyu. Şimdi bakın, şu çalışmaz arkadaşlar. Siz Anadolu <laughs> coğrafyası biliyoruz ki. Kırşehir dünyanın merkezi çıktı. Evet. Bitti konu. <laughs> Nasrettin Hoca doğru tamam, söylemiş. Tamam. Nasrettin Hoca doğru söylemiş. Yani <gülüyor> <gülüyor> jeopolitik olarak dünyanın en önemli yeri evet. Anadolu toprakları. Şimdi buradan şöyle anlıyoruz. Jeopolitiğin dışında da teoloji anlamında da en önemli yeri. Yedi Kilise, Hep Hazreti var. İbrahim vesaire evet. vesaire. Şimdi dolayısıyla bu topraklar e, hani hani bir laf var ya çok önemli Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diye. Sen burada direnç gösteriyorsun. Fakat şöyle bir şey var. Bu direnci dünyaya yaymaman için önüne Kıbrıs, işte oraya evet. oyalama diyorsun yani. Adaları, i̇şte, 12 ha. adayı vesaireyi, Suriye'yi, PKK'yı koyuyor. PKK Yukarıda işte bir şeyler oluyor filan. Devamlı burayla uğraşıyorsun. Ama yani şunu da söylemek lazım genel itibariyle ee, bu yapı bir gün muhakkak ve muhakkak aynı Nostradamus biraz ezoterik şeylere katı, girelim. Nostradamus'un veya İbni Arabi'nin dediği gibi dikkat İbni Arabi'den almıştır Nostradamus'ta bir gün muhakkak kuzeyden gelen yani bunları Ruslar diye kabul edersiniz Benim Anadolu topraklarıyla birleşip Kudüs'e kadar gireceklerdir diye söylüyorum. Yani Armagedon yani bize üst, alıyorlar. aklın, üst aklın kurgularından bir tanesi olacak. Yalnızca dinleri yok etmek için bir operasyon. Bu arada devamlı erozyona uğruyoruz. Biraz önce hocanın bahsettiği gibi yani agnostizm, deizm falan bunları hepsine tek tek girilebilir ama hani programımızın konuları onlar değil. Bunların hepsi hızlı bir şekilde yayılıyor olacak. Derken Hamza geldi Hamza kaldığın yerden şu armayı bir bitir bakalım <laughs> evet. e zaten konuşmuştuk ya yani onun üzerine fazla söyleyecek bir şey yok benim orada bahsettiğim ashab bu Rakim ilişkilendirmiştim kef suresine kaydı oradan ben geçtim bilmiyorum çok şey kaçırdım mı diye yok bilmiyorum. yok aynı, aynı ya, ya aynı ya. aynı ya. Şey <gülüyor> <yaparız>. <gülüyor> ondan sonra e, Bunların mağaradan çıkacağıyla alakalı da bir şey var, öngörü var. Şimdi şey tarafından gidiyoruz ya e, dini metinler üzerinden bakıyorsak. Şimdi 300 yıl içeride kaldılar mı? Bir tanesi dışarı çıktı. Dışarı çıktı yemek almaya gitti değil mi? Yemek almaya gittiği zaman onun kullandığı para bir kağıt paraydı aslında varaka evet. diye söylediği tercümelerde hep gümüş para olarak şey yapmışlar. Halbuki kağıt diyor yani. yani neden gümüş demişler? Şimdi altında yemek alınmaz yani altın çok değerli ya, olsa olsa gümüştür demişler o dönemlerde gümüş kullanıyor falan neyse bu para alışveriş yaparken e, yemek aldık kişilerin dikkatini çekiyor yani bu döneme ait bir para değil yani tedavülde ol olan bir şey değil takip ediyorlar mağaraya girdiğini görüyor ve mağaraya gittiği zaman e, bu sefer içeri giriyor yani ondan sonra gitmeden arkadaşlar da uyarmıştı yani kimseye çaktırma falan diye ama fark ettiler Sonra orada daha da kalıyorlar. Orada ne kadar kaldığını söylerken ilave olarak ve yazda düz Kur'an. Yani dokuz e, ziyade oldu. Bu dokuz yıl e, ilave edildi gibi yorumlanıyor ama dokuz yıldan falan bahsetmiyor. Yani dokuz yıl demiyor. Sadece dokuz ziyade oldu. Bu dokuz kere daha o kadar kaldılar gibi de anlaşılabilir. İşte bunlar hepsi bu anlamda diye işaret Kur'an-ı Kerim'de. Yani o dokuz kere yani o bu anlamda baktığımızda yani dokuza hocam. yüzü yani 300 sene kalmış çıkmıştı ya. Bir daha çarp 2700 sene ekle. Tabii. Toplamda 3000 <laughs> sene ediyor. Yani ve tekrardan bir çıkacakları zaman o sene, e, çıkış da Asabı rakimle birlikte içerideler. Bu bir asabı kent var. Ama sadece onlar değil. Bir de asabı rakim var. İçlerinden hangisi birbirlerinin durumuna daha vakıf olduklarını görsünler diye veya görelimler diye bahsettiği bir şey var. Ben onun bu benim kendi yorumumdur tabi. Yani bu illa budur diye bir şey söylemiyorum ama bunun e, bu son dönemle alakalı bu e, mesihsel bir misyon veya bir kurtuluş hareketi, dünyanın dönüşümüyle alakalı bir şey de e, bu rakamsal asabın asabı rakim bunun dijital olduğunu söylemiştik ya bir şekilde buna bir gönderme olabileceği, bir ilişkili olabileceğini hatta olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi evet. Burada burada bütün olay eee Mehdi'ye ait hadisler arasında Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcılarıdır diye bir hadisin olması. Şimdi buna neden yapsınlar? Böyle bir şeyi neden buraya dahil etsinler? Bak Hamza ne anlattı? 2700 sene olabilir. O zaman bunlar daha çıkmamış oluyor. Mehdi gelmediğine evet. göre. Mehdi'nin geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'den işari mana da oluyor. O hadisi yorumlarsak, şimdi hadisleri toptan reddetmek de doğru değil. Tarihsel bir şey anlatıyor veya geleceğe dair bir şey anlatıyor. Olabilir. Yani bir kaynaktır bunu yorumlayabilir çok, miyim acaba yani toptan reddetmek de derken e caner toptan reddediyor mu hadisleri e ben Sen... yani hadislerin hepsinin yanlış olduğunu söylemiyorum ama yani e, yani hadisleri nasıl anladığım aslında uzun bir konu çok kısaca şöyle özetleyeyim yani bizim kelamcılar e, İslam'la ilgili dinin temel unsurları imanla ilgili konuların haberi vahitlerle yani hadislerle temellendirilemeyeceğini söylemişlerdir. Ee, yani Kur'an'dan temelini aramışlardır. Ya yani benim düşüncem aslında yani kelamcıların birçoğunun imani temel meseleleriyle ilgili gördüğü hususun helal haramlar ve farzlar içinde geçerli oldu. Yani bütün farzların, haramların e, Kur'an'dan çıkacağı kanaatindeyim. Hadislerse peygamberin ancak nasıl dini uyguladığıyla ilgili olabilir. Fakat bu arada hadislerin içinde peygamberimizin söylemediği çok söz olduğu için hadisleri ciddi bir <laughs> süzgeçten geçirmek gerekir. Bir, yani Kur'an'la çelişen hadisleri elemek gerekir. İki, mantıkla çelişki olanları elemek gerekir. Üç, hadislerin kendi içinde tutarsız olanlarını elemek gerekir. Zaten bunu yapınca da bayağı bir az kalır. Ha bunlar çıktıktan sonra kalan malzemeyi bir siyer malzemesi yani peygamberimizin hayatını anlamada yardımcı bir unsur olarak bir tarih yazımı malzemesi olarak kullanmak gerekir. Evet, Çok kısa olabilir. özetlemeye çalıştım. Yani ben Şimdi aynı yapacağım. kişiden şöyle bir şey geldi. Diyor ki hani programımızı bayağı takip. Biraz önceki kişiler. Evet evet. Hani evet. sana atıfta bulunan kişi. Evet. Diyor ki bir insan bir şeyi yani çok iyi bilebilmesi için benim çok hani takdir ettiğim, yani çok evet. beğendiğim birisi olduğu için söyle söylemek istiyorum. Eğer çok uzatıyorsa bir konuyu yani o zaman çok kararlı olmayabilir. Zaten yani mıyım? Ted Talks'ta öyle değil midir? Hani olabildiğince 15 dakikada anlatacaksın konuyu. Onun için Caner'in hani kısa anlattım derken tam bir Ted Talks konuşması gibi oldu. Vallahi be yani <laughs> şimdi Bu tabii abi bir şey, evet. ya da sıcak tamam. sizin istemediğiniz bir, bir yere gelmesini bir istemediğim için yani ben hiç istemedim. Mümkün olunca özet Sıcak, özel... sıcak evet. olursa su <laughs> içtim su var abi. Şimdi e, ha Hamza Toplantını yaptın geldin He. sana şimdi biraz zorlayalım seni. Şimdi kutsal sen sen kitaplar şeye... tabi burada daha çok e, Kur'an'dan bahsederek Hı. gidebiliriz. Hı. Yani Hı. insanlığı bekleyen felaketlerden bahsediyor. Bu felaketler kabaca neler ya, sence? Ya, Ve bunlar şimdi, şimdi nelere başlayayım. yol açacak? Bu felaket derken şunu da kastedebiliriz. Tekamül de bir felaket midir insan için? Tamam. Şimdi Kur'an'daki felaketlere baktığın zaman insanları tehdit eden geçmişte helaka maruz kalmış, muhatap olmuş kavimlerin başına gelen şeyler var. Volkanik felaketler var, seller var, fırtınalar var, ses var, bir sürü şey var. Ama bütün bu felakete uğrayan kavimlerin hepsinin bir nebiyle veyahut da bir resule muhatap olduğunu ve bunlara karşı da e, bu şeye de çağrılara da uymadıklarını görüyoruz. Ama biz nübüvvet makamının sonra ermesinden sonra biz böyle dünyada büyük bir helakın e, bir herhangi bir kavme gönderilmeyeceği sonucuna varıyoruz. Yani bu zaten şeydeki kanat da budur yani. Ulamadaki kanat da budur. Ama bugün farklı olan bir şey var. Eskiden insanlar doğal afet, doğal sistemlerin yıkımlarıyla yüzleşerek onların ee, şeyine uğruyordu, ee, ölüm yani yok oluşuna uğruyordu. Ama bugün biz kendi elimizle inşa ettiğimiz sistemlerin çöküşünün altında kalmayla muhatap oluyoruz. Mesela bir müteahhit, ya, ahlaksız bir toplum düşün, tamam mı? Hırsızlığa böyle şey çok meyilli, malzemeden çalıyor. Bir deprem oluyor, binaların tamamını yakını yıkılıyor o depremin olduğu bölgede o toplamın yozlaştığı ve kendi sistemlerinin içerisinde helak olduğu bir örnektir mesela. Ama bu bugün dünyada büyük, bunun en büyük şeyi de, örneği de dünya toplumunun yozlaştığı bugünkü finansal sistemdir. Tarihin en büyük sahtekarlığı diye tanımlanır bu. Dünyada e, bu konuda otorite isimler tarafından yani ben de öyle tanıyorum da kendimden değil o şeylerden getiriyorum örneği. Ve bu sistemin yıkımının altında kalacak bu sefer insanlar. Bence en yakın tehlike e, finansal sistemin yıkılışı ile birlikte de bu bir zincirleme reaksiyon doğuracak. Sadece finansal bir kriz olmayacak. İnsanlar sadece varlıklarını, finansal varlıklarını kaybetmekle kalmayacaklar. O sistemin içinde tuttukları, ona güvendikleri. Aynı zamanda bu siyasal krizi de beraberinde getirecek dünya çapında askeri anlamdaki krizleri, diplomatik anlamdaki krizleri, sosyal anlamdaki krizleri bunların sokağa kadar Taşmalarını biz izleyeceğiz. Elektrik kesintilerini, su kesintilerini yani bütün hayatın alt üst olduğu bir döneme doğru gidiyoruz yani. Bütün şeyler bize bunu söylüyor. E karşımızda görünen gerilimler de işte Rusya-Ukrayna Savaşı da Asya Pasifik'teki gerilimler de hepsinin aslında bunun doğurduğu bir sonuçtur. Bir tezahür olarak karşımıza çıkıyor. Enerji krizleri falan. O sürece doğru yaklaşıyoruz ve ucundayız. Ve çok büyük bir şekilde... Bir dünya bunun içine girecek. Bir sürede kalacak. Sonsuza kadar olmayacak. O çok sancılı süreci atlatacağız. En yakın tehlikeyi bu olarak görüyorum Ertan evet. abi. Şimdi Hasan Köni, buradan selam olsun kendine. Profesör Doktor Hasan Köni. Ee, hani belki 35 yıldır Hasan abiyle evet. tanıştığım için hatta onun onun bilgileriyle büyüdüğümü söyleyebilirim. Bugün gelirken bana bir şey attı. Ee, rapor attı. Pentagon raporu. Evet. Ee, GCR diye yani global katastrof risk international diye bir firma var şeye çalışıyor e, Pentagon'a çalışıyor. Bu arada kıyamet saati dün güncellendi. Evet, Biraz dün güncellendi. Anlatalım güncellendi orada. E, kıyamet saati. İsrail'de de sinagoga saldırı olmuş bu arada. Şimdi ne zaman? Ş Şimdi az önce. Evet, az zaman. önce. Şimdi şunu diyor diyor ki en büyük dünyadaki risk şeylerinde parametrelerinde. Yani bir kere e, süper volkan ne yapacak insanlar? O İkincisi, Amerika için, Amerika gö için. Tabii gök taşı yani Yellowstone'un patlamasından bahsediyoruz. Dü yani bütün dünya daki dünyayı yok edebilecek kadar tabi. büyük volkan tehlikeleri var. Ama İkincisi, şöyle bir şey olur. Amerika'yı tamamen sıfırlar. Dünyanın öbür tarafındaki insanlar toparlanma imkanı bulabilir. Benim mesela de... bildiğim biri Endonezya'nın oralarda yani. Endonezya'da var süper. Kaç tane onda var. var? Yani kimisi tabii o bölgeye daha yakın, kimisi şey. de süper var. Balkan, buzey, buzey süper buz Yani bütün iklimini değiştiriyor. Şimdi bunun dışında diyor ki işte büyük bir gök taşı yaşadığı gibi insanların bir tanesi göktaşı bir tanesi ye... bakın onu verelim isterseniz. 6 numarayı bir verelim mi? Genelde bunlar yani... ikiye ayrılıyor. Bir doğal afetler diye. Evet. Yani Oxford Üniversitesi'nde de bununla ilgili çalışmalar vardı. Bir buraya e, da gelebilirse doğal afetler var. Yani insanlığın elinde olmayanlar. Bir gök taşı gibi, işte şey gibi olanlar. Evet, bunu bunu bir, bir çok de duymuştuk de ama insanların elinden Gönel şöyle Bill Gates e, Sydney'deki yani Avustralya'da bir e, konuşma yapıyor. Bu de, insanın eliyle olanlar Diyor ki öğrenelim. bir sonraki salgın ha, çok salgın. yakında hazırlanın dedi adam. Yani bunu hep duyuyorduk ama İnsan buradaki de olabilirdi. Hayır tabi, de o Buradaki kelime Sanki şu. Bu gibi. Çok Çok anlaşılabilir. Çok yakında demesi. Evet. Hani şunu biliyoruz biz. Her yüzyıldan beri bir salgın olacaktır filan buna de. Evet. Ama niye biliyor musun? Ee, evet. Bence o 2020'de yaşanan bir tatbikattı. Neyin tatbikatı biliyor musunuz? 2023'ün tatbikatını yaptılar finansal sistemin çöküşünün çünkü Mart ayında böyle bir şey yaşatıldı. Dünyada işte Wall Street'te birçok borsa borsada devre kesiciler kullanıldı. Ama eş zamanlı olarak ne oldu dünyada? Covid. Pandemi. Pandemi. Bak. Şimdi bu işin gerçeği, asıl büyüğü yani finansal anlamdakinden bahsediyorum. 2023'te geliyor. Ve Eş zamanlı olarak böyle bir şeyin uyarısını yaptığı şeyin neydi ismi ya Gates'in uyarısını yaptığı Bill Gates şeyin tekrar huzurlu uyuyamayacaklar bu akşam ya yatırmıyorlar hocam. yani bizi o yatırmıyorlar nasıl <laughs> ya. yani <laughs> yani ben evet. öyle görüyorum bu açıklamayı öyle yorumluyorum ben. ve biz bir programını yapmıştık bu e, zombi virüslerle bilgeysi evet. de böyle yani bilmem ne kaini gibi düşünmeyelim. adam kendince tabii zombi virüsler şimdi Antarktika'da ee, yani 50 kilometre buzu deliyor oradaki yeni bakteri virüsü onları çıkartıp laboratuvarda çoğaltıyor bunlar. Yani Ruslar yapıyor Çinliler yapıyor, Fransızlar yapıyor, Amerikalılar yapıyor, İngilizler yapıyor. Yani biz hatta programı da ya çektik. bunun mesleği bir Birleşmiş Milletlerin Birleşmiş yani. bu SDG programı var ya. Bunun o program partneri bu Gates Vakfı. Evet, baş yani. belası oradan çıkıyor yani. Tabii e, bilmelin de Gates. Yani Vakfı bu kendi kendine olarak. yapmıyor bir bunlar şey. bunlar zaten bütün dünyada tarım anlaşmaları da yaptılar. Bizim ülkemizde de yaptılar. Yani arazileri satın alıyorlar. Ne derlerse onun gibi ekilip biçilecek. İşte Gdo'lu tohumlar, hormonlu tohumlar vesaire falan filan. Yani adam her yerden saldırıyor. Yani Mesela Kargil filması Bunu şöyle diyelim. Hani yani, ters niye okumuyoruz? Gerçekten yani, saldırıyor mu? Yoksa teknoloji... Yani şöyle diyoruz ya, Abdullah Çiftçi'nin... Hani, hani elimizde bir şey kalmasın, kıvıldayacak yerimiz kalmasın. Yani, yani. hani <laughs> teknoloji gelişiyor. Yok hani diyordu ya, hayır. teknoloji <laughs> geliştirilir, geliştirilir, gelişmez. Mesela Şunu söylemek çöleler, istiyorum. yani olay bu işte. Yani biz... Belki yani birileri bizden başka bir şeyler biliyor olamaz mı? Yani bunların hepsi Billy Gates dediğiniz adam bir şeye hazırlanıyorsa şimdi yani bunlar niye negatif Muhakkak bakıyorsunuz? işte ben negatif şöyle biz fazlayız bizi bir azaltmaları lazım. Öncelikle evet. o. Biz şimdi çünkü kaynak tüketiyoruz. Şöyle yani. yapalım bununla ilgili. Yani, Cinsiyetsiz toplum sevgili dostlar. İklim evet, değişikliğini konuşmadan bu işler olmaz. Ekonomik krizler belki bol bol Hamza'ya sorabiliriz. Göçler... Yani bu evet. göçleri konuşmamız lazım. Ufak bir reklam arasına gidelim. Çaylar bekliyoruz. Aha. Taze çaylar. Evet. Ondan sonra e, konumuza yine aynı süratle devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar TV Yüz'de kayıt dışı devam ediyor. Caner Taslaman, Serhat Ahmettan, Hamza Yardımcıoğlu ve Ali Selman Demirbağ ile insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışıyoruz. Efendim şurada kalmıştı hani konuları e, konuşurken... Sonunda şöyle bir yani projeksiyon yapıyorlar devamlı önümüze. Mesela diyorlar ki iklim değişikliği insan kaynaklı bir iklim değişikliğinden bahsediliyor. Bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin hani gerçekten insan kaynaklı olup olmadığı hep tartışılıyor. Bana göre öyle bir şey yok tabii. İklim değişikliği diye de bir şey yok. Yalnızca tabiatı bilmemek, dünyayı algılamamak gibi bir şey var. Tabii bunun ardından cinsiyetsiz toplum Ardından dijital bir dünya, ardından ekonomik krizler ve ardından tabii bunların hepsiyle birlikte büyük bir savaş ve göçlerden bahsediyor. Şimdi bunlar neyin habercisi? Bunları tartışacağız biraz. Ee, programın son bölümündeyiz. Herhalde bir saat daha vaktimiz var. Bunları tüm konuklarımıza soralım. İlkin Serhat'tan başlayalım bu sefer. Evet. Ters olsun. Yani şimdi cinsiyetsiz toplum diyorlar yani ama çok acayip bir şey yani ne, evet. yani şimdi bak öyle bir dedin ki çok acayip bir şey nedir bu çok acayip olan şimdi burada e, bunun sembolü ne 7 tane güneş tayfındaki renk yani şöyle söylüyorlar aslında bir asıldan geliyor ama burada 7'si de e, bir prizmanın içinden geçerken 7 tane renk çıkıyor bu 7 tane renk bizim algımızda değil bu güneşin ışığının içinde var bunların hepsi Peki, yani onlar the dark side of the moon değil mi? Hmm. Şöyle söylüyorlar. Yani diyorlar ki bu aslında doğal bir olaydır. Yani insanlar buna sonradan kendileri karar veriyor. Aslında doğal bir olay mıdır acaba? Yani burada da çok cinsiyetli. Onların saydığı cinsiyete bakarsan sadece öyle 3-4 tane falan değil. Yani öyle katmışlar ki içine acayip çok cinsiyetli bir şey. E şimdi bu Doğal bir şey mi değil mi? Niye o zaman zorlayarak yapıyorsun bunu? Yani burada ameliyat gerekmemesi lazım. Çocuklar doğar olmaz. evet bir cinsel bilgileri yok. Yani cinsiyet nedir ne değildir bunu bilemiyorlar. Ee, bunu içinde yetiştiği aile o çocuğun fiziksel yapısına bakarak onu o şekilde yönlendiriyor. Şimdi bunu yapmayın diyorlar. Bu çocuk kararını kendisi versin. Şimdi çocuk kararını kendisi versin de o zaman ameliyata ihtiyaç olmaması lazım. Yani öyle bir şey olması lazım ki ergenler gelirken çocuğun verdiği karara göre onun bütün organları her şeyi de doğal olarak teşekkül etmesi lazım. Yani çocuğun kararı burada belirleyici oluyorsa eğer fiziksel olarak da bir belirleyici bir şey unsur ortaya çıkması lazım. Ama öyle olmuyor. Bunların çoğu ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ameliyat olduktan sonra da geri dönmek isteyenler oluyor. Artık geri dönüş de yok. Yani geri dönüşü de engellemek için birçok şey var. Bu amaç bir, ne burada? Ne amaçlı? Bu işte insanı köksüz ağaç gibi yapmak, yozlaştırmak. E, kim hiçbir tutunacak dal bulamasın. Ondan sonra işte biraz önce bahsettik. Din, yani burada Dinler büyük travma değil mi bu? Yani atıyorum e, ortaokul var, bana çok çocukların şey yapanlar var cinsiyet yani. Cinsiyet değiştirmesi. Evet. Şimdi özendiriliyor. Yani işte bu izliyoruz e, dijital evet. kanallarda bunlar. Hani e, devamlı köpürtülere çocukların önüne getiriliyor. Yani bu ee, önce hastalık olarak tarif edildi. Ondan sonra hastalık kategorisinden de çıkartıldı. Hı. Bunu Dünya Sağlık Örgütü hastalık olarak görüyordu. Evet. Galiba 1960 yılında hocam daha iyi bilir. Evet, evet. E, 60 yılından sonra bu tarafa doğru. Bu çok özendiriliyor ve hastalık kategorisinden de çıktı. Yani doğal olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar ama zorlayarak bunu yapıyorlar. Ve bir yönlendirme var. Siz yönlendirmeyin, biz yönlendirelim şeklinde bir yönlendirme var. Ama burada çok büyük travmalar oluyor. Bunun amacı her yönden girip insanoğlunu yozlaştırmak. Bir tanesi de bu. Bu eski şeyde de var. Belirli oranda toplumlarda olabiliyor bu. Ama mesela Yunan'da ve Roma'da bunun aşırı derecede ileriye gittiğini de görüyoruz. Hatta e, dini kaynaklara bakarsak Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi Hazreti İbrahim zamanında bile Hz. İbrahim'in amcasının oğlu o, çünkü. Lut. Evet. Yani e, şey yani amca oğulları ikisi. E şimdi orada da var. Buradaki problem şu. Kanunlara bunu alalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım derken bu bir zorlama haline gelecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki anlatımından e, bireylerin yaptığı o eyleme karşı değil ama o bireylerin oluşturduğu toplumun o şekilde olmayan insanlara karşı yaptığı zorlamanın yasaklandığını ben doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Bu şekilde anlıyorum orada Hazreti Lut'ta anlatılan ayetleri. Yani onlar öyle bir hale gelmişler ki toplumda baskın bir şey haline gelmiş ve diğerlerini zorluyorlar. Çünkü Hazreti Lut'a gelen daha önce Hazreti İbrahim'e uğrayan melekleri zorluyorlar. Yani bir insanın evine girmiş bir misafir var onu evi basıyorlar. O misafirleri bize vereceksin. Hatta Hazreti Lut'un e, onlara cevabı var. Şöyle diyor yani normal bir ilişkiye yönlendirecek şekilde bakın kızlarım var. Yani onları alın onlarla evlenin. E, cinselliğinizi normal yaşayın. Bu sizinki sapmadır diye onlara bu ayetten böyle anlıyoruz. Şimdi buradaki cin, e, cinsel eğilimdeki farklılaşmanın değil de Kur'an-ı Kerim'de o farklılaşmayı diğerlerine zorla kabul ettirmenin e, sanki e, istenmediğini ve buna gideceğini. Yani eğer gelecekte bugün böyle bir şey mi Tabii şey bugün yapılacak aynı şey oluyor. Arkadaşlar. Çünkü zorlamayla oluyor bu. Eğer bu e, yayılırsa ve kanunlara girerse o zaman öyle bir hale gelecek demektir ki. Yayılırsa ve kanunlara girerse o zaman öyle bir hale gelecek demektir ki. Yani normal olmak miras hukuku değişmesi lazım. Her şey değişmesi lazım. Girdi SGK evet, ücretsiz yani. olarak ameliyatları yapıyor. Ay şimdi yani. SGK şöyle evet. mesela, e, şimdi sen e, evlenecek erkek erkeği evlendiği zaman o bir tane söyleyecek. Onun nasıl olacak? Yani burada kadını korumak için şu anda mesela Türkiye'de uygulanan sistem. Miras kocası var, şey öldüğü zaman e, mesela sosyal sigorta hakkını karısı kullanabiliyor veya kızı kullanabiliyor. Bu kadını korumak için yani kızın, aileyi korumak. Aileyi için. korumak için bir şey önlem almış devlet. Ama burada nasıl olacak? Burada şimdi evlenme serbest olunca e, bir tane öldü diyelim. E, gitti 18 yaşında çocukla evlendi. Öbür adam öldü. E, bu çocuğa devlet bakmak zorunda mı? Yani onun sosyal sigortası bunlar hep kargaşa çıkartan şeyler. Yani şu andaki kurulu düzende çok acayip bir deformasyon kargaşa ve giderek de diğer insanları da buna zorlayarak yani öyle bir hale gelecek ki herkes bunu kabul etmesi lazım veya böyle yaşaması lazım. Böyle evet. yaşamayan dışlanacak şimdi, sanki. E, cinsiyetsiz toplumun amacını söyledin. E, ne ne yani. olduğunu söyledin. Evet. Şimdi senin konuna gelelim. Evet. İklim değişikliği. Aslında o cinsiyetsiz toplumla evet. alakalı bir şeyler da, ekleyebilirsin. Evet, ekleyebilirim. <laughs> Şöyle şimdi bir cinsiyet değiştirme meselesi var. Bu ayrı bir şey. Bunun üstüne daha vahimi en felaket bütün felaketleri unutalım. Şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi de unutalım. Cinsiyetsizlik meselesi en büyük felakettir. Şimdi bir çocuğun evet hormonal bozuklukları olabilir ergenlikten itibaren. Östrojen, progesteron e, yerine testosteron Varsa ortalıkta yani kendini erkek hisseder, dişi bir birey, erkek gibi hisseder. Bunlar hormonal bozukluklardır. Bu da toplumda binde birdir zaten. Fakat bunun özendirilmesi cinsiyet değişikliği. Normal bir erkek birey, normal bir e, dişi birey kendilerini çaprazlama yapması, bu zaten neslin devamını engellemek için yapılan bir proje. Bu bir kenarda duruyor. Ama bunun da üstüne giderek Nesli bozuk yeni sistemler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. O da cinsiyetsizlik meselesi. Ne demek mesela? Yani cinsiyetsiz ne demek? Erkek de olmayacak, kadın da olmayacak yani. Dişi de olmayacak. Kendini erkek gibi de hissetmeyecek, dişi gibi de hissetmeyecek. Peki bir aile içerisinde biz bunu düşünürsek. Asıl zahamet burada başlıyor. Anne, baba çocuklar var. Ve ergenlik yaşında bir oğlan bir kız olduğunu düşünelim. E, ergen erkek o çocuk ne yapar? Bir şortla ortalıkta dolaşır değil mi? Ama bir ergen kız çocuğu ergenlik yaşına geldiği için daha çok babasının erkek kardeşinin amcası dayısı neyse işte onların yanında daha üstürüplü giyinir değil mi? Şimdi cinsiyetsiz olursan ne olacak? Kalktım. Serbest. Diye. Evin içerisinde siz yani bu şekilde dolaşırsanız sonuç ne olacak? Ensestin önü açılacak. Her manada normalleşecek. O zaman ne olacak? Bozuk nesiller. Bugün bir yazı okudum. Bozuk nesiller ortaya Ensest çıkacak. En bir büyük bir met yani şimdi şöyle bakmak lazım. Bakın yani 1940'lara gittiğimiz başka bir şey. zaman bilhassa Avrupa biliyor musunuz çok e, enses çok normal bir yani Hitler'in bile hani hikayesini evet. okursanız bilhassa e, rahmetli Aytunç Altındal'ın e, bilinmeyen Hitler kitabını okuyacak olursanız Firavun o dönemi çok iyi yani. anlarsınız. Tabi biraz daha geriye gidersek bir birkaç bin yıl daha yani Firavun, Firavun ailesi, ailesi. asil kan vesaire evet. vesaire. Evet. Biraz sonra ee, Hamza'nın kitabından soracağım. İnsanlığın saklı tarihi bu konulara. Evet. Yani hangisi daha önemli? Yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz en büyük felaket yani bugüne kadar da konuştuğumuz bence en büyük felaket cinsiyetsizlik meselesi. Çünkü bu level attırdı. Yani e, gay birey, lezbiyen birey, trans e, birey Bunlar farklı tamam bu nesil devam etmeyecek kalacak orada vesaire bunu anladık bu zaten çok sürdürülebilirliği de yok çünkü hormonlarına istediğin kadar sen hakim olmaya çalış o testosteron geldiğinde sen erkek sen erkeksindir abi yani biseksüel de olabilirsin ama kadınlardan hoşlanırsın Hiçbir şekilde şeyin olmaz yani. Aynı zamanda bu, bu e, trans bireylerin, o LGBTQ falan filan, onda iddialarla baskı tamam, alırlar. Ya. Ama bunların aile içerisinde de kendi aralarında bir saygı, muhabbet vesairesi var. Yani annesine, babasına, işte akrabalarına karşı böyle bir hani e, duruşları var, farklı duruşları var. Birbirlerinin ilgilerini çekmiyorlar diyeyim. Şimdi bu cinsiyetsizlik meselesi aile içi cinsel manada birbirinin ilgisini çekmesi üzerine yapılmış bir sistem. Yani bunu anlatırken bile ben kolay kolay sinirlenmem biliyorsunuz eğilim ayağım titriyor yani buna yani devletin bütün yani diyanetin aile ve sosyal politikalar bakanlığının herkesin öğretmenlerin yani hepsinin buna özellikle eğilmeleri gerekiyor yani bu uyuşturucudan daha tehlikeli bir durum. Her şeyden daha tehlikeli bir durum. Yani enses Peki, bireylerin genetik olarak bozuk bireylerin genetik olarak bozuk bireylerin toplumda yayılması. Bunu zaten animelerle işte çizgi filmlerle dijital platformdakilerle de özendiriliyor, normalleştiriliyor. Yani bunun aile yapısından uzaklaştırılması, hatta böyle olanların cezalandırılması özendiren yapıların vesaire gibi bunların yapılması lazım. İklimle alakalı da daha önce de birçok program yaptık. İklim yani şu an insanın iklimin e, değişimine etkisi yani binde 3 civarında bir durum. Bunu da %3 diye gösteriyorlar. Fakat Wikileaks belgelerinde biz gördük ki yani Antarktika'da ve Arktik'te yapılan çalışmaları para karşılığında değiştirip e, işte insan etkisi olduğunu söylemişlerdi. E, bir e, çok basit olarak ee, okyanus'ta patlayan bir volkan vardı, süper volkanımsı bir volkan. Onun çıkardığı şey bizim yaklaşık bu 60-70 senede e, harcadığımız karbon salınımından daha fazla e, geçtik. E, yanardağı patladı, e, işte İzlanda'daki patladı. Bunlar çok daha fazla sera gazı da, yani sülfrik asiti gökyüzüne yayıyor. Güneşte ısın yani dünyanın ısınmasını sağlıyor. Bir de bu zaten bir döngü. Yani 15-20 bin yılda bir dünya buz çağına girer. Bunu niye kaşıyorlar? 15-20 bin yıl sonra da buz çağına çıkar. Niye? işte e, Kyoto İklim Anlaşması, Paris İklim Anlaşması. Kim imza atıyor? Bizim gibi ülkeler. Kim atmıyor? Dünyada her şeyi üreten Amerika'sı, efendim söyleyeyim İngiltere'si, Çin'i vesairesi. Yani senin üreteceğin, askeri alanda kullanabileceğin, teknolojik alanda kullanabileceğin, üretim yapabileceğin fabrikaların çünkü doğaya zararlı olacak maddeler üreteceksin ya da onların yan ürünleri doğaya zararlı olabilecek. Bunları üretme, sen gelişme, biz üretelim, biz gelişelim istiyorlar. Bütün mesele bu. Yani işte bir de yapay et meselesi var. Yine gıdanın bozulması, genetiğin bozulması. İşte ee, neymiş? ...büyükbaş hayvanları öldürelim yani inekler, Evet sera gazı çıkartıyorlar. Ya onun çıkarttığı metandan ne olacak? Onu zaten geri dönüştürüp sen metan gazı olarak kullanıp... ...ısınmada, elektrik üretmede falan tekrar kullanıyorsun. Yani onu e, değiştirmeye çalışıyorlar. İşte yapay et yapalım. Çünkü e, kodlanmamış bir şey var. Yani genetikte. Şimdi biz aminoasite kadar indiriyoruz ya bunu. Bu aminoasit kodlanmamışsa yani çöptür. Besleyici tarafı da olmaz. Sen de o amino asiti içerisinde yani midende parçalayacaksın tekrar kendi hücrelerine katacaksın. Yani kendi bedenini kendi kaslarını, kendi hücreni bu kodlanmamış. O da yozlaştırma projesi. Tabii ki. Yani, evet. yani mankurtlaşmaya, aptallaştırmaya hantallaştırmaya obez olmasına ve her türlü hastalığın ortaya çıkması. Sonra bu hastalıklara binaen de zaten ilaç üretiyorlar. O ilaçları bize satıyorlar. Zaten bazı ilaçların da e, tedavi etmediği ortaya çıkıyor sürekli. E, sürekli bir döngü. Yani bize veriyor sonra yani kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Hayatımızdan da alıyor. Yani sizin projenin işte insansızlaştırma, azaltma projesinin bir yönü bir de yozlaştırarak işte o cinsiyetsizlik evet. meselesi. Bunlar birbirine bir, bir, bir buna de şey var. Ben de bir, ben de ben ekleyeyim mi? Söz vereceğim. Şimdi... Süleyman Saim Tekcan hocamız demiş ki uzun bir yazı attığı için buradan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından, ressamlarından biridir. Heykel biridir kendisi. Bilmeyenler için söyledim. İşte Mekke Allah'ın evi değildir. Allah, Allah kişi değildir ki evi olsun yazısı. Benim değil Muazzez İlmi'ye çığdan attım dedi. E ee, ben de yazı çok uzun olduğu için sonundaki kimden yani geldiğini Allah anlamadım zaten Allah'ın kişi olduğunu İslam evet. aleminde iddia eden hiç kimse olmamıştır yani bunu söylemeye bile gerek yok. Evet. Hiç kimse de bugüne kadar mesela Mekke için geçmez zaten Kabe için geçer. Beytullah dendiğinde Allah orada duruyor evi bir kişidir gibi anlamamışlardır yani. Oradaki Şimdi... anlaşılan şey Allah'la ibadet edilen temas edilen yer anlamında, Allah'la ilişki kurulan yer anlamında Beytullah Allah'ın evidir. Orası evet, dünya Ben şey yani Bunu zaten İslam diyeyim. aleminde benim tanıdığım bugüne kadar bunu bu şekilde Allah orada duruyor, orayı ev edindi. Bir tek Allah orada duruyor gibi anlayan ben bugüne kadar bir kişi görmedim. Yani Böyle anlayan bir kişi olmayınca buna böyle bir cevap vermek gereksiz bir şeydir. Yani. Evet. Şöyle hocam buna bir ekleme yapayım. Şimdi burada Kabe'deki tavaf nasıl? Ortada Kabe var. Etrafında insanlar dönüyor. Güneşin dünyanın pardon güneş etrafında dönüşü istikametine yani saat yönünün tersinde dönüyor. Aslında oradaki sembolizm şu. İnsanlar dünyayı temsil ediyor. Kabe de güneşi temsil ediyor. Yani burası Allah'ın evi demek. İnsanların evi yani Allah'ın insanlara verdiği ev burası manası var orada. O da var. Evet. Ee, aydın Türk Gücü yazmış İngiltere'den sana söylüyor. İnekler geviş getirirken metan gazı çıkartıyor. Sorun o dışkısından değil aslında da diye söylemiş. Işte, o... evet. Şimdi Hamza senle devam edelim. Tamam. Tabii ekonomik krizler. Evet. Ve buraya eklemek istediğim evet, bir şey oraya varsa. Oraya eklemek istediğim şey evet. şu. Tam söyleyeceğim şeyi az önce operatör doktor Mehmet Okan Özdemir de attı mesaj. Aynı tam benim söyleyeceğim şey o mesaj olarak yatmış. Onun mesajından okuyayım. Diyor ki cinsiyetsizlik projesinin tek amacı var. Üremeyi durdurup nüfusu azaltmaya yardımcı olmak diye. Ben de yani öjeni politikasına hizmet eden bir şey olarak görüyorum. Ee, onu bir kere kenara koyalım. Soru ne sorusun abi? Neyse. Diyorum ki şimdi hmm. bahsettiğimiz hani krizlerden bahsediyoruz. Felaketlerden, hmm. cinsiyetsiz toplum, iklim değişikliği. Evet, evet, tabii evet, evet tabii Tamam. Yani bütün, bütün tabii tabii tabii. Evet. Yani bütün e, her şeyin baştan resetlenmesi, büyük reset şey o. Yeniden kurulması demek. <laughs> Sıfırdan bir dünya inşa edilmesi. Çünkü eski paradigma artık değişiyor. Eski tanımlar, eski kavramlar değişiyor. Her şeye, yani cinsiyete bile yeni tanımlar getiriliyor. Ondan sonra kadın erkek kalkıyor. İşte falanca birey, erkek birey, dişi birey, bilmem işte ne deniyorsa yani LGBTTQ falan filan yani. Bütün bunlar hayatın her alanında yeni tanımlar getirmek zorunda. Çünkü şimdi dünyada bu finansal sistemin çöküşüyle birlikte büyük bir kriz yaşanacak. Bir durgunluk süreci, durgunluğun da ötesinde bir buhran süreci yaşanacak ve bunun içinden çıkmanın tek bir tane yöntemi var. Yeni bir şey inşa etmek. Geçmişteki buhranlarda da böyle olmuştu. 29 büyük buhranından çıkmasını sağlayan dünyanın 1933'teki bu şeydi yani hükümet kalkınma ve yatırım programlarıydı. Hükümet destekli programlardı. 2023'te biraz daha farklı bir şekilde hükümetlerin üstü olan uluslararası <laughs> kurumlar üzerinden şirketler üzerinden yapılacak bu. Çünkü yeni paradigmada artık devletler değil, ulus devletler yok, şirketler var. Dev şirketler, ulusüstü küresel şirketler var. İnsanlara e, vatandaşlığı da bunlar verecekler. Ee, bu para Bunların parasını da bunlar üretecekler tabii onlara bağlı altlarında çalışan hükümetlerin organları olacak ama eski hüviyetlerinde değil tamamen değişmiş ve diyorlar ki mülkiyetsiz bir toplum olacak yani bir, bir çeşit e, şirket sosyalizmi hiçbir şeye sahip olamazsın her şeyi kiralayacaksın nereden şirketlerden yani bütün mülkiyetin sahibi onlar olacak. Yani bu dünya ekonomik forumunun ortaya koyduğu bir şey yani bir projeksiyon hatta bir ajanda yani projeksiyon demek de tam tarif etmez bir ajanda. Bunlar Davos'ta e, sürekli her sene geçtiğimiz hafta da zaten yapıldı 2023 servesi yapıldı. Dünyanın en önde gelen isimleri isimleri e, politika belirleyicileri dünyada tarih yapıcılar e, orada bulunuyor. 1040 mesela, özel jetle gittiler. Tabii. Küresel yani ısınmaya katkıda bulundukları. Evet bu yani orada bahsediyor. en çok mesela küresel ısınma üzerinden getiriliyor eleştiriler. İneklerin çıkardıkları gazdan, gazdan işte tehlike tehdit altında olduğunu söylerken buraya dediğin gibi böyle yüzlerce özel jetle özel e, jetlerle yani. fosil yakıt tüketerek evet. karbon salarak gidiyorlar. Bütün bunları konuşuyorlar. Orada Klaus Schwab geçen seneki Toplantıda açılış konuşmasında şunu söylemişti: "Bu odadaki insanlar e, dünyanın kaderini tayin etme gücüne sahip insanlarsınız siz," diye böyle bir tabi ederek başlamıştı. Hakikaten de karşısındaki insanlar o statüde e, idi. Şimdi bu projeksiyonu orada gerçekleştirilirken... Tabii ki, uygulayıcıları demek lazım. Tabii belki. tabii uygulayıcıları. Bir fikir çok daha yani yukarıdan Yani bu sadece için. dünya ekonomik forumu değil. Bununla birlikte çalışan ulusüstü bir sürü yapı var. Birleşmiş Milletler bunların en başında geleni, en önde geleni yani şeyin, çetenin, çıbanın başı. Ve bu şeyi de SDG programıyla <laughs> sürdürüyorlar. Programın adı bu. SDG. Sustainable Development Goals. Sürdürülebilir gelişim hedefleri. Bunun içinde çalışan vakıflar var. Gates Vakfı ön plana çıkıyor. Rockefeller Vakfı var. Bunlar birlikte kendi resmi internet sitelerinde görebilirsiniz yani bunların yaptıkları yayınları. Gidip birçok ülkenin devletin bakanlıklarıyla, tarım bakanlıklarıyla, şehircilik bakanlıklarıyla ki onlar da dönüşüyor işte iklim bakanlıkları falan kuruluyor bütün dünyada. Bunlarla protokoller imzalıyorlar. Yani düşünebiliyor musun bir bakanlığın herhangi bir ülkenin hangisi olduğu fark etmez. Gez Vakfı ile niye oturup protokol imzalıyorsun abi sen yani Birleşmiş Milletler bu vakıflar üzerinden kurguluyor bunu. Vakıfların geçmiş çalışmalarına Adamın bakıyorsun. Adamın bir tane traktörü yok. Bir tane e, tohum üretim tesisi yok. Ne bileyim ben bir tane e, gıda işleme merkezi yok. Ama gelip bütün <laughs> dünyada tarım arazilerini kiralayabiliyor. Ya, ya satın alıyor. Mi? Bak Türkiye'de <laughs> Türkiye'de binlerce dönüm, hatta yüz binlerce dönüm Bill Gates'in e, bir şirket üzerinden P harfiyle başlayan bir şirket üzerinden <laughs> arsa satın aldığına dair spekülasyonlar evet. yapıldı. Bunlar evet spekülasyon üzerinde Kanıtlayamıyoruz. <laughs> Elimizde onun adınadır falan diye değil ama Forbes dergisinde yayınlanmış bilinen, resmi, hiçbir spekülasyon olmayan hiçbir konspirasyon olmayan bir şey söyleyeceğim. Ee, Amerika'da e, 100 milyon dönüm arazi satın aldı. Evet. Forbes'da yazdı ya. Yani sen sen tarımla ne işin var yani? Evet. Sen bir şeysin yani. Bir bilgi teknolojileri şirketisin. Bir örnek vereyim mi? Başını... Kendi Bunun sebebi ne biliyor için... musun? Söyle abi buyur. Yani kargil diye bir firma var. Geldi Türkiye'ye şeker fabrikalarını satın aldı. Ne yaptı biliyor musunuz? Hepsini kapattı. Kütahya şeker fabrikasını da kapattı. Ben Kütahya Hisarcık Merkez Şehirler köyündenim. Pancar ekilirdi bizim köyde ve genç nüfus da vardı. Pancar ekimi bitti, şeker fabrikası katı kapatıldığı için ve bu Genç nüfus şehre göçmek zorunda kaldı ve işçi olmak zorunda kaldı. Şimdi biz bu olalı 6-7 sene oluyor. Şimdi biz aynı şeker fabrikasını tekrar açsak o köyde genç nüfus, çiftçilik yapacak genç nüfus bulamayacağız. Şimdi Oradaki arazi boşa çıktı daha ucuzladı. İsteyen istediği gibi satın alır çünkü eken yok. E, oradaki e, iş bilen ya da işte verimli çiftçi kaybettik e, şehirde güvenlik oldu, işçi oldu vesaire oldu. E şeker fabrikasında biz pancar şekeriyle, sağlıklı gıdayla besleniyorduk. Şeker kamışı ithal ediyoruz. Amerikan şeker kamışını, Arjantin, Brezilya Bak Bunlar vesaire. nesli ve ekini bozarlar. Yani, tamam mı? Ekin şimdi, dediğin zaman tarımdır. Nesil dediğin zaman da bu evet, cinsiyet politikalarına kadar bütün da gidersin. Bütün sistemi buradan. bozuyor adam. Senin yanına gelip yani ve sen buna kucak açıyorsun. Niye? Bir milyon dolar verdi diye. Şimdi iklim büyük tehlike diyorlar ya. işte Paris iklim anlaşmasını getirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde bunun altına imza attırdılar. Ve Bu bu da şunu öngörüyor küresel komisyonlar var her anlamda iklim e, e, politikaları, e, çevre şehircilik politikaları, e, sanayi politikaları, tarım politikaları çünkü hepsinin iklime bakan boyutu var yani tamam mı? Bir de bunların mı? hepsi ilaç firmalarıyla aynı e, firma yani sahipleri aynı bu gıdalardan oluşan hastalıkları da aynı ilaç firmalarının e, sahipleri ilaç üreterek bize tekrar ilaç olarak satıyor İşte şeker hastalığı. E, tansiyon, yüksek tansiyon, kolesterol <laughs> vesaire. Yani evet. yani hı -hı. berbat bir sistem kurmuşlar. Şimdi Doğru. senin kitabında, kök kitabında önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki önemli olan Daniel'in bölümünü iyi incelememiz lazım. Biraz önce bahsettiğimiz eski ahitteki aslında kehanetlerin en çok olduğu yapı. Yani Yuhanna Daniel kitabı filan. Şunları söylüyorsun. Diyorsun ki burada Tanrı'nın e, hani e, işte cenneti oluşturmak kavramı aslında onların kafasında başka bir şeydir. Ne Hı. demek istiyorsun? Şimdi bak cennetle ilgili tasvirlere baktığınız zaman, ben, ben kitabın şeyine de kapak kısmında da var yazar. Yani e, alt ay yaratılış destanından e, Türeyş destanından Sümer e, Enuma elişine kadar hep ortak bir şey vardı. <laughs> İnsanoğlu yaratılmıştır cennette ve e, sadece Tanrıya kul olarak yaratılmıştır. Orası çünkü Tanrı'nın krallığıdır. Cennette Tanrı'dan başka bir kral yoktur. Ama işin içerisine başka birisi dahil olur. İşte altaydan örnek verdik. Orada da onun ismi erliktir. Erlik diye geçer Türk destanlarında, Türk teorisinde. Bu bizim bildiğimiz iblistir. Oraya bir sızma yapıyor ve insanı orada e, Tanrı'nın krallığı değil, diyor ki sana insanın krallığını teklif ediyorum diyor. Ve bunu da bir soy üzerinden, e, özel bir e, melez bir soy oluşturarak beraber yapacağız diyor. Lilith hikayesi de zaten buraya dayanır. Şimdi Adem'in iki oğlu hikayesi var ya, e, bunlardan bir tanesi e, bir diğerini öldürüyor. Yani Habil ve Kabil var. Kabil, Habil'i öldürüyor, büyük olan. ve Habil öldükten sonra Şit adında bir oğlu da oluyor ve insan nesli oradan devam ediyor. Bize Kabil'in soyu ile ilgili hiçbir şey anlatılmıyor. Yani bugün şeye baktığın zaman da İslam literatüründe de Kabil'in sonuna dair hiçbir şey yoktur ama İbrani şeylerine baktığın zaman metinlerine, geleneğine orada onun soyunun da devam ettiğini hatta bunun biraz daha böyle kabalistik, biraz daha okült tarafına gidip incelediğin zaman peygamberlerin bile aslında o soya dayandığı şeyine varırsın. Yani kaindir onlar da. Kabil'e kain derler. Şeyde soy ağaçlarına tuval kain diye geçer. Onu biraz maskelemek için tuval kaine dönüşmüştür o. Ve burada gökyüzünden gelen ee, işte Anunaki de diyebiliriz ona da Enok kitabında evet. mesela Nef nefilim, nefilim nefilimdir yani bu İbrahimler'de nefiller gelmiştir. Bunlar Hermon Dağı'na inmiştir. Hermon Dağı'nın tepesine uzaydan gelerek iniş yapmışlardır. Ve bunlar ilk bahçeye karşı savaşan düşmüş meleklerdir. Yani iblisin havanesi, tayfası. Şimdi gidelim Star Wars filmine bakalım. Oradaki analojiye bakalım. Şimdi orada ne var? İlk düzene karşı açılmış bir savan, savaş var. Statüko. Ama çok normal değil mi? Adam ki, normal. Yahudi. Bunu anlatacak. Başka ne anlatacak? Ama bu savaş hepsinde var. Tamam. Bütün mitlerde var. Şimdi koyuyorsun, karşına bakıyorsun, ama geliyor ki insanlarla bir temas da kuruyor <laughs> ve onlardan bir e, özel bir soy e, icat ediyor, üretiyor ve bütün mitler bu iki soyun kavgasını anlatır mı ya? Yani hep Hint işte, şeyine bakıyorsun. Kardeş, küçük kardeş. Yani Mahabharatasında da tabii, öyle. Tabii, Ramayanasında da öyle. Hiç fark yok ya. Yani diyorsun ki insanlığın saklı tarihine baktığımız zaman senin kitabında olduğu Şimdi, gibi aynen, aynen, getiriyoruz olan işte bunu bugüne dünyasına biraz. uyarlıyoruz. Elitler var tamam mı? Evet. Bunların yaptığı şeye de mesela e Stanley Kubrick'in hep örnek veriyorum çünkü o anlatmış ya filmde o resmi resmen koymuş yani karşısına. Orada Amerika'da New York'ta Rockefeller'ların malikanesinde çekildi o film. Ve oradaki ayin sahnelerini izleyin, oradaki sapkınlıkları, oradaki eşcinsellikleri hepsini ay, Hepsini ay, ya ay. böyle şey koymuş. Ve burada bir seçkinler var, elitler var. Bunlar Davos'ta buluşan ekip var ya. Bunları Anladın anlatıyor. Olsaksın. Bunlar özel bir soy, özel bir kan. Dünyaya karşı bir krallık ilan edecekler. Dünyanın geri kalanına yani insan üstü yani olanlar. Bu soy diyoruz. Nilütitin kabiliğini taşıyanlar. Soyunun kendisidir ve aslında Şit'le ile Kabil arasındaki kavganın kendisidir. Aynı senin kitabında yazdığın gibi. Şimdi gelelim Caner taslamana evet. Programın sonuna gel gel geliyoruz. Şimdi iki tane konu var. Yani önümüzdeki büyük tehlikeleri koyduk ama aynı zamanda bunlar bir şeylerin habercisi. Yani birincisi göçler. Yani hı hı. E hani tarihi insanlığın var o var olduğu günden bugüne kadar Devamlı göç yani bugün Anadolu'da e, Türkler varsa bu da bir göç hı hı. E, ve tabii dinler hı hı. yani dinlerin bir şekilde yine başa dönüyoruz e, bir şekilde değiştirilmesi yani belki o veya bu şekilde bir şekilde karıştırılması insanların kafalarının karıştırılması hı hı. yani bugün çocukların yaşadığı deizm agnostizm gibi e, ee, bir konuyu da içeren yapılar. Bunlar için ne diyeceksin bizlere? Şimdi yani tabii göçlerle beraber şimdi göç olgusu tarih her döneminde olmuş. Yani günümüzde oluyor. Bu göçe sebebiyet veren şeyler hepimiz biliyoruz. Bir böyle işte savaş gibi olgular olduğunda göçler işte bu Suriye olayında olduğumuz gibi oluyor. Sizin mesela demin ön gördüğünüz ama görmediğiniz mesela diyelim dünyada bir yanardağ patlaması olsa, büyük yanardağ patlaması olsa, ya da bir gök taşı çarpsa ki bunların hani muhtemel senaryolar. Tarihte de olmuş, tarihte olmuş. de olmuş evet. mesela gök taşı çarpmaları yani çok büyük taşı O zaman da mesela bunun etkilerinin çok olduğu yerden yani bütün dünyanın sistemini değiştirecek oranda göçler olabilir. Yani bir muhtemel olan göçler var. Böyle şu anda bizim gözlemediğimiz, inşallah gözlemlemeyiz. Bir göktaşı çarpsa olabilecek göçler. Bir de işte böyle savaşların sonucunda olan göçler var. Bunun dışında tabii ki ekonomik olarak belli bölgenin fakirliğinden dolayı diğer taraf olan göçler var. Bu göçler tabii ki dünyadaki sosyolojik yapının yeni şey, şekil almasında, işte ülke ekonomilerinde etkili oluyorlar. Bunlarla ilgili ne diyebiliriz bilemiyorum. Yani söyleyecek bir de her bir göç olgusu kendi içinde farklı. Yani mesela Suriye'den Türkiye'ye gelen göç bir Suriye özelinde incelemek lazım. Filistin'den mesela Ürdün'e öyle çok yüksek bir göç vardır. yani bir böyle incelenecek olaylar var. Bir de muhtemel olan dediğin gibi hani dünyada bir yerde çok büyük bir felaket olsa başka yerlere oluşabilecek göçler var. Veyahut da bu iklimle ilgili de bazen göçler diyor. Diyelim ki belli yerler su altında kalsa. Yani sular yükselse dünyada olacak göçlerle ilgili böyle tahmini senaryolar var. Yani bir var olan göçlerin sosyolojik bir olgu olarak incelenmesi var. Sosyolojide bu göç konusunu çalışan e, değerli sosyologlarımız var ülkede. Bir de muhtemel senaryolar üzerinden dünyada felaket senaryolar üzerinden öngörebileceğimiz göçlerle ilgili olay var. E, dinle ilgili boyuta gelirsek onlar iki ayrı konu olarak aldım. Yani çünkü bu din olgusu dışında da göç önemli bir sosyolojik olgu. Hem şu anda gözlediğimiz hem tahmin olarak mümkün olabilecek göçler. E, dinlerle ilgili tabii tarihin hiçbir döneminde olmayan yepyeni bir şey oldu. Ve genelde hep şunu söylüyor böyle bir şey dediğimde. Genelde tarihte olmayan yepyeni bir olayla karşı karşıyayız gibi cümleler genelde palavrayla biter. Ama bu sefer palavra değil. Gerçekten yepyeni bir şey oldu. Bu nedir? İnternet diye yepyeni bir olguyla hepimiz karşı karşıyayız. İşte böyle son 20-30 yılda bu yaygınlık kazandı. Dünyada ilk defa insanlar farklı kültürlerle, farklı fikirlerle bu kadar rahat karşılaşabiliyor. Yani bir insan televizyon ekranda veya şu cep telefonu ekranını açtığında dünyadaki bütün farklı dinlerle, kendi diniyle ilgili farklı yorumlarla ne bileyim herhangi bir dinin veya ideolojinin anlatımıyla bunlarla çok rahat bir şekilde internette, sosyal medyada herhangi bir alana girse karşılaşıyor. Bunun neyi, yani yepyeni bir olgu bu. Şöyle bir örnek veriyorum genelde bu da. Diyorum ki herhangi Türkiye'den birimizi alsak, birimizin dedesinin hayatı boyunca İslam'la ilgili karşılaşmayacağı eleştiriyle, aynı şey tabii ki bir Meksika'daki Hristiyan, işte e, e, <laughs> uzak doğudaki bir Budist'le ilgili de alakalı, kendi dedesi kendi inancıyla, veya bir ateist içinde geçerli. Kendi dedesinin o inandığı fikrinle hayat boyu karşılaşmayacağı kadar farklı fikirle torun bir günde karşılaşabiliyor. Çok değil mi? Herhangi bir mesela ateist siteye gitsek şu anda. İslamla ilgili İyi dedemizin karşılaşmayacağı mi? kadar eleştiriyle bir günde karşılaşır Bu çok yepyeni bir olgu. Bu da şunu gerektiriyor. yani Tarihin eski dönemlerinde olduğu gibi taklidi olarak bu işi götürmek kolay değil. Yine mümkün. Yani eskiden mahalleyle ve aileyi taklitle genelde inançların birçoğunu götürüyorlardır. Yani Müslümanlarda, ateistlerde, Çin'deki de işte Budistik belli de. inançta olan da bilmem nerenin Budisti de birçoğu böyleydi. Yani bu İslam'la ilgili bir olgu değil. İlk defa farklı fikirlerle bu kadar kolay karşılaşılıyor. O zaman... Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar aklı başında bir İslam anlatmak zorundayız. Biz kendi açımızdan bakarsak. Tarihin eski dönemlerinde farklı fikirlerle çok fazla karşılaşmayan insanlara hurafelerle karışık bir din anlattığında bunun olumsuz etkisi yine olurdu ama şu andaki kadar büyük olmazdı. Şu anda siz mesela peygamberin sidiğini içti de cennetlik oldu gibi bir şey anlatırsanız ki bunu anlatanlar ne yazık ki var Türkiye'de kusura bakmasınlar ama reel bir örnek olarak anlat. Evet. Peygamberin sümüğünü kapışırlardı gibi bir örnek al. Eskiden anlattığınız etraf yani bunu eleştiren pek kimse olmadı unutulur giderdi. Fakat siz bu saçmalıkları din diye anlattığınızda oradan bir ateist, oradan bir İslam düşmanı bunu kapacak pat 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 daha İslam bu, daha İslam bu diye internetten ulaşmayanlara da İslam'la eleştiri olarak bunu her taraftan sunacaktır. İslam'la ilgili. O yüzden biz akılla bilimle, sanatla, kadınla, hayatla barışık bir İslam anlatmaya ki bana göre çünkü İslam özünde bunlarla barışık. Yani modernite gerektirdi de ah, millete böyle güler yüzlü İslam anlatalım. Hani İslam aslında böyle değil de biz makyajla yaz anlatalım demiyorum. Gerçekten böyle olduğu için böyle bir İslam anlatmak zorundayız. Çünkü biz bunu yapmazsak İslam'ın gerçek şeyi akılla, hayatla barışık bir İslam anlatmazsak bu Aşkası hurafelerle olmuş. ilgili İslam eskisi tarih eski dönemlerinde gibi <laughs> unutulup kenarda kalmayacaktır. Sosyal medyadan, internetten her taraftan ateistler tarafından, din düşmanları tarafından istismar edilip insanların önüne konulacaktır. Evet. Evet. Sevgili dostlar, bu haftalıkta Caner Taslaman, Serhat Ahmet Tan, Hamza Yardımcıoğlu ve Ali Selman Demirbayla insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalıştık. Ee, çok izlendik bu hafta. İnşallah bir dahaki hafta Psikoloji konuşacağız, insanlığı konuşacağız, gençler nereye gidiyor bunları konuşacağız. Bu haftanın sözü de şöyle olsun. Sadece ama sadece akıllı olanlar fikir sahibi olurlar. Geri kalanlar fikirlerin esiridir. Sağlıcakla kalın bir dahaki hafta yine aynı saatte Cuma günü görüşmek üzere. Ekspertiz ve daha fazlası garantiliaravan.com kayıt dışını sundu.